Ardından 10.30'da gerçekleşmesi planlanan Profesör Doktor Sayın Bilal Sambur Bey'in başkanlığında ikinci oturum. Öğlenden sonra saat 14.00 itibariyle başlaması düşünülen Profesör Doktor Sayın Tuncay İmamoğlu Bey'in başkanlığında transhümanizm ve din oturumu ve son olarak da 16.00'da gerçekleştirilmesi planlanan Doçent Doktor Sayın Muhammed Kızılgeçit başkanlığında değerlendirme oturumu ve kapanış. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri ve Felsefe Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı hocamız Doktor Öğretim Üyesi Sayın Muhammed Yeşilyurt Bey'e sözü bırakıyorum. Kıymetli hocam buyurun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlarım, kıymetli hocalarım, şu anda bizi YouTube canlı yayınıyla takip eden değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygılarımla selamlıyorum. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin öncülüğünde düzenlemiş olduğumuz Yapay Zeka, Transhümanizm ve Din başlıklı bilimsel çalıştayımıza cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi günümüzün, çağımızın getirdiği yeni bir takım modern problemlere çözümler sunmak üzere çalışmalarına devam etmekte. Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz Yapay Zeka, Transhümanizm ve Din isimli bu çalıştay, Türkiye'de bu kapsamda yapılan ilk çalıştaydır. İslam medeniyetinin değişim ve dönüşümden uzak kalamayacağının bir nevi ilanı niteliğindeki bu çalıştayın ilk oturumunda, Türkiye'de yapay zeka konusunda söz sahibi olan, araştırmaları olan kıymetli araştırmacı hocalarımız, yapay zekanın ne olduğunu farklı disiplinler bağlamında bizlerle paylaşacaktır. Ardından ikinci oturumda yapay zeka-din ilişkisi, fütürizm, din psikolojisi, kelam ve din sosyolojisi alanları bağlamında ele alınacaktır. Üçüncü oturumdaysa yapay zekayla çok yakından ilişkili olan felsefi ve kültürel bir hareket olarak da isimlendirilen transhümanizmin ne olduğu ve onun din ile olan ilişki niteliği sunulacaktır. Değerlendirme oturumundaysa Türkiye'de teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka ve yeni akımlar hakkında çalışmaları olan uzman konuklarla genel bir çerçeve ortaya konulmaya çalışacaktır. Çalıştayımızın tabii duyurulmasıyla birlikte özellikle akademik camiadan eğitim, öğretim hizmeti ve din hizmetleri sunan kişi, kurum ve kuruluşlarımızdan gerçekten de çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Elbette bu ilgi, bu alaka bizi son derece ziyadesiyle memnun etti değerli hocalarım. Dolayısıyla arkadaşlarımızla yaptığımız istişare neticesinde inşallah bu yılın sonunda şu anda çalıştay şeklinde icra ettiğimiz bu toplantıyı Uluslararası Yapay Zeka, Transhümanizm ve Din Sempozyumu adıyla çok daha geniş kapsamlı, interdisipliner bir nitelikte bir sempozyuma dönüştürmeye karar verdik. Umuyorum bu niyetimizi de hayata geçirmemiz mümkün olur. Buradan bunun ilanını paylaşmış olalım değerli hocalarım. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu vesileyle çalıştayımızın gerçekleştirilmesinde desteği, emeği ve katkısı olan başta Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ömer Çomaklı Beyefendi'ye, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Abdülhalik Karabulut Beyefendi'ye, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Musa Bilgiz Bey'e, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Adem Yerin de Beyefendi'ye, şahsımla birlikte Çalıştay Düzenleme Kurulu ortak başkanlığını yürüttüğümüz Doçent Doktor Muhammed Kızılgeçit Beyefendi'ye, sekreteryamızı yürüten
Sayın Doktor Öğretim Üyesi Recep Ertugay ve Murat Çinici hocalarımıza, düzenleme kurulumuzun çok kıymetli üyelerine ve elbette nazik davetimizi kırmayarak araştırma, bilgi ve birikimleriyle toplantımıza iştirak eden ve bugün burada sunacakları tebliğleriyle bizlere bilgi şöleni yaşatacak olan çok kıymetli araştırmacı ve akademisyen hocalarımıza, son olarak da şu anda ekranları başında bizleri çevrimiçi olarak izleyen, Çalıştay'ı takip eden bütün misafirlerimize, katılımcılarımıza Çalıştay Düzenleme Kurulumuz adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, bu güzel sunumunuz için bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Adem Yerinde Bey'i mikrofona davet ediyorum. Kıymetli hocam, buyurun. Teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Vekilim, saygıdeğer dekanlarım, kıymetli katılımcılar ve izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben kısa bir metin hazırladım. İnşallah bize ayrılan süre içerisinde onu okumayı başarabilirim. Süremi aşırmamaya çalışacağım. Alan bizim çok tanıdık olduğumuz bir alan değil. Ama bunun sadece din boyutuyla ilgili bilgimiz var. Ama diğer hususlarda elbette bilgi ve teknolojideki gelişmelerde bizi ilgilendiriyor. Yani şöyle bir ekran paylaşımı yapayım. XXI. Yüzyıl ileri teknoloji aracılığıyla zihnin sınırlarını zorlayan ve insan beynini kontrol altına almayı amaçlayan evrimsel çabalar çağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zeka, transhümanizm, posthümanizm, genetik mühendisliği, humanoid ve benzeri kavramlar bu çabaların başlıca kavramlarıdır. Bir bilgisayarın ya da bilgisayar denetimli bir makinenin yüksek zihinsel süreçlerle ilişkin görevleri yerine getirme yeteneği olarak tanımlanan yapay zeka, gerçek bir teknolojik devrimi temsil etmektedir. Bilgisayar teknolojisi ve biyoteknolojideki bu baş döndürücü gelişmeler bugün transhümanizm fikrini de güçlü bir biçimde gündeme taşımıştır. Transhümanizm, beyin, zihin ve beden olarak doğal biyolojiye dayanan biyolojik insanı gelecekte sentetik biyoloji ve bilgisayar teknolojisi vasıtasıyla daha da geliştirme amacındadır. Bu sayede insan yorgunluk olmaksızın daha uzun süre koşma kabiliyeti kazanabilir. Kanserojen maddelere karşı daha dayanıklı hücrelere kavuşabilir. Beyni içine enjekte edilecek mikroskopik robotlar yoluyla veya bizzat beyin hücreleri moleküler düzeyde programlanarak süper bilgisayara dönüştürülebilir ve bu sayede süper zeki insan tasarımları yapılabilir. Bu bağlamda transhümanizm, insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin artırılması, yaşlanma ve hastalanma gibi istenmeyen yönlerin ortadan kaldırılması amacıyla bilim ve teknolojiden faydalanılması gerektiğini öne süren bir düşünce hareketi. Diğer bir deyişle nanoteknoloji, gen klonlama, yapay zeka ve benzeri gibi ileri teknolojilerin insan üzerinde kullanılmasını destekleyen kültürel bir hareket olarak değerlendirilmektedir. Bilgisayar üzerinde ekranı oynatamadım. O sebeple cep telefonumdan takip edeceğim müsaadeniz olursa. Darwinci evrim anlayışından teorik destekler alan bu hareket, yaşam süresinin uzatılması temelinde yaşlanma ve ölüme çare bulmak
genetik, sinir bilim, yapay zeka ve ileri nanoteknoloji aracılığıyla bir üst insan seviyesine ulaşmak gibi amaçlar taşımaktadır. Buna göre transhumanizmin temel hedefleri şöyle özetlenebilir. Bir, insan bilincini en üst düzeye çıkaracak yapay bir zeka kurulumu sağlamak. İki, buna bağlı olarak insanın yaşam kalitesini artırmak ve ömrünü uzatmak. Üç, nihai amaç olarak da ölümsüzlüğü yakalamak. Birinci hedef istikametinde bilimin hızla ilerlediği ve neredeyse hayatın hemen her alanında mekatronik yapay zekalara tanıklık edildiği inkar edilemez bir hakikat. Yine gen bilimindeki gelişmeler göstermiştir ki normal insandan çok daha yüksek nitelikte zekaya sahip süper insan var edilebilir. Fiziksel ve bilişsel olarak kusursuz sayılabilecek insanların üremesi sağlanabilir. Yalnızca genetik müdahaleyle değil, yapay zeka yoluyla da insanın bilişsel ve fiziksel yetileri geliştirilebilir. Bu bağlamda transhümanizm, insanın mevcut kapasitesini biyogenetik yöntemler ve teknolojiyle yükseltme amacındadır. Nitekim nanoteknoloji, biyoteknoloji ve bilgi teknolojisiyle bilgi teknolojisinin birleşmesiyle bugün üretilen yapay organların insan beyniyle uyumlu, sorunsuz çalıştığına tanık olunmaktadır. Ancak bu gelişmeler henüz karmaşık bir yapı oluşturan insan beynini bir tür iradi davranışlara kaynaklık edecek biçimde bütün kodlarıyla kopyalanarak makineye aktarımının gerçekleştiği bir düzeye ulaşmamıştır. Bunun tersi olan yapay zekanın insan beyninin yerine geçtiği ve insan beyninin yazılımlarla kontrol altına alındığı bir sürece de girilmemiştir. Zaten bir bakış açısına göre transhümanizmin amacı da insan vücudunu makinelerle değiştirmek ya da insan beynini bilgisayarlara veya robotlara yüklemek değil, uzun ömürlü, üstün zekalı ve üstün güçlere sahip süper sağlıklı insanlar üretmektir. Bir tür bilinç durumunun aktarımı ve yaratıcılığı yansıtan birinci halin gerçekleşmesi bugün için hayali gibi dursa da ikinci hal biyoloji, fizyoloji ve psikoloji arasındaki karmaşık ilişki dikkate alındığında pekala mümkün gözükmektedir. İkinci hedefin bilim ve teknolojideki gelişmelerle gerçekleştiği ve yaşam kalitesinin her geçen gün daha da arttığı ve bu gelişmelerin daha da ileri aşamalara taşınmasının mümkün olduğu tartışmasızdır. Üçüncü hedef ise bugün için tam bir ütopyadır. Ayrıca dinlere karşı da ciddi bir meydan okumadır. İnsandaki ölümsüzlük arzusu, yapay zeka, transhümanizm gibi yaklaşım tarzlarıyla boyut değiştirerek ahiret inancıyla temsil edilen geleneksel ölümsüzlük anlayışının tersine varlığın bu dünyada ölümsüzlük kazanması fikriyle dile getirilmektedir. Ölümsüzlüğe ulaşma düşüncesiyle hareket eden insan, zeka seviyesini artırarak ve yaşam kalitesi ve süresini beden üzerinde uyguladığı yeni yöntemlerle geliştirerek bulunduğu durumdan bir üst seviyeye ulaşmaya çalışacaktır. Ancak bu çabalar ölümsüzlüğün yakalanmasıyla sonuçlanacak mıdır? Bu konuda bugün için umut vaat eden bir öngörüde bulunmak mümkün gözükmemektedir. Bununla birlikte insan bedeni tamamen üretilebilir ve bilinç irade yetisi bedenden bedene aktarılabilirse belki de insan için ölümsüzlüğe ulaşmak mümkün hale gelebilecektir. Bu süreçte henüz ölümü yenme yaşamasına ulaşamamış olan insanoğlu teknoloji ile hayatı daha yaşanabilir hale getirerek ömrü uzatma potansiyelinden ise yoksun değildir. Bu süreçte iş göremeyecek uzuvların sentetik biyoloji aracılığıyla yeniden işlevsel hale getirilerek biyolojik sınırların aşılması çabası söz konusudur. Sentetik biyoloji aracılığıyla insanın doğuştan veya sonradan kaybedilen organları yeniden vücuda getirilebilmektedir. Hücreler üzerinde ihtiyaca göre yeni değişimler yapılabilmektedir. Bu bağlamda biyoteknolojide kök hücre transferine geçilmiş, genetik şifreler çözümlenmeye başlanmış genetik materyaller üzerinde oynamayla insanın gen yapısını değiştirme aşamasına geçilmiştir. Gen ve kök hücre transferiyle medikal anlamda birçok rahatsızlığa çözüm bulunmakta ve hatta vücudun yapısı üzerinde değişimlere olanak sağlanmaktadır. Gen teknolojisiyle daha kaslı ve yapılı av köpekleri geliştirebilmiştir. Transhümanizm, insanın teknolojinin hızına yetişmesi için yapay zekaya fırsat tanınması gerektiğini, hatta insanın teknolojiyle üst insana doğru geliştirilmesi gerektiğini savunur. Transhümanizmde evrimin bir parçası olarak görülen teknolojiye uyum sağlayamayanlar insanlıktan kopmuş olarak değerlendirileceklerdir. Yine canlı dondurma bilimi olan kriyonik bölümü kontrol altına alma çabasıdır. Temel fikir ölüleri yeniden hayata döndürebilmek için bedeni ölümden sonra korumaktır.
iki hafta boyunca camlaştırılan minik bir solucanı belleği bozulmadan hayata döndürme işlemi bu alanda umut vadeden en başarılı bir gelişme olarak görülmektedir. Bu bağlamda tedavisi olmayan herhangi bir hastalığa yakalanan bir kişinin tedavisi bulunana kadar dondurulması söz konusudur. Bu gelişmelerde dinin yeri ne olacaktır? İslam dini bağlamında belki şunları söyleyebiliriz. Dinin üç temel sıcağı vardır. Uluhiyet, ahiret ve nübüvvet. Transhümanizmin amaçları bağlamında yaratılıcı uluhiyet, ölümsüzlük ise ahiret inancıyla karşılanmaktadır. Nübüvvet ise aracı kurum niteliğindedir. Bilim ve teknolojide gelişmeler henüz uluhiyet ve ahiret inancını sarsacak düzeye ulaşmamıştır. Yani bilim biyolojik bir canlı yaratmayı başaramamıştır. Hücreyi dış müdahalelerle dönüştürebilse de yoktan hücre var edebilmiş değildir. Bunun yolunda bilim Darwin'in ilk canlıyı tesadüflere bağlayan evrimci yaklaşımının ötesine geçememiştir. Dolayısıyla insan için dindeki ölümsüz yaratıcı tanrı ve ölüm gerçeğiyle yakından ilgili ahiret inancını sarsacak bir ölümsüzlükle henüz tanışmadık, yakın gelecekte de tanışmamız beklenen bir durum değildir. Dolayısıyla dinin temellerini saracak bir bilimsel meydan okumanın bugün için uzağındayız. Nübüvvet bir tür aracı kurum olduğundan bu bağlamda onun üzerinde durulması gerekli görülmemektedir. Peki transhümanizm hareketleri din için bir tehdit oluşturmakta mıdır? Bu meseleye nereden bakılacağına bağlıdır. Öncelikle şunu belirtelim ki teolojisine güvenen bir din hiçbir zaman bilimsel gelişme tehdit oluşturamaz. Aksine teolojisi sağlam dini bu tür gelişmeler daha da güçlü kılar. Bilim ve teknolojinin hücreyi yaratmadaki ve ölümsüzlüğü yakalamadaki başarısızlığı kuşkusuz yaratıcı tanrı fikrini ve sonsuz ahiret inancını besleyecek ve daha da pekiştirecektir. Fakat bu noktada asıl üzerinde durulması gereken yapay zeka, nanoteknolojisi ve gen bilimindeki gelişmelerin insanlık için sağlayacağı faydalar ve doğuracağı sakıncalardır. Bu da diğer her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmelerde olduğu gibi sadece dinin değil bir bütün olarak tüm insanlığın bir sorunudur. Bu çerçevede elbette ki İslam dini de temel maksatları, insan temel hak ve hürriyetleri, hedeflediği ahlaki değerler çerçevesinde insanlığa bir katkı sunacaktır, sunmalıdır. Ölümsüzlüğe ulaşma çabasındaki insanın ömrünü uzatmak, insan zihnine yapılan teknolojik yüklemelerle süper zeki insanlar tasarlamak acaba insanlığın sorunlarını çözmede ne derece katkı sağlayacaktır? Gen teknolojisiyle üretilmek istenen süper insan yaşamımızdaki problemleri gerçekten çözer mi? Yoksa kendisi bir problem olarak mı karşımıza çıkar? Teknoloji ile beyni kontrol altına alınan insanlık için insanlar mı robot olur yoksa robotlar mı insana dönüşür? Her halükarda ontolojik açıdan hem yapısı hem de içeriği değişecek olan posthuman türün bilim kurgu filmlerindeki gibi insanlıktan çıkıp teknolojik canavarlara dönüşme ihtimali her zaman aklın bir köşesinde duracaktır. Oysa transhümanizmin amacı yaşamı daha kaliteli hale getirmek üzere uzun ömürlü, üstün zekalı, süper sağlıklı insanlar yaratmak olarak ortaya konmaktadır. Netice itibariyle biyolojik bedenden biyonik bedene geçişi temsil eden evrimci bir yaklaşım olarak değerlendirilen transhümanizm, Darwin'in biyolojik ve doğal evrim sürecinden farklı olarak yapay bir evrim sürecini öngörmektedir. Darwin'de masum gibi duran biyolojik evrim doğaya ve fıtrata müdahale ile gerçekleşecek transhümanist süreçte çok daha ciddi tehlikeler doğurabilir. İnsan beyninin sebep olacağı bu tehlikelerden insanlığı koruyabilmek ancak yine insan beyninin ve ortak aklın sağduyulu çalışmalarıyla ortaya konacak olan etik ve hukuk normlarıyla mümkün olacaktır. Değilse bir üst seviyeye çıkma çabasında olan insanın kendi eliyle kendi sonunu hazırlaması hiç de uzak bir ihtimal olarak görülmemektedir. Son olarak zaharal fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydinnas, insanların yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizde bozulma meydana gelmiştir. İnşallah insan yer küreyi daha yaşanabilir ve daha güzel hale getirmek için çapa sarf eder. Onu bozmak ya da fesada uğratmak için değil. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. Duanıza da amin diyor. Temennize iştirak ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Musa Bilgiz Bey'i mikrofona davet ediyorum. Kıymetli hocam buyurun. Çok kıymetli katılımcı ve dinleyiciler, değerli hocalarım.
Ben çok kısa bir konuşma yapıp konuyu uzmanlarına bırakacağım. Dijital çağda büyük değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşümden bireyler ve toplumlar etkilendiği gibi özellikle din, eğitim kurumları da genel anlamda eğitim kurumları, öğretim kurumları da etkilenmektedir. Son dönemde bu değişim ve dönüşüm yapay zeka ve transhümanizm kavramlarıyla ifade edilmektedir. Bunların dışında farklı kavramlar da var, biraz önce hocamız da ifade etti. Batı'da çok detaylı olarak ele alınan bu kavramların Türkiye'de özellikle din bağlamında ele alınması oldukça yenidir. İslam medeniyeti mensuplarının bu konuları incelemekten uzak kalması kabul edilemez bir durumdur. Bu kapsamda yapay zeka, transhümanizm ve din çalıştayının Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi tarafından ele alınması, insanlığın geleceğini etkileyecek bu konuya dikkatleri çekmek ve insanlarımız üzerinde, hocalarımız üzerinde, öğrencilerimiz üzerinde bir farkındalık amacını, bir farkındalığı uyandırmak amacını taşımaktadır. Yapay zeka ile din ilişkisinde teknolojik değişim ve dönüşüm teolojik bir zeminde tartışılacaktır. Özellikle insanın insanlık adına talep edeceği değişimin haz ve hız odaklı değil, etik düzlemde tartışılma zeminini sağlayacaktır. Transhümanizm ve din ilişkisinde insanın fizyolojik ve ruhsal değişimin yaratıcıya rağmen mi, yaratıcının takdirine uygun mu kurgulanacağının tartışılması gerekmektedir. Belirtilen çerçevede ilgili konuları ele alacak bu çalıştay öncesinde fakültemiz adına şu adımları attığımızı belirtmek isteriz. Yapay zeka ve din, transhümanizm ve din, lisans ve lisansüstü programlarımızda bu derslerin açılmasına biz karar verdik. Seçmeli dersler grubuna soktuk bu iki dersi de. Dolayısıyla ilahiyat alanında ilk olan bu çalıştayımızın faydalı olmasını diliyor. Tebliğ sunmakla katkı sunan ve dinleme zahmetinde bulunarak bizimle birlikte olan tüm katılımcılarımıza kalbi muhabbetlerimizi sunarım. Çalıştay'ın ülke ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, teşekkürlerimi sunarım. Kıymetli Hocam, biz de Sayın Dekanım sizlere teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Sayın Hüseyin Özer Bey'e sözü devrediyoruz. Kıymetli Rektörüm, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Recep Hocam. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlarım, kıymetli hocalarım ve değerli katılımcılar. Değişen ve dönüşen dünyada insana dair her durum, her alan bu değişim ve dönüşümden nasibini almakta, sosyal bir varlık olarak tanımlanan insan yeni şartlara adapte olmak için elinden geleni yapmaktadır. 2000'li yıllarla birlikte teknolojik gelişmeler insanlığı yeni bir dönemin arifesine taşımış ve salgın süreciyle birlikte her şeyin teknolojiyle çözüme kavuşturulamadığını görse de insanoğlu yine de çözümü teknolojiye hız kazandırmada görmüştür. Bu bağlamda Çalıştay'ın ismi değişim ve dönüşüme özelde İslam'ın genelde dinlerin yaklaşım biçimini ortaya koyma niteliğinde olup, İslam medeniyetinin bu değişim ve dönüşümü salt takip etme şeklindeki konumlanmasından olabildiğince hızlı bir şekilde sığınması gerekliliğinin ifadesi olarak değerlendirilebilir. İnsanoğlu kümülatif nitelikteki bilimsel bilgiyi karşılaştığı problemlerle baş edebilmek üzere her geçen gün farklı düzlemde yenileyerek üretmeye devam etmektedir. Bu kapsamda bilgisayar ve matematik bilimi verilerinin kombine edilerek
insan beyninin sinir yapısının taklit edilebileceği fikri ortaya atılmıştı. Özellikle belirli bir algoritma kullanılarak çözülemeyen sorunların çözülebilmesi için yapay zeka yapısı geliştirilmektedir. Özellikle sosyal medyanın ve sanal alem düzleminin hayatımızda her geçen gün daha fazla yer edindiği bu dönemde insanlar kendi elleriyle yapay bir alana bilgi taşımaktadır. Birey herhangi bir sosyal medya aracını kullandığı andan itibaren hem sanal düzlemde bir iz bırakmakta hem de kendini orada görünür kılmakta ve var olmanın hazzını yaşamaktadır. Bu durum bireyin bu alanı kendine ait kılma girişimi olarak değerlendirilmekle birlikte aslında yapay zekalarıyla kendi kendisini çepeçevre kuşatması anlamına da gelmektedir. Kıymetli katılımcılar, yapay zeka, transhumanizm ve din konulu bu çalıştay, yapay zeka ve transhumanizm olgularının anlaşılmasına imkan vermesi açısından büyük önem arz etmektedir. Gerek yapay zeka ve gerekse transhumanizm kavramlarını izaha yönelik belli bir literatürün oluştuğu söylenebilmekle beraber konunun din bağlamında ele alınması oldukça yenidir. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Türkiye'de bu kapsamda yapılan ilk çalıştay olduğu düşünülen bu çalıştayın başarılı olması temennisiyle başta Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Abdülkalik Karabulut hocamız olmak üzere İlahiyat Fakültesi dekanlarımız Sayın Profesör Doktor Musa Bilgiz ve Sayın Profesör Doktor Adem Yerinde hocalarımıza, Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerine, emeği geçen herkese, Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ömer Çomaklı adına en içten teşekkürlerimi sunar. Siz katılımcıları saygıyla selamlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli rektörüm, teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmanız için. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Abdülhalik Kalabrut Bey'e sözü bırakıyoruz. Sayın rektörüm, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bismillah. Kıymetli protokol, değerli meslektaşlarım, sevgili genç araştırmacılar, saygıdeğer katılımcılar. Öncelikle bilimi sevgiyle bütünleştiği üniversite parolasıyla bilimsel ve akademik çalışmalarına hız veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen Yapay Zeka, Transhumanizm ve Din adlı çalıştaya tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinizi en derin saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bildiğiniz gibi 18. yüzyıldan başlayarak her yüzyılda insanoğlunun refahını artıran önemli iki gelişmenin olduğunu biliyoruz. Bugün giderek artan bir şekilde devam eden sanayileşme ve küreselleşme olgusuyla birlikte insanlığın görülmemiş bir hızla yeni teknolojik gelişmelerle nanoteknoloji çağına gelmiş olması da bir gerçektir. Günümüzde teknoloji, toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Kopernik devrimiyle başlayan modern bilimin gelişimi, endüstri devrimlerinin gerçekleşmesine temel oluşturmuştur. Endüstri devrimiyle başlayan süreç, bugün Endüstri 4.0 olarak enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, akıllı telefonlar, akıllı evler, biyoteknoloji, nanoteknoloji, yapay zeka, robotik ve sosyal ağların oluşumuyla yeni bir boyuta girmiştir. Yaşamakta olduğumuz bu dönüşümü sadece teknik açıdan değil, tarihsel, siyasal, sosyolojik, kültürel, etik ve felsefi yönleriyle de ele almak büyük bir önem kazanmıştır. Hepimiz bir anlık düşünelim. Acaba ölümsüz olsaydık nasıl olurdu diye şöyle bir hayal kuralım. Hiç hasta olmasak, hiç yaşlanmasak,
Yani tabiri caizse her şey güldük gülistanlık olsa olmaz mıydı? Kısaca cennet tasavvurumuzu dünyada yaşama arzusu transhumanizm değil midir? Başka bir ifadeyle transhumanizmin gayesi olan ölümsüzlük mümkün müdür? Bu insanoğlunun varoluşuyla başlayan bir istek ve arzudur. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem yasak ağacı meyvesinden kısmen yemenin onu ölümsüz, ona ölümsüzlük kazandıracağı vaadiyle şeytan tarafından yanlış yönlendirilmemiş miydi? Hazreti Adem'in kıssasından çıkartılması gereken en önemli noktalardan biri de bu ölümsüzlük isteği değil midir? Yani ölümsüzlük hayali, tarihin eski çağlarından beri ölümsüz olmanın bir yolunu aramakta olan insanoğlu, bugün yeni bir yol denemek üzere. İşte bu yolun ismi transhumanizm olarak adlandırılmış. Fakat bu şu gerçeği de biliyoruz. İnsanoğlu belli bir zaman ve mekanda doğar, büyür, yaşar ve fiziğin en temel yasalarından biri olan entropiye yenik düşerek ölür. Bu durum canlı olmanın değişmez bir kuralıdır. Buna rağmen insanın yaşam süreci entropiye meydan okumaktan başka bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum bir fizikçi olarak. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü bu değişikliklerin ve gelişmelerin etkisiyle özellikle 20. yüzyılın başlarında kuantum kavramı ile başlayan süreç, işte bugün yapay zeka, robotik, 3D yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, artırılmış gerçeklik, enerji depolama ve nihayetinde kuantum bilgisayarlar gibi ileri teknoloji aracılığıyla zihnin sınırlarını zorlayan, hatta onu aşan ve insan aklını kontrol altına alan gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar teknolojisi ve biyoteknolojinin durdurulamaz yükselişi bizi transhumanizm konusu ile tanıştırmaktadır. Transhumanizm, teknoloji çağının getirdiği yeni bir felsefi kavram ve hareket olarak düşünülmelidir. Diğer bir ifadeyle transhumanizm, nanoteknoloji, gen klonlama, yapay zeka ve benzeri ileri teknolojilerin insan üzerinde detaylı bir biçimde kullanılmasını destekleyen kültürel bir hareket olarak ifade edilebilir. Endüstri 4.0 odağına verimliliği ve karlılığı koymuştur. Yani materyalist bir mantığı ileri sürmüştür. Kullanılan teknoloji sayesinde tamamen ekonomik fayda sağlamaya yönelik bir araç niteliği taşımıştır. Bu bir diğer ifadeyle Endüstri 4.0 ki endüstri mühendisi hocalarım var, mühendis kardeşlerim var, eğer yanlış diyorsam da ikazda etsinler konuşmalarında. Endüstri 4.0 insan faktörü yerine ekonomik faydaları ön plana çıkartmıştır. Bu teknolojik ilerleme beraberinde Endüstri 5.0 kavramını getirmiş son dönemlerde. Endüstri 5.0 toplum için tasarlanan insansız teknolojiler olarak tanımlanabilir. İşte bu kavramın ortaya çıkmasının ardında özellikle Japonya tarafından geliştirilen ve felsefi bir kavram olan toplum 5.0 ortaya çıkmıştır. İşte toplum 5.0'ın odağında sosyal refah ve bireylerin mutluluğu yer alıyor. Toplum 5.0 felsefesinde insan ve insanın yaşam kalitesi yer almaktadır. Yenilikçi ve insan temelli çözümlerin sunulmasıyla teknoloji odaklı dünya düzeninden insan merkezli bir düzene dönüşüm amaçlanmış olması da çok önemlidir. Atalarımızın dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın temel felsefesi olarak da bunu ifade edebiliriz. Fakat dikkat etmemiz gereken önemli hususların başında amaçlanan mükemmel ölümsüz bir insan modeli iken insanı insanlıktan uzaklaştırıp robotik canavarlar oluşturma tehlikesiyle
karşı karşıya kalma riskimizin de olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. İşte burada ahlaki değerler devreye girmeli, ilahi vahye dayalı din devreye girmelidir. Çünkü bilgi güçtür. Erdemli insanlar eliyle kullanıldığında insanlığın refahı ve mutluluğu için olur. Aksi takdirde ise insanlığın felaketi olması da kaçınılmazdır. Yani ahlaki değerler ihmal edilemez önemdedir ve dini inanç da bu yeni insan tipini kontrol etmelidir. Ölüm sonrası hayat asla göz ardı edilmemelidir. Bu bir otokontroldür. İşte burada siz saygıdeğer bilim insanlarına önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Meşhur bilimci Bacon oğlu Hunt'a diyor ki, Hunt dünya insan içindir, insan dünya için değildir diye sesleniyor. Yoksa transhumanizmin hedefinde olan insanüstü yaşam, insanüstü zeka ve insanüstü sağlık kalitesi yolunda amaç ve aracı karıştırmış oluruz. Çünkü eşref bir mahlukat olan insan, aşağıların aşağısına da namzet bir varlık olmaya da meyilli olduğu bir gerçektir. Türkiye'nin çan getirdiği dijital dönüşümü gerçekleştirerek toplum 5.0'a ulaşabilmesi çok çok önemlidir. Bu bağlamda 2019 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital Türkiye Yol Haritası raporunda dijital dönüşümün getirdiği yenilikleri farklı alanlara adapte edebilen ülkelerle aramızdaki ekonomik gelişmişlik ve refah düzeyini giderek açıldığına yer verilmiş, bu çan gerisinde kalmak gibi bir seçeneğimizin olamayacağı özellikle belirtilmiştir ki bu çerçevede yeni YÖK vizyonu çerçevesinde 2019 yılında başlayan dijital dönüşüm sürecinde Ali İbrahim Çeçen Üniversitesi de bu 8 dijital dönüşüm pilot üniversitesinde biriydi ve tanıtım toplantısını Ağrı'da yapmıştık. Bu da özellikle YÖK'ün ve devletimizin çok önem verdiği bir dijital yol haritası ve önemli olan bu yol haritasının özellikle uygulanmasıdır. Unutulmamalıdır ki hiçbir ülke halihazırda yaşamakta olan dijital dönüşümü kaçırabilecek kadar büyük bir lükse sahip değildir. Gelecekte bu dönüşümü kaçırmış ülkelerle bu dönüşümü yakalayabilmiş ve yönetebilmiş ülkeler arasında çok büyük bir fark olacağı tüm dünyanın bilgisi dahilindedir. Bu pandemi sürecinde dijital dönüşümün ne kadar elzem olduğunu çok daha iyi görmüş olduk. Bunun için hepimiz çok daha fazla çalışmamız gerektiğinin de farkındayız. Bu çalıştayın ülkemizin bilim camiasına önemli katkı yapacağına inancım tamdır. Ümit ediyorum ki bu güzel bilimsel etkinliğimiz sonucunda bilime, teknolojiye ve topluma yararlı sonuçlar elde edilecek ve yayınlanacaktır. Sunulacak tebliğler ile aynı alanda çalışan araştırmacılar güncel bilimsel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca etkin ve verimli tartışma ortamı eşliğinde bilgi alışverişi sağlanmış olacaktır. Konferansımıza teşrif eden tüm konuşmacılara katkı ve katılımlardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Konferansımızın düzenlenmesi için uzun bir zamandır hazırlık çalışmalarını özveriyle yürüten ve emek sarf eden, başta Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Doçent Doktor Muhammed Kızılgeçit hocamız olmak üzere tüm Düzenleme Kurulu üyeleri ve sekreterya çalışmalarına şükranlarımı sunuyorum. Dünyayı sarsan bu pandemi sürecinin son bulması ve bundan sonraki bilimsel etkinliklerin siz değerli, saygıdeğer bilim insanlarıyla ruberu olarak gerçekleşmesini ümit ederek, bir abile istersen eğer Ağrı'ya git, yükseklerden gelen büyük çağrıya git diyen Nihat Asya'nın davetini yenileyerek Nuh'un gemisiyle dirilişin sembolü olan ilimizde ve de bilimi sevgiyle kaynaştıran üniversitemizde siz değerli konukları ağırlamaktan özellikle onur duyduğumu ifade eder, sizleri en kalbi
saygılarımla ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Sağ olun. Sayın Rektörüm, bu güzel konuşma için biz de sizlere teşekkür ediyor, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Ayrıca Ağrı daveti için de özel teşekkürlerimizi de iletmiş olalım. Burada açılış konuşmalarını tamamlamış olduk. Süremiz de normal seyrinde ilerliyor. 9-15 gibi birinci oturumu başlatmayı planlamıştık. Muhammed Hocam, birinci oturuma başlayabilir miyiz? Tabii o hocam, zaman buyurun. Ben birinci oturumu başlatmak ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerimizden doçent doktor Sayın Gökay Akkaya Bey'e sözü bırakıyorum. Sayın Hocam buyurun. Evet, ben Gökay Akkaya. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Vekilim, Sayın Dekanlarım, değerli katılımcılar, bizi YouTube üzerinden izleyen değerli izleyiciler, hepinizden kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu yapay zeka, transhümanizm ve din çalıştayı ve ana teması olan bu çalıştayımızda emeği geçenlere, düzenleyenlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu birinci oturumumuzun konusu da işte ana temamız olan bu şey, yapay zeka kısmını ele alacağız. Burada da üç tane çok değerli katılımcılarımız var. Birinci katılımcımız Profesör Doktor Ercan Öztemir hocamız, ki benim lisans ve yüksek lisanstan da hocamdır kendisi. Onunla en kalbi duygularımla selamlıyorum kendisini. Diğer katılımcımız Doçent Doktor Murat Kireççi hocamız. Ve son katılımcımız da bizim bilgisayar mühendisliği öğretim üyelerimizden doktor öğretim üyesi Bilal Usanmaz hocamızla birlikte bu şeyi yapacağız, oturumu. Ben öncelikle şöyle yönetmeyi düşünüyorum. Kısaca bir özgeçmişlerini anlatacağım katılımcılarımızın. Daha sonra kendilerine söz vereceğim. Birinci katılımcımız Profesör Doktor Ercan Öztemel hocamız. 1984 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 85-87 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 88-92 yılları arasında da Galler, İngiltere'de Cardiff Üniversitesi'nde sistem mühendisliği alanında doktorasını tamamlamıştır. 93-2006 yılları arasında Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur. Bunun yanında ayrıca TÜBİTAK'ta Marmara Araştırma Merkezi'nde bilişim teknolojileri baş uzman araştırıcı olarak da çalışmalarını sürdürmüş. Birçok proje özellikle yapay zeka üzerine, savunma sanayi üzerine birçok projeler geliştirmiştir. Hocamız halen Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'nın başkanlığında yürütmekte ve orada görevini icra etmektedir. Sayın hocamız bize yapay zeka nedir? Bu konu hakkında bilgi verecek. Hocam sözü size bırakıyorum. Buyurun. Sayın hocam sesiniz kapalı galiba Ercan hocam. Evet, ben de değerli rektörüm, kıymetli meslektaşlarım, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve hayırlı bir gün diliyorum. Bu etkinliğe davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bu etkinlik hem ilahiyat camiasına hem de toplumun diğer kesimlerine ciddi anlamda bir değer katacaktır. Bugün burada farklı bir disiplinden, teknik bir alandan geldim. Özellikle de değerli Gökhan'ı, kardeşimi gördükten sonra çok da mutlu oldum. Epey bir zamandır görüşmemiştik. Muhammed Kızıl genç kardeşimize, hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğe davet ettiği için. Ben sizlerle kısa bir müddet beraber olabileceğim. Başka bir çok önemli işim vardı ama daveti kıramadım. Bu oturumdan sonra ayrılmak durumundayım. Şimdiden başta değerli rektörlerim olmak üzere özür diliyorum. Bugün burada sizlerle beraber yapay zeka nedir konusunu hep beraber 10-15 dakika içerisinde özetleyeceğim. Ondan sonra da
sorular olursa sorulara da cevap vermeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Son zamanlarda her yerde yapay zeka ile ilgili çok değerlendirmeler yapılıyor, konuşmalar gerçekleştiriliyor. Konu artık sadece bir teknik konu olmaktan çıktı. Sosyal alanda artık sivil toplum örgütlerinin bile gündemine girdi. Her geçen gün yapay zekaya olan ilginin de sürekli arttığını görüyoruz. Hayatımızın artık her alanında robotların da dahil olduğunu ve bizlerle beraber olmaya başladıklarını görüyoruz. Bu bir artık gerçek, vazgeçilmez ve önlenemez bir gerçek oldu. Bu da insanoğlunun kafasına birçok soru getiriyor doğal olarak. Bu soruların bir kısmını ben hemen burada isterseniz sizlerle paylaşayım. İşte robotlarla birlikte biz yaşayabilecek miyiz? Robotlar insanlardan daha zeki olabilecek mi veya ne kadar insansı olabilecekler? Acaba robotlar bir toplum oluşturabilecekler mi kendi aralarında? Yoksa insanlar üzerinde bir hakimiyet kurabilecekler mi? Dünyayı kendi hakimiyetleri altına alabilecekler mi? Ne kadar tehlikeli olurlar? Aslında burada bir video vardı ama süre kısıtından dolayı bunu geçmek durumundayım. Robotlar alim mi yoksa zalim mi olacaklar? İnsanların yerlerine robotlar geldiğine göre o zaman insanlar ne iş yapacaklar? Sadece yapay zeka robotlar üzerinde mi kullanılacak? Başka alanlara da kendisini gösterecek mi? Mesela din ile yapay zeka arasında bir ilişki kurulabilir mi? İnsanlara dini yönlendirici olarak robotlar görev alabilirler mi? Fetva verebilirler mi? İnancımızın dayanağı olan kitabımızın ayetlerini tefsir edebilirler mi? Mekke Medine arasındaki hicreti bugün yaşayabilir miyiz mesela? Yani bundan yapay zekadan bize destek olabilir mi? Bu gibi konular hakikaten kafamızı kurcalıyor. Hayatın her aşamasını robotlara terk edersek o zaman dünya nasıl bir yer olacak? Bunun gibi çok soru var ve kimilerine göre dünya bir felakete sürükleniyor. Kimilerine göre ise daha rahat ve yaşam konforu bol bir dünyaya doğru hızla yol alınmaktadır. Bu bütün gelişmelerin, bu soruların arkasında bunları öne çıkartan düşünce aslında temel bir teknolojik gelişimden oluşuyor. Bu teknoloji de yapay zeka teknolojisi değerli arkadaşlar. Yapay zeka nedir? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Bu soruyu aslında bugün başlangıçta cevaplayabilir isek bundan sonraki konuşmaların hem içerik ve kapsamını daha net anlama imkanına kavuşacağız hem de yapacağımız değerlendirmeler daha sıhhatli olacaktır diye düşünüyorum. Kimisine göre yapay zeka bilgisayarın düşünmesini sağlamak, kimisine göre ise insanın şu anda yaptığı işi bilgisayarlara gerçekleştirebilmek. Ama şöyle baktığımız zaman temel anlamıyla değerli arkadaşlar, biz yapay zeka dediğimiz zaman makinalara, özellikle de bilgisayarlara zeki programlar oluşturmaya çalışıyoruz. Buna ulaşan bilim ve teknoloji. Ne demek bu? Sebep-neden ilişkisi kurmak, tecrübelerden öğrenmek, muhakeme yapabilmek öğrendiklerini, şekil örüntü tanımak, karmaşık problemleri çözmek, bakış açısı oluşturmak gibi gibi birçok unsur var. İşte biz bunları yapabilen sistemler geliştirme işine yapay zeka diyoruz ve bu bilim dalına yapay zeka diyoruz. Yapay zekayı tanımlarken zeka kavramı üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Zeka konusunda bilim dünyasında da çok fazla bir ortak anlayış yok. Sosyologlar farklı tanımlıyor, teknologlar farklı tanımlıyor, psikologlar farklı tanımlıyor ama hepsinin ortak anlaştığı bir şey var. O da zeki davranış. İşte problem çözme gibi, karar verme gibi, muhakeme etme gibi, planlama gibi, öğrenme, kontrol etme gibi, izleme gibi, teşhis etme gibi, bu ve bunun gibi birçok unsura zeki davranış diyorlar. İşte biz de diyoruz ki eğer bir bilgisayar sistemi, programı bu davranışlardan, bu zeki davranışlardan bir veya birkaçını gerçekleştirebiliyorsa biz buna yapay zeka diyoruz. Ne kadar çok fazla bu davranışlardan gerçekleştirebiliyorsa işte o kadar daha fazla zeki sistem oluyor. Bu da şunu gösteriyor ki bilgisayar bilimiyle sadece ilgili bir konu değil. Aynı zamanda psikoloji, matematik, sosyoloji, biyoloji, felsefe gibi bilimlerle de yapay zekanın yakından ilişkisi var.
Evet, yapay zeka aslında insanın zekasını kompütürleştirmekten ibarettir. Ama insan gibi bir unsur yapma gayreti var. Biraz önce değerli rektörümün de söylediği gibi ölümsüz insan modeli hayali gerçekleştirmek isteyenler var. Ama insanda akıl denen, vicdan denen ilave bir takım unsurlar vardır ki değerli arkadaşlar, bunların hiçbir zaman bilgisayarlaştırılması mümkün olmayacaktır. Akıl mesela iyiyi kötüden ayırt edebilmesi için insana verilmiş ruhi bir melekedir. Zeka ise beynin bir fakültesidir. Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneğidir. Dolayısıyla zekanın kompüterleştirilmesi mümkündür. Olayları tanımlarsınız, aradaki ilişkiyi tanımlarsınız. Bilgisayara bu ilişkiyi gösterebilirsiniz, öğretebilirsiniz, anlatabilirsiniz ama hiçbir zaman ruh veremeyeceğiniz için bilgisayarın akıllı olması mümkün değildir ki akıllı makine, akıllı robot gibi tabirlerin aslında kavramsal olarak yanlış olduğunu burada bir kez daha ifade edeyim. Bunu defalarca değişik platformlarda dile getirmiştim değerli arkadaşlar. Yapay zeka ve doğal zekanın bir karşılaştırması da var. Görmüş olduğunuz gibi kayıtlara girmesi bakımından hemen bunu da göstermiş olayım. Ama daha çok dar bir alanda sensörlerle herhangi bir kendi kendine ilham alamayan, eğer öyle planlanmazsa, programlanırsa o da olabilir. Daha ucuz, kararlı, tutarlı ve hakikaten ölümsüz bir robot, bir makine gerçekleştirme işidir yapay zeka. Geleneksel programlardan da farkı var. Yani biz geleneksel programlarda algoritmalara dayanarak, verileri kullanarak programı çalıştırırız. Eksik bilgiyle çalışmazlar, belirsiz bilgileri işleyemezler. Programın da hata yapması söz konusu değil. Ama yapay zeka olunca işin içerisine sadece veri girmiyor. Bilgileri kullanıyoruz, sezgisel yaklaşımlarla çözüyoruz. Hem eksik bilgiyle çalışabiliyor hem de belirsiz bilgileri işliyor. Büyük dolayısıyla ya hata da yapabiliyor. Yani eğer bilgiyi kullandığı için ona verdiğiniz bilgi yanlış olur ise doğal olarak o da değerli arkadaşlar hata da yapabiliyor. Sezgisel diyoruz çünkü eğer bir programı, bir problemi çözebilmek için bilimsel olarak ispatlanmış matematik bir formül var ise o zaman yapay zeka yapmaya gerek yok ki. Bilgisayar programı yazarız, o formülü kodlarız, o formül çalışır ve yapay zeka olur işte. Onun için burada şunu çok iyi anlamamız lazım. Otomatik makine başka, otonom makine başka. Yapay zeka ile biz otomatik makineler ve sistemler yerine otonom, yani kendi kendine karar verebilen, davranış sergileyebilen sistemler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz değerli arkadaşlar. Yapay zekanın şöylece tarihçesine de kısa bir bakmak gerekirse 1940'lı yıllardan itibaren yoğun olarak konuşuluyor. 1956 yılında ilk defa bir kongrede yapay zeka tabiri kullanılıyor ve o zamanlar bir insan modeli yapma, insanın bir benzerini oluşturma gayreti ile bir makine yapma, robot yapma gayreti ile çalışmalar başlıyor. Fakat 1970'li yıla gelince 68-69 yıllarında makinelerin öğrenemeyeceği, özellikle karmaşık olayları öğrenemeyeceği bir bilim insanı tarafından ispat ediliyor. Bir örnek veriliyor ve diyor ki bir yan olayı olmayacağını göstermek için bir örnek yeterli. Olması olabileceğini göstermek için yetmez ama olmayacağını göstermek için yeterlidir diyor ve hakikaten insanlar 1970'li yıllarda yapay zekanın artık işe yaramayacağı yönünde bir kanaate kapılıyorlar. Bir de başka bir olay daha oluyor. Diyorlar ki biz bir makine yapacağız ama bu makineye nasıl zeki diyebiliriz? Bunun zeki olduğunu nereden anlayacağız? Çok basit diyorlar. İşte 3 tane odaya makine koyalım. 2 odada insan bilgisayarın önünde dursun. Bir odada da bir tane makine kalsın. O makineyi test edelim. İnsanlardan bir tanesi hem makineye hem de diğer insanlara istediği soruyu istediği anda istediği şekilde sorsun. O makine de cevaplasın. İnsan da cevaplasın. Eğer gelen cevabın makineden mi insandan mı geldiğini ayırt edemiyorsa o makine zeki makinedir diyelim diyorlar. O gün bugündür zaten bu testi geçen hiçbir makine de olmadı. Buna Turing testi diyorlar. Alan Turing tarafından ifade edildiği için. O zaman diyorlar ki ya biz bu olmuyor yani. İnsana her istediğini soruyor. Karşıdaki makine nereden bilsin? Bu alanı biraz daraltalım. Alanı daralttıkça makineden gelen cevaplar ayırt edilememeye başlıyor ve 1980
80'li yılların başına gelindiğinde diyorlar ki ha, böyle demek ki biz çok geniş kapsamlı değil, alanı daraltırsak zeki makine yapamayız ama zeki program yapabiliriz diyorlar ve ondan sonra zeki program üretme, uzman sistem dediğimiz uzman sistemlerle zeki program üretme kavramı başlıyor ve bu 2010'lu yıllara kadar geliyor ki 2010'lu yıllarda gelişen teknolojik imkanlarla tekrar özellikle Endüstri 4.0 furyasının etkisiyle birlikte tekrar robot yapma, robotlarla birlikte yürüyebilme imkanına dünya kavuşuyor ve geriye doğru bir anlayış var değerli arkadaşlar. 1980'li yıllarda yapay zeka başladığında Japonya'da ve Amerika'da iki tane çok güzel proje vardı. Birisi 5. nesil bilgisayar projesiydi. Onlar durdurdular bu biraz önce bahsettiğim nedenden ötürü. Amerika'da da Smart Truck projesi vardı DARPA'nın, savunma ajansının. Onlar da o projeyi durdurdular ki Japonların bugünkü nesli o dedelerine çok kızıyor o projeyi durdurdukları için. Çünkü durdurmamış olsalardı bugün dünya belki çok daha farklı bilgisayar ortamına kavuşmuş olurdu. İşte ilk defa bir uzmanın bir olayı nasıl çözdüğünü modelleyerek onun gibi olayları çözebilen yapay zeka sistemleri 1980'li yıllardan itibaren başladı. 69'da Dendral adı verilen moleküler yapıların muhakemesi sisteminden başladı. Özellikle 76 yılındaki bu kandaki enfeksiyonların teşhisini yapan Mycin isimli sistemle birlikte yapay zeka sadece uzman sistem şeyinde büyümeye başladı. Öğrenemiyor ama uzmanlık bilgisini kullanabilir diye yapay zekacılar bunu iddia etmeye başladılar. Sonrasında bu çözülemez denilen sorun 1985 yılında bir şekilde çözülebildi. Ara katman dediğimiz çok katmanlı bir yapı kullanılmak suretiyle o olay 1985 yılında çözülüp yayınlandıktan sonra 87 yılında yapılan Amerika'daki kongrede tam 2000 makale sunuldu ve makine öğrenmesi artık yapay zekanın en önemli konularından birisi olmaya başladı. Bu arada yapay zekanın içerisinde önemli bir konu var. Uzmanlar karar verirken, insanlar karar verirken böyle net tam anlamı olan ifadeler kullanmıyorlar. Mesela işte doktora gidiyorsun, neyin var diyor. Başım felaket ağrıyor diyor. Şimdi felaket ne demek? Nasılsın diyorlar. İyiyim diyor. Şimdi ne kadar iyisiniz? Kaç gram sizin iyiliğiniz? Veya hava bugün çok sıcak diyor. Şimdi oradaki çok sıcak nedir? Bunu da bilgisayarın anlaması gerekir dediler. Asker Lütfizade, Azeri bir soydaşımız bu fuzzy logic mantığını ortaya attı. Yani o ya da bu yerine aşağı yukarı tabirini de artık bilgisayarın anlayabildiği sıcak, normal, yakında, civarında gibi ifadeleri de bilgisayarın kavrayabildiği bir dünyaya gidiyoruz. Çünkü hava sıcaklığına 20 derece normal dersek o zaman 19.99 olduğu zaman bilgisayar onu normal kabul etmiyor. Veya 20.001 olsa bile bilgisayar onu artık normalin üstünde kabul ediyor. Dolayısıyla bu normal tabirini kapsayacak bir ifadeyi de böylece kavuşmuş olduk. Daha sonra insanlar, yapay zekacılar doğadaki bir takım canlıların yaşam şartlarından da esinlenerek bazı algoritmalar geliştirdiler. Mesela arıların yaşam tarzlarından arı koloni algoritması bulundu. Karıncalar bir yerden yiyecekleri bulup kendi yuvalarına en kısa yoldan getiriyorlar. Dolayısıyla biz hayatta en kısa yoldan gitmemiz gereken problemler var. Şehirler arasında dolaşım var. Oralarda falan da bu karıncalardan esinlenildi. Anne ve babadan dünyaya gelen çocuklar bir takım karakteristik özellikleri genleri vasıtasıyla alıp taşıyorlar geleceğe. Acaba bu genetik bilimindeki gelişmeden dolayı biz problemlere, karmaşık problemlere, bilgisayarın normalde çözemediği bilgisayarlara çözüm üretebilir miyiz? Bu da yine genetik algoritmaları doğurdu. Öyle bir noktaya geldik ki değerli arkadaşlar, artık yapay zekada etmen dediğimiz teknoloji tamamıyla hakim oldu. Birden fazla teknolojiyi kullanabiliyoruz, olaylar arasında odaklanabiliyoruz. Etmenler öncelikleri belirleyebiliyorlar, seçici davranabiliyorlar, zamana dikkate alabiliyorlar ve monoton olmayan o anki duruma göre anında karar değiştirebilecek duruma gelebiliyorlar ki bunun en güzel örneklerini özellikle 1990'lı yılların başında Körfez Savaşı'nda askeri alanda denendiğini biliyoruz. 1997 yılında yapay zekaya dayalı geliştirilmiş olan Deep Blue isimli bilgisayarın dünya satranç
şampiyonu Kasparov'u yendiğini biliyoruz. Artık ya çok ciddi anlamda gelişiyor. Biz mesela ilk F-16 pilotunu yapmak rahmetli Şakir Hoca'yla bana nasip olmuştu. Uçan simülatör gibi çok hemşire robot gibi çok değerli projelerimiz oldu. Artık robotlar daha küçülmeye ama marifetleri de daha büyümeye başladı ve zeki sistemlerden zeki makine geliştirmeye doğru tekrar geri bir dönüş başladı. Sensörlere dayalı evlerde kullanılacak sistemlerle birlikte ciddi bir gelişme görüyoruz. Metin madenciliği, verim zekası, verim madenciliği ve iş zekası gibi sistemlerle de hayatta artık bunlarla karşılaşacağız. İnsanoğlu biraz garip. Nedense hep insana taklit etmek istiyor. Onun için robotlara da insansı bir yüz, bir çehre kazandırma yönünde de ciddi anlamda çalışmalar var. Robotların insansız araçlar, endüstriyel ve askeri sosyal aşama dahil olması da yine önemli bir şey. Bu görmüş olduğunuz en baştaki uçak Anka, bizim Tayide TUSAŞ'ta üretilen insansız hava aracımız, harika bir sistem. Altındaki minibüste 12 kişilik yolcu taşıyan, şoförü olmayan, şu anda Los Angeles'ta çalışan bir minibüs. Diğerleri de artık hayatımızda yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Yapay zeka sadece şirketlerde karar veren bir robotlar değil, aynı zamanda karar verici olarak da kullanılmaya başlandı. Mesela Hong Kong'da Deep Knowledge isimli yatırım şirketi Vital isminde bir robotu yönetim kurulu üyesi atadı ve ortak karar alınması gerektiğinde herkes robotu ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Makinalarla artık biz yorum yapabiliyoruz, problem çözebiliyoruz, ilişki kurabiliyoruz. Bildiğimiz bilgisayarların çözemediği karmaşık problemleri çözebiliyoruz. Olayları öğrenebiliyoruz. Kelimeleri anlayabiliyoruz, kelimelere göre işlem yapabiliyoruz, merdiven çıkartabiliyoruz, top oynatabiliyoruz değerli arkadaşlar. Yani birçok unsuru artık yapabiliyoruz, bunları da yapabileceğimizi biliyoruz. Yani şunları birbiriyle konuşabilecekler, aynı amaca yönelebilecekler, birbirlerine olayları öğretebilecekler, Ar-Ge çalışmaları yapabilecekler, inovatif davranabilecekler, birden fazla işi tek başına gerçekleştirebilecekler, kişiselleştirilmiş eğitim öğretim ortamları oluşturmak mümkün olabilecek, kendi muhatapları ile kendi ana dillerinde konuşabiliyor olacaklar. Hızla gelişmeye devam ediyor. Onun önünü almak mümkün değil. Bir takım şey var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri 500 bin üzerinde sentetik asker yaparak cephede savaşmaya bu konuda çalışıyor. Honda, arkadaş araba nasıl yapabilirim? Araba insanla konuşsun diye insanın beyninde geçenleri anlamak üzere bir çalışma başlatmış. Biraz önce değerli rektörüm saydı, işte giyilebilir internet, implante teknolojiler, otonom ulaşım araçları, beyaz yakalı robotlar, denetim uzmanları, yapay organlar gibi bir takım unsurlar artık hayatımızın vazgeçilmez parçası olmaya başladı. Kısaca 1-2 dakika içerisinde, süreyi biraz geçtim kusura bakmayın ama şu sorularıma da hemen cevap vererek bitirmek istiyorum. Robotlar insanlarla birlikte yaşayacak. Bunu kaçınılmaz. Artık cep telefonlarıyla hepimiz arkadaş olduk. Ben öğrencilerime kendinize güzel bir robot seçin arkadaş olmak üzere diye şimdiden tavsiyelerde bulunuyorum. Robotlar insanlardan daha zeki olacak mı? Hayır. Kesinlikle olmayacak. Robotlar ancak onları geliştirenler kadar zeki olabilirler. Bir robot kendisini geliştiren kişi ya da gruptan daha zeki olamaz. Bir grup gerçek geliştirirse daha zeki olabilir her birinden ama mesela işte bir hakim, yapay hakim yapmışlar. 20 tane emekli hakimi kullanmışlar. Hepsinden tek tek daha iyi sonuçlar vermiş. Hatta %65'inin gelecek geçmişte yanlış karar verdiğini de ispat etmiş ama benden daha zeki bir robot oluşturmam mümkün değil. Onun için korkacak bir durum yok. Özellikle de yani öyle robotların insan aklını kontrol etmesi dedi değerli rektörüm. Çok özür dilerim bunu açıklamak durumundayım. İnsanın aklını insandan başkası kontrol edemez. Çünkü akıl kontrol edilmek için akıl gerekir. Robotta da hiçbir zaman akıl olmayacak. Robotlar bir dil oluşturabilir mi? Evet, biz istersek oluşturabilirler. İşte ben çok basit bir şey yapıyorum. Türkçe kelimeleri heceleriyle bölüyorum, yer değiştiriyorum, yeni bir dil çıkıyor. Selam yerine lams ederim. Robot bunu konuştuğu zaman siz yeni bir dil zannedebilirsiniz. Yani bu bizim insanoğlunun yapması gereken bir şey. Robotlar alim mi yoksa zalim mi olacak? Bu da bize bağlı. Hangisini istersek o olacak. Ama şunu çok net olarak söylüyorum. Zalim bir robotu durdurmak, zalim bir insanı durdurmaktan 10 kat daha
kolay olacak değerli arkadaşlar. Korkacak bir durum yok. Robotlar insanlar üzerinde bir hakimiyet kurabilecek mi? Bu soru yanlış bir soru. Bunu özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok görüyoruz. Gelişmiş ülkelerin çocukları bu soruları sormuyor maalesef. Biz robotları insanlara daha fazla nasıl hizmet edebilir hale getiririz? Aslında sorunun böyle sorulması lazım. Çünkü bir korku sanılıyor. Bundan kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum dünyanın. Eğer biz robotları yönetmezsek başkalarının robotları bizi yönetir, bu açık. Yapay zekanın gücü çok iyi anlaşılması gerekiyor. İşte Rusya Başkanı Vladimir Putin'in çok güzel bir tespiti var. Dünya yapay zekalı otonom dronların savaştığı dünyaya doğru gidiyor. Bir tarafın tüm dronları yok edildiğinde o ülkenin pes etmekten başka hiçbir seçeneği kalmayacaktır diyor. Bu tabii bütün devletler de bunun farkında ve buna doğru bir gidişat var. İnsanlar ne yapacak robotlar her işi yaptığına göre? Robotlar bizim mekanik işlerimizi yapacak ama entelektüel sermaye yoğun işlere doğru insanlar dolaşacaklar. Mesela meslekler değişiyor. McKinsey'nin raporuna göre bugün ilkokula başlayan çocukların %65-70'i mezun olduklarında üniversiteden bugün bilmediğimiz bir mesleği yapacaklar. Ben bu meslekler neler olabilir diye şöyle baktım. Böyle birkaç tanesi çıktı. Bunlardan mesela veri analisti, veri toplayıcı, süreç mühendisi, bilgi mühendisi, davranış mühendisi, 3D modelleme teknisyeni gibi meslekler şu anda yavaş yavaş başladı. Mesela işte yapay zeka bölümleri açıyor üniversitelerde. Mezun olanlara muhtemelen bilgi mühendisi unvanı verilecek veya benzeri bir şey verilecek. Dolayısıyla iş gücü ihtiyacı bugünkünden benim tahminlerime göre 4 kat daha artacağı için böyle bir endişe de görmemiz gerekiyor. Yapay zeka sadece robotlarda değil, her hayatta, hayatın her alanında olabilir. İnsanlara dini konularda bir takım yönlendirmeler yapabilirler mi? Burada bir analoji var. Bu analojiyi yapmadan bu kongreden ayrılırsam içim rahat etmeyecek. 2-3 dakikanıza daha istirham ediyorum. Dini çalışmaların doğasına baktığımız zaman bir din ilmiyle uğraşan hocalarım benden çok daha iyi bilirler. Haddimi aştıysam da özür diliyorum. Dini rehberlik etme, fetva verme, ayetleri tefsir etme, hadisleri yorumlama, anlama gibi dini içerikli çalışmalar kapsamlı ve derin bilgilere sahip olmayı, bu bilgileri anlama, kavrama ve içselleştirmeyi, muhakeme etme yeteneğini gerektiriyor. Ve bunu gereğini yapmayı da tabii ki gerektiriyor. Bu önemli bir tespit olduğunu düşünüyorum. Çünkü benzeri bir tespit yapay zekada da var. Yapay zekanın doğası gereği kesinlikle bilgi tabanlı çalışmak zorundalar. Ancak bir alan bilgisine sahip olduklarında başarılı olabiliyorlar. Onun için bilginin temin edilmesi ve modellenmesi önemli bir sorun. Eğer biz bilgilere ulaşabilir, o bilgileri bilgisayarlara kazandırabilirsek bilgisayar artık o bilgileri işleyebiliyor. Dolayısıyla ne kadar derine gidebilirsek o kadar zeki sistemler bulmamız mümkün olabilir. Onun için ciddi anlamda alan bilgisiyle biz yapay zekaya istediğimizi yaptırabiliyoruz. Daha insanlardan zeki robotlar gerçekleştirebilir miyiz? Gerçekleştirebiliriz. Kendisini gerçekleştirenden zeki olamaz ama diğer insanlardan zeki robot olabilir. Çünkü herkesin zeka düzeyi farklı. Zeka gezmeyle, görmeyle, okumayla, bilmeyle, yaşamayla artan, azalan bir şey. Akıl öyle değil. Akıl ne azalır ne artar. Bir insan ya akıllıdır ya da mecnundur. Ama zeka öyle değil. İleri derecede zeka kazandırdığımızda robotlar insanların bugün üstesinden geçemediği yoksulluk, savaş, hastalık gibi sorunlara kökten çözüm üretebilecekleri gibi sevgi, doğruluk, şefkat göstergesi robotlar ile birlikte toplumu yok etmeyi değil tam anlamıyla iyileştirmeyi de hedefleyebilirler. Bunun için korkacak bir şey olmadığını söylüyorum. Dini açıdan baktığımızda da değerli arkadaşlar, özellikle 4 alan tespit etmiştim. Daha önce birisi bana bunu söylemişti. Bir yerde de bir sunum gerçekleştirmiştim Konya'da birkaç yıl önce. Açıklayıcı olabilirler. Olaylara, yorumlara getirebilirler. Öğüt verebilirler, fetva verebilirler. Sanal eğitimler ile mesela biz Mekke Medine arasındaki Peygamber Efendimizin hicretini sanal dünyada insanlara çok rahat birebir hatta yaşatabiliriz diye düşünüyorum. Mobil kabinlerle de bir gelişme olabilir. Evet, özün sözü şu arkadaşlar. Hayatın her aşamasında ve her alanında buna dini olaylar, din kavramı da dahil, yapay zeka uygulamaları kaçınılmaz, toplumsal dönüşümün önü alınamaz, değişimi sürekli görmek ve toplumun gelişmesini anlamak çok önemli.
bu konuda önde olmak ne kadar zor ise önde kalmayı muhafaza etmek de o kadar zordur diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Birkaç dakika açtım. Çok özür diliyorum. Hakkınızı helal ediniz. Bakan kardeşim. Çok değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz hocam. Muhammed hocam, şimdi hocamız ayrılacağı için metodoloji söyleyeyim. Bütün oturum sonunda sorular soracaktık ama burada bir soru görüyorum. Hocamız hemen isterseniz aktarabilirim soruyu. Ben hocam, lütfen. Tamam. Müjdat Gökçe diye bir arkadaşımız sormuş YouTube üzerinden galiba. İster cezai ister hukuki olsun diye robotların kendi sorumlulukları olmalı mıdır diye bir soru var. Konu önemli bir konu. Arkadaşımıza çok soru soruyor. Sorusundan dolayı teşekkür ediyorum. Geçenlerde hukukçularla da aynı konuyu tartışıyorduk. Tabii bir hukuki düzenleme gerekir. Yani robotlar hayata hakim olduklarında sadece yapay zeka için değil, hayatın her aşamasında bir takım düzenlemeler olması gerekiyor. İşte bir insansız araç gidiyor, yolda bir kaza yapıyor. Şimdi o insana mı ceza verilecek yoksa aracın kendisine mi ceza verilecek? Bu tür konular şu anda dünyanın gündeminde. Hukuki açıdan bakıldığında gerçek hayatta bir insan yanlış yapması ne kadar suçsa, benim avukat değilim ama bakış açım o. O yanlışı yapacak sistemi geliştirmesi de o kadar suç olarak görülmeli diye düşünüyorum ama tabii sonuçta siz bıçağı icat ediyorsunuz. Bıçak iyi bir şey içinde kullanılabiliyor, kötü bir şey içinde kullanılabiliyor. Dolayısıyla o arkadaki bilgi modellemesinin iyice analiz edilmesi gerekiyor. Bunun için de özellikle bilişim hukukunun önümüzdeki yıllarda çok önemli olacağını düşünüyorum. Hukukçular nasıl bir karar verirler, nasıl bir sistem kurarlar, onu anlamak biraz biz teknik insanlar için güç. Ama onların hukuki terminoloji içerisinde oluşturmuş oldukları yapıyı zannediyorum modelleyebilmek ve ona göre sistemler geliştirebilmek bizim için çok kolay. Zor bir şey değil. Esas önemli olan burasıdır diye düşünüyorum. Bize teknik dünyaya bunu açıklayabilirler ise teknik dünyada ona göre modellerini kurarak böylece hukuki sorumluluğu ortadan kaldıracak bir takım düzenlemeler yapabilirler diye düşünüyorum. Yani ortadan sorumluluk kalkmıyor da, yani negatif üretecek unsurlara yönelmeyiz. Bugün de hırsızlık yapmak suç ama insanlar yapıyor. Yarın da robotlara kötü davranış yapmak belki suç olacak. İnsanlar yapacak. Bunun önlenebileceğini düşünmüyorum. Hukuki açıdan gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli katkılarınızdan dolayı da çok çok teşekkürler. Gerçekten böyle çok açıcı değerli bilgiler sundunuz hakikaten. Hükümet Hocam, ufacık bir hocama teşekkür edeyim. Müsaade olur mu? Lütfen. Ercan Hocam, özellikle çok teşekkür ediyorum. Çok zevkle dinledim. Özellikle şunu altını şöyle çizerek teşekkürümü sunayım. Sizin de belirttiğiniz gibi zalim olacak insandır. Adet ya da sistem değil. Çünkü onu kontrol eden insan ifade ettiniz. Mesela ben fizikçiyim. Diyelim ki işte biz nükleer enerji düşündüğümüzde onu insanlık yararı içinde kullanacak insandır ama insanın felaketi içinde kullanacak insandır. Onun için özellikle çok teşekkür ediyorum. Sizin özellikle insan vurgunuz çok çok önemliydi. Çok sağ olun Muhterem Hocam. Çok teşekkür ederim değerli rektörüm. Özellikle sizlerin de katkısı bu tür aktivitelerde önemli. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Rektörün katkıların için de teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan var mı acaba şu anda şeyden? Yok hocam şu anda. Şu anda yok hocam. Tamam. Erkan hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. İnşallah yine karşılaşırız hocam. Erzurum'a da bekleriz hocam. Gerçekten ayrılmam gerekiyor. Muhammed Bey'e de nedenini söyledim. Hocam yani bana... kızının düğünü var. Bugün düğün günü. Kelimesinin düğünü var. Kelimesinin düğününe olmasına rağmen hocam bize vakit ayırdılar. Biz minnettarız kendilerine hocam. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli rektörüm, müsaadeniz olur mu? Ben ayrılsam. Allah mesut etsin. İki can saadeti diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Selametle mutlaka. Başarılar diliyorum. Aktivitenin kolaylıklarla geçmesini hepinize başarılar dileyerek arzu ettiğimi de ifade
etmek istiyorum. Ümit ediyorum bu aktivite gerçekleşir. Muhammed Bey, Bey'e de söz verdim. Elimden geldiği kadar bunu dokümante de edip göndereceğim. O kitapçı istiyorum yalnız. Muhammed Bey, o kitapçıyı bana vereceksiniz. Şimdi tamam, bu konu hocam. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey daha var. Yani onu da söyleyeyim. Bu özellikle yapay zeka ve din konusunda bizim bir takım dini terminolojik özelliklerimiz var. Bunları göz ardı etmememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Mesela işte Hariri denen bir bilim insanı bir insan yapacaklarını iddia ediyor. 200 yıl sonra yeni bir insan türü ortaya çıkacak diyor. Böyle bir şey mümkün değil ki yani. Biz Müslümanız. Allah-u Teala'nın şeyleri belli. Açık yani insanın akıl denen bir olgusu var ve bunu hiçbir zaman bilgisayarlaştırmak mümkün olmayacak. Çünkü bizi sorumlu tutan tek şey insan olarak diğer mahlukatlardan üstün kılan tek şey o. Birazcık bazı terminolojik ifadelere dikkat etmemiz gerekiyor. Geçenlerde bir hanım arkadaşımız bir makale yazmıştı. Ona aslında bayağı bir 200 sayfa cevap da yazıp iletmiştim. Yani birazcık özellikle kavramlara sahip çıkmak gerekir diye bir mesaj da iletmiş olayım. Haddimi aştıysam da özür dileyerek affımı talep ediyorum. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Erzurum'dan kısa süre bekliyoruz hocam. Tamam, sağ olun. İnşallah, inşallah. Kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam, teşekkür. Sizler de teşekkür ediyoruz hocam. Bu oturumumuzun ikinci konuşmacısı Doçent Doktor Murat Kirişçi hocamız. Murat Kirişçi hocamız 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümünde mezun olduktan sonra 93-99 yılları arası Harvard Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisansını da yine 1995 yılında Harvard Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 99-2006 yılları arasında özel basın yayın kuruluşundan çalışmış. 2006-2010 yılları arasında Beykoz ve Bayrampaşa Belediyelerinde kültür müdürü olarak görev yapmıştır. 2010 yılında da Erciyes Üniversitesi'nde matematik bölümünden doktorasını tamamlamıştır. 2011 yılından bu yana da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Biyoistatistik ve Tıp Bilişim alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hocamız bize bu burada yapay zeka ve insanlığın geleceği hakkında bir sunum verecek. Sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. Haziran'a da selamlarımı iletiyorum. Kendi mezun olduğum üniversitenin tekrar böyle bir programında beraber olmaktan da memnun olduğumu dile getirmek istiyorum. Yapay zeka konusuyla ilgili konuşmama başlarken Türkiye'nin de bu konudaki durumu hakkında kısa bir bilgiyi baştan vermek lazım. 1959 yılında daha genç bir üniversite olan Atatürk Üniversitesi'nde bizim ünlü matematik hocamız Cahit Arp makinelerin düşünüp düşünemeyeceğiyle ilgili bir sempozyum vermişti. Bir konuşma yapmıştı. Ve bu konuşmanın metni hala internette mevcuttur. O da anlatıyor ki aslında biz biliyorsunuz Ercan hocamın bahsettiği Turing makinesinden itibaren çok kısa bir sürede Türk bilim dünyası bu konuya hızlı bir şekilde aslında girmişti. Fakat dünyanın gelişmeleri, Türkiye'deki konjonktür, çeşitli işte savaş halleri de dahil olmak üzere birçok sorun bu tip gelişmeleri biraz geciktirdi. Belki de zamana yayılması gerekiyordu. Bu doğal bir süreç olarak devam etti. Bugünlere geldi. Otonom sistemler devrimi dediğimiz devrim aslında yeni, çok da uzun bir süreç olmayan, 2010'larda başlayan bir süreç. Biz buna bir devrim diyoruz. Ben bir matematikçiyim ama çok teknik konuşmayacağım. Ercan hocam zaten gayet güzel özetledi. Biraz daha belki sosyal bir içerikle ifade edeceğiz. O otonom sistemler devrimi dediğimiz zaman adı devrim olduğunda dünya üzerinde devrimlerin oluştuğu yapıların sebeplerine bakıyoruz. Çok fazla dünya tarihinin geçmişine gitmeye gerek yok. Yakın tarihte sanayi devriminden, elektrik devriminden, bilişim devriminden bahsetmek mümkün. Ve ardına dördüncü bir devrim olarak otonom sistemler devrimi diyoruz. Devrimler aslında üretim sistemlerinin değiştiği dünyada ortaya çıkıyor. Yani bu bazen kanlı bazen de kansız olabiliyor ama 1789'u doğuran sebepler aydınlanmanın biliyorsunuz Rönesans'ın, reformun, Avrupa'daki düşünce hareketlerinin ortaya çıkışıyla başlamıştı. Bugün otonom, o zaman belki biraz kanlı ve acı oldu ama bakın mesela
Otonom sistemler devriminde çok rahat bir geçiş yapıldı. Fakat dünya tabii bu devrimsel süreci çok da fazla fark etmiyor. Yavaş ve belki de damarlarımızdan karışa karışa yavaş yavaş başlıyor. Bugün üretim sistemleri tıpkı diğerlerinde olduğu gibi değişmiştir. Hatırlarsanız sanayi devriminde sanayi devriminin zeminini oluşturan buharın icadı ve bunun kas gücüne dayalı sektörde, tekstil sektöründen bir anda makinalara buharın bağlanmasıyla yapılan yeni üretim sistemi aslında o dönemde de çok ciddi anlamda bir devrim oluşturmuştu ki bu devrimsel nitelikler aydınlanma felsefesinde zeminine kattığında 1789 Fransız devrimini ve hatta 1640'lı yıllardaki İngiliz devrimiyle başlatacak olursak daha sonrasında da sanayi devrimini ortaya çıkartmıştı. Fabrikaların oluştuğu büyük mass production dediğimiz yoğun üretimlerin oluştuğu bir dönemden bahsetmiştik. Bu doğal olarak üretilen malzemeler çoğaldıkça bunların da tüketilmesi gerekiyor ve bu tüketimin özelliği işte çeşitli şekillerde piyasaya yansıyordu. Çeşitli pazarlama, reklam, propaganda şeklinde. Bunu elektrik devrimi ve bilişim devrimi takip etti. Biz tarihimize baktığımızda maalesef sanayi devrimini çok ciddi bir zaman içerisinde geriden takip ettik ki belki 250 yılı yaklaşacak bir fark vardı aramızda. Elektrik devrimine geldiğimizde Fordist üretim dediğimiz belki de bu makinalara buhar makinalarının yerine elektriğin bağlanması, akan konveyörler üzerinde herkesin tek tip bir iş yaptığı, hiç kimsenin tamamen uzman olmadığı sistemlerden bahsediyorduk. Üçüncü devrim IT devrimiydi. O çok yakından. Bu arada biz tabii elektrik devriminde yaklaşık 100 yıl falan geriden takip ettik tarih olarak ama IT devrimine gelindiğinde aslında biz Türkiye olarak çok da geri kalmadık. Yaklaşık bir 15-20 yıllık bir farkla bu işi takip ettik. İlk e-mailin atıldığından itibaren yaklaşık 17 sene sonra Türkiye'de Ege Üniversitesi'nden Amerika'ya bir e-mail atıldı. Daha sonra ilk robotlar yapılmaya başladıktan 19 sene sonra İTÜ'de robot kollar yapılmaya başlandı. Yani belki ilk zamanları basit olan bu sistemler şu anda çok ciddi anlamda yürüyor ve biz ülkemiz olarak IT devrimine belki çok fazla geç kalmadık ama otonom sistemler devriminin tam göbeğine daldık ve şu anda 2010'larda başladığı iddia edilen bu sistem devrimlerde ülkemiz olarak Ercan Hocam'ın da bahsettiği gibi aslında çok ciddi anlamda bir ilerleme kaydettik. Fakat ülkemizde ve hatta dünyada bu otonom sistemlerin etkilerini hissetmediğimiz iddia ediliyor. Bu doğrudur. Özellikle Türkiye'de yapay zeka sistemleri çok ilerledi, çok iyi bir yerdeyiz ama daha çok istihbari ve askeri alanlarda olduğu için hayata ne kadar döngüsü olduğunu haberimiz yok. Bunun dışında bizim üretmediğimiz için çok tartışmak istemiyorum. Yapay zeka özellikle telefonlarla, cep telefonu dediğimiz telefon sistemleriyle zaten hayatımıza müdahil olmuş durumda. Ancak bizim ürettiğimiz ve hayata sunduğumuz şeyler dediğimizde o şimdilik biraz daha böyle teknik alanlarda kalıyor. Yapay zekanın çok önemli ve iyi insanlığa hizmet edebilecek güzel özellikleri mevcut. Mesela yani örnek verecek olursak, demir çelik sanayinde insanların çalıştığını düşündüğünüzü de biliyorsunuz. O ağır haddelerin solunduğu zaman insanlarda ya hızlı, çabuk ölümler oluyor ya da hayat kalitesini düşürecek ağır hastalıklarla, konforu düşürecek ağır hastalıklarla geçiriyor. Bunun yerine gelişecek otonom robotların ürettiği fabrikalarda böyle ağır işlerin yapılması insan hayat kalitesi açısından çok önemlidir. Mesela birçok fabrika artık karanlık fabrika diye tanımlanıyor. Karanlık fabrikanın amacı şu, otonom sistemler olduğu için içeride insan bulunmadığından, makinelerinde böyle bir aydınlatmaya ihtiyacı olmadığından, karanlık fabrika adıyla tanımlanan üretim merkezleri var. Buralarda öyle üretimler yapılıyor ki insan hata, yani sırf makineyle yapıldığı için ciddi anlamda düzgün işler yapılıyor. Mesela 1 milyon tane
üretimde 12 tane hata çıkıyor ki biz matematiksel olarak baktığımızda 1 milyonda 12 sıfıra denk gelir zaten. Yani o da öyle çok basit, mesela bir telefonun ekranındaki bir pikseldeki basit bir sorun. Yani gözle göremeyeceğimiz hatalardan bahsedeceğimiz kadar ideal hatalar, ideal üretimler oluşuyor. Bugünün hızlı üretimlerin en önemli, yani bu üretimlerin en önemli özelliği hızdan kaynaklanıyor. Aslında biz bilişim devriminde ya da elektrik devriminde, hatta sanayi devriminde bir insanlık olarak hız kazanmıştık. Otonom sistemlerin bundan farkı, yani ne fark etti, yani ne oldu da biz hızdan fark ettik? Hızın hızının değiştiği, yani üstsel fonksiyonun çok daha hızlı bir, tekrar yeni bir üstsel fonksiyonla hızını hızlandırdığı ilginç bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemdeki üretim hızı değiştikçe, arttıkça doğal olarak bunun yeni bir dünyaya açıldığını ve yeni bir toplum ürettiğini, yeni bir tüketim malzemeleri, yani tüketim mantığı ürettiğini de görüyoruz. Burada anlattığımız tüketim aslında çok hem ekonomiyi, hem siyaseti, hem sosyal hayatı, kültürü, sanatı, her şeyi değiştiriyor. Bugünkü otonom sistemler devriminin sosyal alanlarda, Türkiye'de çok tartışmalarını görmedim ama uluslararası alanda çok güzel tartışmalar var. Çok hızlı ilerlemesini, yani hızının hızını arttırmasını yaklaşık 2-3 sene önce bir makalede okuduğumda ortalama değişim süresinin 3 ay olduğunu söylüyordu. Bu muhtemelen bugün daha da hızlanmıştır ama biz 3 ay içerisinde olduğunu iddia ettiğimiz bir konunun bile ne kadar hızlı olduğunu söyleyeceğiz. Mesela akademik bir performans göstermek istediğimizde 3 ay içerisinde bir şey üretip bir submission sonrasında yayınlanmasını beklerken geçen süre bile bizim yaptığımız işlerin eskidiğinin bir göstergesi anlamına gelir. Bunun gibi bir tür öyle bir hızlı bir şeyden geçiyoruz ki bunu yine uluslararası literatürlerde yıkıcı olarak tanımlıyorlar. Yani tarih, din, dil, ırk, etnisite, aklınıza gelebilecek her konuyu yıkıp geçen bir sistemden de bahsediliyor. Bunun sebepleri hızla ilgili demiştik. Aynı zamanda üretim modelinin de değişmesiyle ilgiliydi. Bizim hayatımızda şu anda çeşitli olumlu ve olumsuz özellikleriyle blockchain girdi. Biz bunları aslında coinler üzerinden konuşuyoruz. Ancak coinlerin çok ötesinde bir sistem blockchain. Bir veri transferini ifade ettiği için sadece parayla ilgili kısmı konuşmak çok anlamlı değil ama blockchain dediğimiz tartışmada bile hızın ne kadar farklı bir yaşam tarzı getirdiğini gördük. Bu hız şu anda zeminini bir önceki dönem olan IT sistemler devriminden kullanıyor ama blockchain kendi başına bir hareket olarak yakın zamanda hayatımıza geçecek olursa anlayacağımız şu ki çok hızlı ve çok değişen bir modelden bahsedeceğiz. Üretim modelinin değişmesinden bahsetmiştik. Otonom sistemler de bir devrimse üretim şekli değişmişti. Bunu blockchain'le de anlamak mümkün. Şöyle ki biz otonom sistemler devrimi dönemindeki üretim modelini daha şu anda piyasada çok görmüyoruz ve zihnimizde canlandırmamız da zor. Ancak şöyle bir durum var ki bugün üretim yerele çıkacak. Yani bu eski sanayi devriminin de başlatılmış olan fabrika sistemleri, merkezi büyük yerlerdeki üretim sistemlerini değiştirecek yeni bir üretim modelinden bahsediyoruz. Bunlar 3D yazıcılar olarak hayatımıza girdi zaten. Özellikle sosyal mecrada da, sosyal medyada da çok yoğun olarak biz şeyle karşılaşıyoruz. Bu 3D yazıcıların üretme şekilleriyle, üretme tipleriyle karşılaşıyoruz. Bu çok önemli ve profesyonel bir hızdan bahsetmek anlamına geliyor. Yerelleşen bir üretimden bahsetmek anlamına geliyor. Sanayi dönemi, sanayide üretilen o büyük fabrikalardaki çalışma biçimlerinin yerele, hatta aileye kadar düştüğünü görüyoruz. Yine sosyal mecralarda ve sosyal disiplinlerin literatürüne baktığımızda son dönemde ailenin öneminden bahseden, fakat buradaki ailenin önemini bizim
tarım toplumunda hatırlarsanız 8-10 tane çocuğun olmasının sebebi işte hayatımızın içerisinde tarımda çalışacak, dağda bahçede çalışacak, evde çalışacak insan gücünden kaynaklanıyordu. Yine benzer bir tartışmanın gündeme geldiğini görüyoruz. Belki bu kadar kalabalık bir aileden bahsetmese bile yerel üretim tarzının eğer ifade ettikleri gibi bir piyasa kalabalık bir aileden bahsetme ihtiyacı hissedeceğimiz ortaya çıkıyor. Bu üretim şeklinin değişimi demin söylediğim blockchain ile beraber yeni bir hayata giriyor. Aslında bize Lidyalıların hediye etmiş olduğu paranın değiştiği bir dünyadan geçiyoruz. Artık blockchain'de biliyorsunuz coinler belki var ama bunları bir para olarak görmemiz çok da mümkün değil. Bir veri transferinden bahsediyoruz. Çeşitli kriptolardan bahsediyoruz. Bu ilişkilerin kurulduğu yapı uluslararası literatürde de çok para sistem olarak tanımlanmıyor. Bunun bir şeyde neoliberal ekonomi politikte sınırsız para basımıyla üretilen ya da borca dayalı denilen ekonomi sisteminin bu blockchain sisteminde daha sınırlı varlıklar tarafından tanımlanması ve borca dayalı değil de elinizdeki mevcut imkanlara dayalı harcamayla ilgili bir sorun olduğundan bunun bir para sistemi olmadığı iddia ediliyor. Adı para sistemi olsun ya da olmasın. Hem sınırsız para hem de sanayi tipi üretimin bittiği bir dünyaya uyandık. Adı bilgi toplumu veya bilgi ekonomisi olarak geçiyor. Bu ekonomi şimdiye kadar gördüğümüz liberal veya neoliberal ekonomi politiğe hiç benzemiyor. Fakat biz bunu şu anda hayatımızda yaşamıyoruz. Ekonomi politik olarak yaşamadığımız gibi yakın zamanda eğer ömrümüz olursa çok uzun sürmeyen bir zamanda bankaların da ortadan kalktığı merkeziyetsiz bir veri transferinin yaşanacağı bir dünya göreceğiz. Bu anlamda Ercan Hocam'ın söylediğine de atıf yaparak söyleyeyim. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kullanılan tabirlerle biz yeni otonom sistemler devrimini anlamaya çalışıyoruz. Sosyal mecralarda tartışılan konular alt seviye ve tamamen spekülasyonlara dayalı. Bilgilenme süreçlerinin olmadığı çok zayıf bir alanda bulunuyoruz. Bu belki dünya için de geçerli. Ancak bizim ihtiyacımız olan konu kendi ülkemiz ve kendi dünyamız olduğu için bu merkeziyetsiz hayatın nasıl olduğunu da yavaş yavaş hem kendimizin öğrenmesi hem de bunu dünyaya, piyasaya, insanlara anlatılabilir bir hale getirmemiz lazım. Mesela hukukla ilgili yine Ercan Hocam'a atıfla söyleyeyim. 1992 yılından beri Wiley'de çıkan Artificial Intelligence and Law diye bir dergi var. Bu dergide 92 yılından beri bu işler tartışılıyor mesela. Ben dergiyi bir örnek olarak söyleyeyim. Bu çok tartışılıyor da. Bunun hukuki süreçlerinin ne olduğundan bahsediliyor. Yakın zamanda biliyorsunuz Amerika'da bir kadına çarptı bir araç ve onu öldürdü. Bu çok ciddi bir hukuki tartışma başlattı. Bu arada onu söyleyeyim. O sürücüsüz araç sorunlu, hatalı veya yanlış üretilmemişti. Algoritmalarında bir sorun yoktu. Sadece deneyim problemi vardı. Çünkü deneyim probleminde araba, sürücüsüz araç... Hocam şeyi toparlıyorum bir iki kelime bir şeyle. Sürücüsüz araç dediğimiz araç deneyimsiz bir klasik insanın yürüme biçimiyle bir hesaplama yaptı. Yoldan karşıdan karşıya geçen insanın belli bir sürede geçeceğini düşünerek hızını ona göre ayarladı. Oysa yaşlı bir insanla karşılaşmıştı. Bu hız onun beklediğinin çok altında, hesapladığının çok altında olduğu için o yaşlı insana çarptı. Yani burada bir algoritmik veya yazılım sorunu veya hardware sorunu yok. Burada tamamen bir deneyim sorunu var. Bunlar aşıldı. Yeni dünyanın ürettiği yapay zeka sistemleri bunları çok çok fazlasıyla aştı ve daha iyi yerlere getirmiş durumda. Ancak biz bunları toplumlarımıza işte dediğim gibi bizde özellikle istihbarat ve güvenlik alanlarında çok aşırı bir yapay zeka güçlenmesi mümkünken hayatımızın içerisinde çok karşılaşmadığımız için kimseyle anlaşamıyoruz. Bu anlamda blockchain gibi sistemlerin bankacılık sistemini ortadan kaldıracağını söylediğimizde de doğal olarak insanlar böyle bir hayatın içinde doğduklarından
Bunu fark etmiyorlar, anlamakta güçlük çekiyorlar. Yakın zamanda yine gelişmekte olan ülkelerde çok ısrarla söylenilen gelecek geliyor diye bir motto vardı. Bu yanlış bir motto. Çünkü gelecek geldi. Yapay zeka sistemleri dediğimiz, otonom sistemler dediğimiz devrim geleceği hızlı bir şekilde getirdi ve bugün hayatımızın içerisine soktu. Bizim de bir an önce bu gelmiş olan geleceği iyi anlamak ve ona göre yeniden bir hayat şekillenmesi yapmamız gerekir diyorum. Teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladığınız için. Evet, hocamıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz biz de. O da enteresan, güzel şeyler söyledi. Özellikle blockchain konusunda söylenmesi gereken çok şey var gerçekten. Dünya böyle bir dünyaya doğru gidiyor. Çok teşekkür ederim hocam, sayın ben hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Oturumumuzun son konuşmacısı ve konuğu Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Doktor Öğretim Üyesi Bilal Usanmaz hocamız. Bilal Usanmaz hocamız yüksek lisans ve doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Makine Teorisi ve Dinamiği alanında tamamladı. Atatürk Üniversitesi'nde 2005 yılından bu yana sürdürdüğü öğretim üyeliği görevini, bilgisayar araştırma ve örgü, yani kısaca bizim BAUM dediğimiz merkezin müdürlüğünü, bilgisayar işlem daire başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuştur. Demin de belirttiğim gibi halihazırda şu anda bilgisayar mühendisliği öğretim üyelerimizden biridir. Hocamızın konusu da yapay zekanın sektördeki etkileri hakkında bize bir sunum yapacak. Buyurun sayın hocam, söz sizde. Evet, Göke hocam teşekkür ederim. Sayın rektörüm, rektör vekilim, değerli dekan hocalarım, sayın katılımcılar, hepinizi selamlıyorum. Konunun odağının aslında ben de çok merak ediyorum. Yapay zeka ve din ilişkisiyle ilgili burada çok değerli hocalarım var sonraki sunumlarda. Sabırsızlıkla ben de onları dinlemeyi bekliyorum. Fakat benim de sunumum teknik tarafta kaldı. Dolayısıyla sizleri çok sıkmadan teknik tarafta yapay zekanın sektörler üzerindeki etkisiyle ilgili biraz rakam paylaşarak, biraz da kullanım alanları ile ilgili bilgiler vererek kısa bir şekilde bu sunumumu sonlandıracağım. Yapay zeka başlığı aslında şu üç tane büyük başlığı birleştirerek söze başlamak doğru olacak. 50'lerde daha yeni matematiksel modelleri kurulmaya başladığında diğer ilim sahalarında da özellikle teknik tarafta bir takım gelişmeler hızlıca ilerlemeye başlamıştı. Yapay zeka belki bir 70-80 yıllık geçmişe sahip diğer ilim sahaları gibi çok derin bir geçmişi yok ama 2000'li yıllarda üstsel bir ilerlemeyle big data, bilgisayar sahasındaki ilerlemeler bir araya geldiğinde bütün sektörleri tesir altına alan bir alan çıktı karşımıza. Dolayısıyla dokunmadığı hiçbir yer kalmadı. Yapay zekanın şu anda özellikle beslendiği kaynak veri. Verinin de ortaya çıkışı dijital mecralarda olmakta. Bunun da kaynağında nesnelerin interneti çok önemli rol oynamakta. Fiziksel öncelikli ve dijital öncelikli diye nesneleri ikiye ayıracak olursak, şu anda dijital bileşenlerle fabrikada karşımıza çıkan nesneler zaten verileri dijital olarak üretip bizim bu kaynaklardan faydalanmamızı sağlıyorlar. Fiziksel olan nesneler de dijital bileşenlerle donatılarak aynı seviyeye getirilip onlar da veri üreten birer kaynak haline dönüştürülüyorlar. Dolayısıyla yapay zekanın ihtiyacı olan yakıtı çok üstsel bir şekilde artık günümüzde sağlıyoruz. Bunu bazen isteyerek sağlıyoruz, bazen istemeyerek. Yani bugün Google'da bir arama yaptığınız zaman bir bakıyorsunuz aramanız tamamlanmış. Evet, ben bunu demek istiyordum diye. Oradaki sizin yerinize bir yapay zeka cümlenizi tamamlıyor. Dolayısıyla işte bir Spotify, Deezer gibi müzik sitelerine abone olduğunuzda size birkaç tane müzik seçmenizi istiyor.
Seçtikten sonra sizin beğenebileceğiniz müzik listelerini bakıyorsunuz, karşınıza getiriyor. Burada örnekler çoğaltılabilir. Konunun dışına çıkmak istemiyorum. Aslında yapay zeka etrafımızda kullanıyoruz. Bu hususta sektörlere etkisi konuşulunca ilk aklıma sağlık geldi. Çünkü şu son 2 senedir virüsün de etkisiyle sağlık sektöründe her gün bakanımızla günün özetini dinliyoruz. Dolayısıyla burada bir takım rakamlarla başlayıp sağlık sektörüne geçmek istiyorum. IDC'nin uluslararası çalışan araştırma kurumlarından bir takım veriler ben aldım. Burada onları paylaşarak sektör olunca işin içine para giriyor ister istemez. Bilgi vermek doğru olacak. Bilişsel ve yapay zeka sistemlerinin küresel harcaması bugünü, bu yılı tarih göstermişler. 58 milyar dolar olarak belirtilmiş. Başka bir kaynakta yapay zeka endüstrisi 2025 yılına kadar 119 milyar dolarlık bir endüstri olacağı yine belirtilmiş durumda. Yine Markets and Markets tarafından yapılan bir araştırma da bu 119 milyarı 190 milyar biçiminde yenilenmiş. Dolayısıyla büyük rakamlar aslında işin içerisine giriyor. Başka bir araştırma kurumu vizyonu biraz daha genişletmiş. 2030 yılını hedef göstererek 15 trilyon dolarlık bir pazara doğru yapay zekanın ilerlediğini söylüyor. Dolayısıyla IDC'nin yaptığı diğer bir çalışmada yine günümüzü tarih göstererek ticari kurumsal uygulamaların %75'inin yapay zeka kullanacağını belirtmiş. Dolayısıyla şu anda bu rakamı bir test etmek gerekiyor. Yine Statista'nın sunduğu bir rakamda 8 milyar sesli asistanın 2023'te insanlar tarafından kullanılacağı öngörüsünde bulunulmuş. Şimdi bunların tümünün beslendiği kaynak veri dedik. Dolayısıyla IDC'nin yaptığı bir çalışma yine dünya çapındaki verilerin 2025 yılına kadar %61 artarak 175 zettabayt boyutuna ulaşacağı belirtiliyor. Bu hususta rakamlar ve öngörüler çok fazla. Dolayısıyla bunların fazlalığının nedeni de yapay zekanın dediğim gibi her yere dokunmuş olması. Araştırmacılar da dokunduğu her yerde bir öngörüde bulunup bir rakam telaffuz etmişler. Sağlık sektörü tarafında da özel rakamlar var. Hep dolar üzerinden. Dolayısıyla bunları belirtmekte de fayda var. Burada yapılan araştırmada pazar payı olarak sağlık sektörünün 6.6 milyar dolardan 2026'daki hedefi 45.2 milyar dolara ulaşacağı belirtiliyor. Dolayısıyla 11 katı bir büyüme burada belirtilmiş. Sağlık sektörü en fazla yapay zekanın gireceği sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla burada zaten kullanılıyor. Hastanelerde veriler çok uzun süredir dijital olarak saklanıyor. Özellikle PEC sistemlerinin gelmesiyle birlikte görüntü verilerimiz, hepimiz gidip artık elimizde filmlerle eskisi gibi dolanmıyoruz. Sisteme görüntümüz aktarıldıktan sonra çok detaylı bir biçimde doktorun bilgisayarına aktarılıyor. Oradan doktor gerekli incelemeleri yaparak bize bir teşhis koyuyor. Dolayısıyla bunun bir yapay zeka tarafından desteklenmesi hususunda bir takım başlıklar belirtmek istiyorum. Örneğin ameliyat gerekli mi başlığı çok önemli sağlık sektöründe. Kaynaklar böyle belirtiyor. Ameliyat gerekli olmadığı halde yanlış karar verilip ameliyat yapıldığı durumlar özellikle sağlık sektörüne maliyetleri ve kişiye zahmeti çok fazla. Hadi onu yapay zekanın hastanın verilerine anlatan niye burada tahlil tetkik sonuçlarına bakarak karar vermesi ve doktora bu konuda asiste olması arkadan gerekli midir sorusuna onun da bir cevap vermesi büyük bir maliyet azaltışına neden olacaktır.
Yine hasta takibi. Burada hasta takipleri de çeşitli nesnelerin internetinin getirdiği ekipmanlarla birlikte bilgisayarlara aktarılacak, veri tabanlarına aktarılacak verilerin yapay zekaya sunulması neticesinde çeşitli önerilere, o hastaya yapılacak önerilere, o hastanın iyileşmesine ve doktoruna yapılacak tavsiyeler için ona asistanlık yapmasında büyük bir katkı sağlayacağı belirtilmiş durumda. Özellikle COVID-19 sürecinde yapay zeka veri tabanları çokça paylaşıldı. Bu veri tabanlarında veri bilimcilerinin yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, hatta görüntü verileriyle ilgili bilgisayarlı görme alanındaki çalışan uzmanların da beraber laboratuvar araştırmacılarıyla birlikte bir ilişki kurması için hızlıca ücretsiz bir şekilde veri tabanları paylaşıldı. Şöyle ki bir ilacın keşfi 10-12 yıl arasında sürdü, özür dilerim, bir ilaç firmasının bu aşıyı ortaya koyması için 10-12 yıllık bir süre gerekiyor. Fakat COVID-19'da bunun çok hızlı aşılması gerekiyordu. Böyle bir sürenin beklenme, tahammül imkanı yoktu. Burada işin içerisine makine öğrenmesi, çeşitli tahlil neticelerinin arasındaki ve veriler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması, altında yatan matematiksel modellerin ortaya konması ile ilgili yapılan çalışmalarda yapay zeka kullanıldı. Dolayısıyla bu süreç yapay zekada kullanılarak hızlandırıldı. Dünyada bu işe öncülük eden, uzun süredir de fiziksel olarak da sistemlerini kullanıcılara açan ve diğer ortaklıklar kuran IBM Watson ismindeki bir ürünüyle piyasada. Bu ürün bir doktor gibi size tavsiyede bulunabiliyor. Hatta kaynakların sunduğu rakamlara bakarak %90'ın üzerinde de bir doğrulukla hastalığın doktor ağzıyla ne olduğu hususunda bilgi verebiliyor. Dolayısıyla yapay zeka alanında 1400'den fazla patenti var bu şirketin. Şu anda Watson'ı da pazarlamış durumda ve birçok hastaneyle bu hastanelerdeki hastalıklarda doktorlara asistan olabilecek şekilde bir servis açmış durumda. Yine klinik karar destek sistemleri, ben hastanede de bir süre koordinatörlük yaptım araştırma hastanesinde. Orada da şahit olduğum durumlar var. Dolayısıyla bir klinikte yatan hastanın bakımı, maliyeti, onun işte ilaçlarının paket olarak verilmesi, tek tek verilmesi vesaire tüm hizmetler noktasında bir karar destek sisteminin olması maliyetleri çok fazla aşağıya düşürebilecek. Burada da yapay zekanın kullanılması öngörülmekte. Tıbbi görüntü işleme zaten bu işin olmazsa olmazlarından. Özellikle yapay zekayla tanışan öğrencilerimiz genelde görüntü işlemeye daha çok meyilliler. Tıbbi görüntü olunca işin içerisine hastalıklar gidiyor. Acaba kanser ve benzeri hastalıklar, orada oluşan sistem dışı durumlar yapay zeka yöntemleri kullanılarak tespit edilebilir mi? Bu usta ben bir takım ülkelerdeki kliniklerin yapılan çalışmalara ilgili bilgilerini paylaştım burada. Bu durumda tespit yapılabiliyor. Yapay zeka doktora bu durumda yardımcı olabiliyor. Lütfen dikkat edin, doktor yerine geçiyor demedim. Her seferinde doktora yardımcı olabiliyor dedim. Yapay zeka ya kendinize emanet eder misiniz sorusu çok zaman soruluyor bir ameliyat esnasında. Çünkü cerrahi tarafta da ilerlemeler oldu. İşte siz ameliyat masasında olacaksınız. Robotik cerrahi şu anda gündemde. 5G teknolojisinin network'te oluşan latency'lerin azaltılmasıyla birlikte biraz bu konuda iletişim hızı kazanılmasıyla birlikte ortaya konacak cerrahi metotun altyapısı hazırlanmış. İşte bir doktorumuz Japonya'da olacak, bir doktorumuz Amerika'da olacak, bir doktorumuz diyelim Afrika'da olacak. Siz de Ankara'daki bir ameliyat masasında yatacaksınız. Onlar uzaktan sizi cerrahi operasyonu robotik biçimde
yapacaklar. İşin içerisinde tabii yine robotik ve yapay zeka girmiş olacak. Hemen hızlıca sanayi tarafıyla ilgili de birkaç rakam vereyim. Sağlıkta da konuşacak çok şey var ama bu kısmı böyle sonlandıralım. Sanayi tarafında veya üretim sektöründe Avrupa'daki üreticilerin yarıdan fazlası, %51. Japonya'daki üreticilerin %30'u ve Amerika'daki üreticilerin %28'i, diğer ülkelerden de birkaç tanesi verilmiş, yapay zeka çözümleri kullanmaktalar. Bu oranların artacağıyla ilgili öngörüler çokça sunulmuş durumda. İlerleyen zamanda göreceğiz bunları. Çünkü üreticiler rekabet etmek zorundalar. Bu rekabette de ne gerekiyorsa onu yapmak üzere güdülenmiş durumdalar. Peki üretimde nerede daha çok kullanmak eğiliminde? Üreticiler yapay zekayı %29 oranla daha çok bakım uygulamalarında kullanmak istiyorlar. Ve ürünlerinin kalite kontrollerinde kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla bu hususta anket yoluyla yapılmış Emerton Data tarafından bir araştırmaya göre otomotiv ve imalat sektöründe bu soruyu sordukları, yapay zeka kullanımı ile ilgili soruyu sorduklarında aldıkları yanıtların %44'ünde yapay zekanın önümüzdeki 5 yıl içinde üretim için önemli olacağı düşünülürken yarıya yakında başarı için kritik olduğunu yansıtmış. Dolayısıyla üretimde yapay zeka kullanılıyor. Artan biçimde de kullanılacağı burada yapılan araştırmalarda ortaya koymakta. Peki ne yapıyorlar? Şurada resimler görüyoruz. Toparlamamız mümkün mü? Biraz süremizi biz açtık bu oturumda da. Hocam çok hızlı devam edeceğim. Teşekkür ederim. Kalite kontrolünde kullanılıyor. Bu büyük yumurta şeklindeki resimlerde çok küçük çatlaklar var ve delikler var. Bunlar böyle mikroskobik ölçekte buraya yansıtılmış. Bunları bizim özellikle imalat içerisinde, ekipman içerisindeyse görmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu kameralarla izlenip yapay zeka tarafından bunların tespit edilmesi mümkün. Ve bu tespitler ileride bu çatlağın daha da büyüyerek bir araca, bir robota, bir başka cihaza kullanılmayacak ölçüde zarar vermeden önüne geçilmesi o firmanın da itibarını yükseltiyor. İyi bir ürün çıkarmış oluyor. Arıza öngörüsünde bulunulabiliyor. Böyle hızlıca geçeyim bunları. Kestirimci bakım çok önemli. Bir fabrikada kullandığınız aracınız, üretim için kullandığınız ekipmanınız arızalanmadan, problem olmadan önce onun bakım zamanı ile ilgili, bakım aparatları ile ilgili size önden bilgi verebiliyor çeşitli sensörlerle beslendiği için. Yine tedarik zincirinde kullanılabiliyor. Tahmine dayalı ürün talebinde kullanılabiliyor. Fiyat analizi, market büyüme tahmini, müşteri yönetimi gibi başlıklar sanayi tarafında kullanılabiliyor. Ama bir sektör var ki Gökhe Hocam burayı belirtmek gerekiyor. Özellikle şu an kuraklık da kapımızda. Tarım sektörüne ciddi yatırımlar var. Araziler özellikle Amerika'da toplu halde ama daha da toplulaştırılıyor. Nedeni şu, robotik olarak araziler işlenebilmesi için. Dolayısıyla burada ciddi bir pazar payı ve yatırım var. 1 milyar dolardan 2026'da 4 milyar dolara pazarın, yapay zeka pazarının tarım alanında ulaşması bekleniyor. Bu kısımda çiftçilere, hatta ülkemizde de Turkcell veriyor Filiz projesiyle, çeşitli sensörler yerleştirerek ne zaman ekilecek, dikilecek, iklim koşulları nasıl olacak, bir sonraki hafta durum ne olacak ve benzeri tahminler sunabiliyor. Yukarıdan drone'la kontroller yapılarak yine yapay zekayı besleyecek veriler ürünlerle ilgili algoritmalara gönderilebiliyor. Çeşitli tarım robotları çeşitli modellerde kullanılarak tarımsal arazilerde ürünün durumu, işlenmesi, toplanması ve benzeriyle ilgili hem veri toplanıp hem mekanik aksamından faydalanabiliyor. Şu örneği vermeden geçmek istemiyorum. Bunu John Deere, bildiğimiz bir traktör markası, ülkemizde de satılıyor. Blue River Technology satın aldı. Bu teknoloji firması gör ve püskürt şeklinde bir CNC spray şeklinde bir ürün geliştirmiş.
Ürün şu altta gördüğünüz resimdeki gibi kocaman kanatlarını açtığı zaman tarla içerisinde veya o üretim arazisi içerisinde gezdiğinde 36 kamerayla önden yabancı otlara bakıyor. Arka tarafında ise hemen kameraya farklı bir açıdan bağlı püskürtme memelerinden sadece 50 milisaniye içerisinde yaptığı tespitle zararlı olan bitkilere ilaç püskürtüyor. Geri kalan ürünü zararsız bir şekilde orada ilaç püskürtmeden bırakıyor. Dolayısıyla santimetre ölçeğinde artık tarımda ilaçlama yapılabilir düzeye gelmiş durumda. Şöyle son birkaç şeyden daha bahsedeyim. Skordacılık tarafında artık kişiselleştirilmiş fiyatlandırma isteniyor. Bunun için çalışmalar var. Medya tarafında artık yapay zekanın araya girmesi, doğru olmayan haberleri ayıklaması, içerik analizi yapması, bu otonom olarak yapılması isteniyor. Bankacılık tarafında çokça uygulama var ve pazar bankacılık tarafında çok büyük. İşte bu dolandırıcılık şüphesi olan hesap hareketlerinin yapay zekayla tespit edilmesi, kredi analizinin yapay zekayla yapılması, müşteri portföy oluşumu vesaire burada bankacılık tarafında da istenen ne diyelim yapay zeka uygulamaları. Burada bir takım rakamlarım var, bir tanesini paylaşayım. 100 milyar doların üzerine varlığa sahip bankalarda yanıt verenlerin bir anket yapılmış. %75'i şu anda yapay zeka stratejileri uyguladıklarını belirtmişler. 100 milyar dolardan az varlığa sahip olanlar ise %46'sı yapay zeka stratejisi uyguladığını belirtiyor. Bir tane örneğimle bitireyim. Mastercard bir ürün geliştirdi. Resin Intelligent yapay zeka ürünü. Daha önce klasik yöntemlerle yapılan bu işlemler ödeme teknolojisinde bir yapay zeka ürünü geliştirilerek otonom hale getirildi. Burada tüketicinin davranışlarına bakarak bir profil oluşturuyor. Dolayısıyla bu kartın kullanımı ile ilgili problemli durumlar çok kısa sürede ortaya konabiliyor. Son zamanlarda savunma sanayinde de şu başlıklara yer verelim. İnsansız hava araçları gündemde, özellikle ülkemizin YA ve SİHA'ları. Fakat zarar vermemesi açısından yapay zeka sistemlerinin geliştirilerek sivilleri algılaması, otonom karar veren sistemlerin ortaya konması, akıllı hedef tanıma sistemlerinin ortaya konması, akıllı silah yönetim sistemlerinin ortaya konması ve savaş simülasyonlarının yapılması hususunda çalışmalara yapay zeka desteğiyle hız verilmesi beklenmekte. Gökhan Hocam, böyle hızlıca geçmeye çalıştım ben bu kısmı. Dediğim gibi diğer tarafı ben de çok sabırsızlıkla bekliyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Burada sözlerime son veriyorum hocam. Çok teşekkür ederim Bilal Hocam katkılarından dolayı. Özellikle tarım alanındaki şeyler bayağı enteresan ve ilginç. Evet, çalıştayımızın birinci oturumunu böylece sonlandırmış oluyoruz. Ben de Bilal Hocam'ın dediği gibi diğer oturumları merakla bekliyorum. Katılımcılarımıza katkılarından dolayı, sunumlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Recep Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Kıymetli Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gayet verimli oldu. Biz de dikkatle, ilgiyle takip ettik. Zannedersem soru bölümü olmayacak, öyle mi? Bir soru göremedim. Bir de zaman şey olduğu için aslında sorular sorulabilir belki ama bir soru aktarılmadı galiba şeye. Tamam. Soru gelmedi hocam. Peki bu durumda ikinci oturuma geçebiliriz. Ben ikinci oturumu yürütmek üzere oturum başkanımız Profesör Doktor Sayın Bilal Sambur Bey'i mikrofona davet etmiş olalım. Kıymetli hocam buyurun. Merhabalar, ben Bilal Sambur, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden. İlk önce bu hayati konuyu, bu çok önemli konuyu ilk defa Çalıştay konusu olarak konuşmamızı, tartışmamızı, paylaşmamızı sağlayan Atatürk Üniversitesi'nden ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ndeki hocalarımıza, iki Mehmet hocamıza, rektörlerimize, dekanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu yapay zeka teknolojisi sadece bir teknoloji değil. Aslında yeni bir varlık yaratma, yeni bir durum yaratma. Yani aslında artık belki biz insanlık durumundan değil, insanlık ötesi yeni bir durumdan bahsedeceğiz. Fiziksel, ruhsal, duygusal, sosyal açıdan
yeni bir sürece doğru gidiyoruz. Bu insanlık tarihinde olmayan bir şey. Tabii din şimdiye kadar geleneksel bir şekilde geleneksel insani durumlara yönelik konuştuk. Ama insan ötesi, transhümanizm dediğimiz yani varlığımızın radikal kökten bir şekilde değişeceği durumda tabii bu dini alan da değişecek. Yani az evvel sektörlerden bahsettik. Tabii o sektörlerde teknik düzeyde bir değişim var. Din alanında ise varoluşsal düzeyde bir değişim olacak sanıyorum. Bu bizim için çok büyük bir soru, çok büyük bir meydan okuma. Bu yeni meydan okuma çerçevesinde biz nasıl teolojik cevap üreteceğiz? Yeni insanlık durumunu nasıl anlayacağız? Bu çok büyük bir soru. Onun için bu oturumumuzun adı Yapay Zeka ve Din. Bu oturumumuzda 4 tane hocamız var. Bir sunumumuz, 2 hocamız var. Aslan Gülcü hocamız, Muhammed Kızılgeçit hocamız, Murat Çinici hocamız, Mehmet Ödemiş hocamız, Hasan Kafalı hocalarımız bize bu din ve yapay zeka ilişkisini, bu varoluşsal meydan okumayı bizimle paylaşacaklar. Birinci konuşmacımız Profesör Doktor Aslan Gülcü Hoca. Konusu yapay zeka ve futurizm. Hocamız matematik alanında, analiz ve fonksiyonlar teorisi alanında uzmanlaşmış bir hocamız. Özellikle bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında da çalışmaları var, uzmanlığı var. Bu hocamız sağ olsun ciddi bir akademik tecrübeye de sahip. Rektör yardımcılığı, dekanlık gibi akademik kurumlarda idarecilik görevlerini de yerine getirmiş. Bilgisayar destekli matematik alanındaki çalışmalarıyla sanıyorum hocamız yapay zeka ve futurizm gelecek konusunda neler söylenebilir? Bize yol gösterici bir sunum yapacaktır mutlaka. Sözü hocamıza bırakıyorum. Hocam söz sizin. Teşekkür ederim. Bulunduğum yerde biraz internetle ilgili bir sorun var. İnşallah bu sunumda 15 dakika içerisinde sunumumuzu yapar. Sorunsuz bir şekilde sunum yapmış oluruz. Arkadaşlar herkes saygıyla selamlıyorum. Ve bu çalıştayı gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çiçek Üniversitesi rektör hocalarımıza da saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Ve bütün dinleyici arkadaşlarıma da saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şimdi Muhammed Hocam bu çalıştayda yapay zeka ve din üzerine bir konuşma daveti gelince Muhammed Hocam'la dedim ki hocam ben matematikçiyim, ben din nasıl konuşurum, hem de böyle din alimlerinin içerisinde yani hem bir bilim insanı olarak hem de yani haddini bilen bir Müslüman olarak biraz bu konuda geri durdum işin doğrusu. Sonra birkaç gün düşündüm, yapay zeka ve fütürizm üzerine konuşabileceğimi kendilerine ilettim. Sağ olsun düzenleme komitesi de bunu kabul etti. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hemen sunuma geçiyorum. Şimdi bir konuyu anlatırken diğer konuşmacı arkadaşları da takip ettik. Şimdi herkes kendi alanında bir şeyler, bir kapılar aralamak için tanımları kendilerine yakın yerlerden seçiyorlar. Ben de haliyle öyle bir yöntem seçtim. Alanı yapay zeka ve fütürizmin iki tane temel tanımıyla tanımlamak istiyorum. Şimdi yapay zeka, insan zekasına özgü olan algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikretme, sorun çözme, iletişim kurma ve çıkarımsama, çıkarım yapma ve karar verme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları ve otonom davranışları sergilemesi beklenen yapay bir işletim sistemidir. Yapay işletim sistemi dediğimiz şey de aslında yeni bir sistemdir. Yeni bir insandır, hocalarımız söylediler. Yeni bir düşünme tarzıdır ve insanüstü bir düşünme aracıdır. Dolayısıyla bu sistem aynı zamanda düşüncelerden tepkiler üretebilmeli ve bu tepkileri fiziksel olarak da dışarı vurabilme
özelliğinde göstermesi gerekiyor. Pekala, ikinci olarak şimdi burada bir yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, veri bilimi gibi bir grafiğimiz var. Bu grafikte dikkat edilirse makine öğrenmesi ve derin öğrenme, yapay sinir ağları, veri bilimi, big data'nın bu alanla yakın ilişkisi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla aslında iç içe geçmiş bir takım komplike sistemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla hepsi hakkında bir hüküm vermek, hepsi üzerine bir fikir serdetmek gerçekten çok zor olacak. Bu zorluğun içerisinde biz bir yapay zeka yakınlık gösterecek bir fütürizm tanımı yapalım. Fütürizm arkadaşlar gelecekçilik demektir. 20. yüzyılın başlarında 1909'da bir grup İtalyan sanatçısı, edebiyatçısı bir araya gelip modernlik üzerine, modern sanat ve özellikle resimde bir toplumsal hareket başlatmayı düşünüyorlar. Bu hareket özellikle geçmişin ağırlığından kurtulup modern ve şehirleşmiş medeniyet, makinalaşma, o zaman işte ağır sanayi devrimi oluyor Avrupa'da, onları görüyorlar ve sürat, hız konusunda da bir takım sosyal hayatta temel alacaklar hareketler geliştiriyorlar. Bu daha çok resimde, müzikte, tiyatroda ortaya çıkıyor ve fütürist sanatçılar bir araya gelip 1909'da bir bildiri yayınlıyorlar. Marinetti isimli bir İtalyan sanatçısı geçmişin izlerini silerek özellikle gelecek konusunda insanları bilinçlendirme çalışmasına geçiyor. Geçmişle ilgimiz olmasın istiyorlar, geleceği daha rahat görelim istiyorlar. Şimdi bu konuyu niye seçtim? Bu konuyu şunun için seçtim. Yapay zeka dendiği zaman zaten bir geleceğe matuf bir şeyler söylüyoruz aslında. Topyekin olarak yapay zekadan bahsettiğim zaman aslında fütürizm konuşmuş oluyoruz. Belki bundan sonraki konuşmalarda konuşmacılar ileride şöyle olacak, böyle olacak, yapay zeka işte söylediniz biraz önce, insan aklına geçecek, insan dışında bir varlık, daha süper yetkilerle donatılmış bir varlık olacak. Dikkat edersek bunların tümü bir fütürist yaklaşımla söylenen şeyler. Dolayısıyla yapay zekanın fütürizmle alakası burada ortaya çıkıyor. Peki fütürizmin bu konudaki bize faydası ne olacak? Şu olacak, yapay zeka arkadaşlar, pardon, bu ara görüntüyü alabiliyor musunuz? Mehmet Hocam sesinizi alamadım. Hocam alıyoruz, sıkıntımız yok. Devam edin lütfen. Peki, teşekkür ederim. Yapay zeka arkadaşlar konuşulduğu zaman hep gelecekten dem vuruyoruz. Gelecekte işte şu olacak, bu olacak falan deniyor. Şimdi biraz önce yapay zeka tanımını yaparken biraz hızlı geçtim. Şimdi tekrar oraya bir atıf yapmak istiyorum. Biz üniversite derslerde şöyle bir espriyle karışık şöyle bir şey söylüyoruz. Yapay zeka henüz yapılmamış şeydir. Böyle bir tanımı var yapay zekanın. Nasıl yapılmamış şeydir? Mesela bugün yapay zeka diye ortaya çıkan bir şey hemen çabucak eskiyor ve o sıradanlaşıyor. Dolayısıyla artık insanlar daha yeni bir şeyler istiyorlar. O yeni şeyler artık yapay zeka ya da geleceği dolduran şeyler olmaya başlıyor. Dolayısıyla yapay zeka bugün yapılmışsa artık bu yapay zeka bugün çalışacak ama yarın artık yapay zeka olmaktan çıkıp sıradan bir program haline gelecektir. Mesela bugün Siri programlarda, bir telefonlarımızda kullandığımız Siri geçmişte çok dikkatimizi çekmişti. Artık kullanmıyoruz çünkü artık Siri sıradan bir şey haline gelmiş oldu. Bu ara yapay zekayı bir de yine ders kitaplarında akıllı ajanlar olarak
tanımlayan yazarlar var. Akıllı ajan demek ne demek? İşte bir ajandan bahsediyoruz. Ajan bir konu hakkında bir yere gittiği zaman oranın fotoğraflarını çekiyor, bilgileri topluyor, çevresini algılıyor, raporunu ajandasına yazıyor. İşte bir rapor halini getirip ilgili yetkili yerlere sunuyor. Ajanın yaptığı hocam, iş... Hocam çok özür dilerim, sizin sunumunuzu göremiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Ben de onu sordum ki yani sunumu görebiliyor musunuz? Sizi görüyoruz da sunumu göremiyoruz. Anladım. Arkadaşlar evet. İlgilenirse sevinirim. Hocam RAM yetmiyor buradan. Sunumunuzu bizimle paylaşabilirseniz biz gösterebiliriz hocam. Paylaşma imkanınız varsa. Geldi mi şimdi arkadaşlar? Evet hocam. Teşekkürler hocam. Buyurun. Şimdi RAM yetmiyor arkadaşlar. Ondan bazı şeyler düşüyor. Şimdi zamanı kullanmak adına yapay zeka ve fütürizm mi karşılaştırdım arkadaşlar. Bir literatür taraması yaptım. Fütürizmde yeni konular neler, onlara baktım. Fütüristler şu an yapay zekayla çok ciddi şekilde ilgileniyorlar. Dünya enerjisi, dünyada bir enerji var. O enerji şu an bilinmeyen enerji türlerinden bir enerji. Onu araştırıyorlar. Gelişmiş insan diye bir başlık var. Gelişmiş insan şu an bildiğimiz insandan çok daha fazla işler yapabilen, becerikli, akıllı bir insan türünden bahsediyor fütüristler. Geleceğin toplumu toplumundan bahsediyoruz. Geleceğin toplumunu şekillendirme ve zor bilim diye bir başlık var. Bu zor bilim başlığında da şu anki bilimlerin her birisinin kolay olduğunu, kolay olduğu için çözüldüğünü, zor bilim diye bir bilimin olduğunu ve bu bilimin zor olduğu için ne olduğunu kimsenin bilmediği bir bilim diye söyleniyor. Dış dünyalarla ilgilenmek zaten insanlığın ortak bir hayalidir. Dış dünyalarda ne olup bitiyor onlarla ilgileniyor. Robotlar, makineler bugün bizim kullandığımız ya da dizayn etmeye çalıştığımız robotlar ya da makineler ayrı ayrı da düşünebiliriz. Bilim kurgu vizyonlarıyla ilgileniyor fütüristler. Bilim kurgu, science fiction denilen işte romanlara ve televizyon filmlerine ya da sinemaya konu olan bilim kurgu vizyonlar, hatta bizim işte Türkiye'de de Gora serisinde vardı bu bilim kurgu vizyonları. Bu hala devam ediyor. Sanallık, virtuality üzerine devam eden çalışmalar var. Ve gelişmiş taşıma diye bir advanced transportation var. Bu bizim daha çok işte canlıları ve cansızları ışınlama şeklinde bir taşıma türünü anlatan bir takım çalışmalar var. Şu an yapay zekada arkadaşlar konu başlıkları bunlar. Burayı gördük. Bilim kurguyu burada bir değinmek istiyorum. Bilim kurgu gelecekteki olası olaylar hakkında tamamen gerçek dünya, geçmiş ve gelecek ile ilgili yeterli bilgiye, doğal ve bilimsel yöntemin tam olarak anlaşılmasına dair gerçekçi kurgulardır. Şimdi bu fütüristler daha çok yani gerçekçi ve bilimsel olmayan bazı iddialarda bulunuyorlar. Bunun aksine bilim kurgu romanları ya da bilim kurgu yazarları, artık bir edebi tür de var, bilim kurgu edebi türü. Orada ortaya konulan eserlere dikkat edilirse, bir uzay aracı daha önceden hiç kullanılmamış, gerçekten şu ana kadar işte bir Ay'a ya da Mars'a giden bir araçta ya da orada bir yaşama dair bir şey olmadığı halde bir uzay aracının nasıl kullanılacağına en ince noktasına kadar anlatan bilim kurgu yazarları var. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar teknoloji üreten firmalara yardımcı oluyor. Düşünün ki
bir üretilmemiş bir aracın nasıl kullanıldığını anlatan bir insan, böyle bir zeka var. Dolayısıyla bu zekalar ya da bu anlatımlar kolay bulunur cinsten anlatımlar değildir. O halde bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bir know-how bilgisi gerektiriyor. Bu hayal, bu yüksek hayal bilim ve teknoloji, özellikle teknoloji üreten firmalara bir vizyon sunuyor. Dolayısıyla yapay zeka konusunda da bilim kurgucular ve fütüristler geleceğe dair bir perspektif sunuyor. Şimdi bizler de eğer ileriki zaman dilim içerisinde işte din bilimlerinde, teolojide ya da İslami bilimlerde eğer din hocalarımız, ilahiyatçı hocalarımız bir gelecek kurguluyorlarsa, yapay zeka ve fütürizm alanında da teolog hocalarımızın bir takım eserler sunmuş olması lazım. Çünkü geleceği şekillendirmek bu şekilde oluyor. Fütürizm ve bilim kurgu romanları yazarak, çalışmaları yazarak, makaleler üreterek bu şekilde gündemi kapatmamız gerekiyor. Yani bir an önceki hocamız bahsetti, gelecek artık elimizden bu da kalmasın. İslami bilimler olarak ya da din bilimleri olarak bu geleceğin elimizden kaçmasını istemiyorsak, biz de topyekun olarak bugün fütürizm konusunda İslami anlamda bir fütürist bir yaklaşımı yapay zeka dünyasına bilim adamları olarak sunmuş olmamız gerekiyor. Şimdi yapay zeka şu ara neyle uğraşıyor? Yapay zekanın şu an uğraştığı konuların başında IBM'in Project Debater'ı var. İnsanlarla tartışmak için geliştirdiği bir tartışma programı. Hemen hızlı geçiyorum. Hamur işlerini analiz etmek için yapılan bir yapay zeka kanser tespit ediyor. Algoritma isimli bir çalışma var. Bir resmin sahte mi gerçek mi olduğunu bulmak için gözdeki yansımayı bulan bir yapay zeka çalışması var. Mesela yapay zekanın yaptığı resimler var. Mesela sizin 50 yıl sonraki ya da ihtiyarlık halinizi tespit ediyor. Öyle bir fotoğraf üretiyor. Onun gerçek mi sahte mi olduğunu üretiyor. Tom Cruise'un TikTok'ta insanları nasıl kandırdığını tespit eden bir yapay zeka çalışması var. Google insanlara araba pillerini okyanusa atın diyor. Niye attığını araştıran bir yapay zeka var. Derin nostaljiyle bu, artık bunu sosyal yaşamda biz de görebiliyoruz. Ölü akrabalarımızın canlandıran, böyle kafalarını kıpırdatan ya da konuşturan yapay zeka araçları var. Google, şu an bizim kullanmış olduğumuz Google arama motoru aslında bir yapay zeka örneği arkadaşlar. Google yapay zeka ile ileride daha az kötü olacağına dair bir kanaati var. Bu ne anlama geliyor? Buna ilgili makaleler var. Yapay zeka çocuklarının, okul çocuklarının dönem ödevlerini kusursuz yapmaya devam edecek diye bir çalışma var. Bir de yapay zekaya tapanlar diye bir aslında bir kilise var. Bu kilise sanal bir kilise. İnsanlar 2009 yılından beri burada yapay zeka dinine mensup olan insanlar vardı. Bu hareketi başlatan yapay zeka uzmanı dini iptal etti. Dedi ki bundan sonra bu dini kapatıyorum dedi. O tartışılıyor şu ara, yapay zeka dinine tapanların kilisenin kapanmasıyla dağılışını anlatıyor. Ve bizi çok ilgilendirecek şeylerden birisi de yeni yapay zeka radyo sinyalleriyle insanların duygularını tespit ediyor. Ne demek bu? Şimdi yapay zekanın kullanmış olduğumuz hard diske varıncaya kadar bizim bulunduğumuz yeri tespit edip bizimle ilgili bütün bilgileri topladığını biliyoruz. Bunun haricinde bulunduğumuz yere kadar radyo sinyallerini göndererek, radyo sinyalleri ve işte yapay sinir ağlarıyla beraber duygularımızın hangi duygu formunda olduğumuzu araştırmaya çalışıyor. Arkadaşlar hemen hızlı burada gördüğünüz başlıklar da şu an fütüristlerin çalışmış olduğu başlıklar. Hemen hızlı söyleyelim. Yeni algoritma sentetik insan genetik kodu üretiyor. Devlet işte şu günlerde maskeli insanların tanıma konusunda yapay zeka geliştirilmiş. Bu yapay zeka geliştirilebilir diyor.
maskeli kişilerin %96'sını tespit edebiliyor. Yani işte gözünden, hareketinden vesaire. Bu yani yapay zekanın başarısız olacağı söyleniyor. Yapay zeka insanların kim olduğunu algıladığını söylüyor. Ve çok ilginç bir şey, lüksünizin çağının başlatacağını söylüyor. Bu şekilde en önemli başlıklar, fütüristlerin kuşağının çalışmış olduğu başlıklar, en önemli başlıkları bu şekilde söylemiş oldum. Bir yol ayrımına geldik. İnsanların geliştirdiği yapay zeka var. Bir de yapay zekanın geliştirdiği yapay zeka var. Bunun için söylüyoruz. Şunun için söylüyoruz. İnsanların geliştirdiği yapay zeka insanlara ihanet etmeyecek bir yapay zeka. Fakat yapay zekanın geliştirdiği yapay zekanın insanlara ihanet edeceği ya da kötü davranacağı ya da insanlığa aleyhinde çalışacağına dair ciddi endişeler var. Mesela şu an meşhur GPT-3 ve Grok gibi en sofistike yapay zeka algoritmaları var. Bu yapay zekalar şu an ne seviyede onu görmek açısından bir takım çıktılar üretiyor haliyle yapay zekalar. Bu çıktılarda ürettiği bir metnin tutarlı olup olmadığını tam olarak şu an GPT-3 ve Grok yapay zekaları tam olarak anlayamadığı belirtiliyor. Kendisi söylüyor. Yani diyor ki ben diyor şu an bu metinlerin anlamlı olup olmadığını tam bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar son bölümde de hemen şu kısmıma bir değinmek istiyorum. Yapay zekanın bilgi toplama yani big data insanlık olunca insanlardan bilgiyi topluyor. Üreteceği çözüm de insan verisi merkezli olacaktır. Bu gelecekte din bilimciler teoloji alanında nasıl değerlendirilecektir? Bunların üçü de aşağı yukarı aynı sorular, değişik. Hocam sesinizi almakta zorlanıyoruz. Arkadaşlar yardımcı olabilir mi ses konusunda hocamıza? İnternet bağlantısında sorun olabilir Sayın Hocam. Biraz bekleyelim arzu ederseniz. Aslan Hocam şu anda hattan düştü gibi değil mi Muhammed Hocam? Evet hocam. Evet, hemen arıyorum hocam. Aslan hocam ulaşmaya çalışıyorum. Evet, telefonla bağlantı kurabilirsin. Geldi hocam. Aslan Bey geldi. Hocam kısa bir kesinti oldu. Sizi dinlemeye devam ediyoruz hocam. Hocam ben hattan düştüm. Şimdi o sunuyu gösteremeden slaytımın sonuna gelmiştim zaten. Son kısmı da söyleyip sunumu bitirmek istiyorum. Lütfen hocam. Şimdi orada şöyle bir soru sordum. Ekranda görebildiniz mi tam bilemiyorum. 3 tane soru sordum. Yapay zekanın bilgi toplama big data. Big data insanlıktan veri topladığı için çözüm de insani olacaktır. Bu insani çözümler teoloji bilimlerinde nasıl değerlendirilecektir? Böyle futurist bir soruyla konuşmamızı sonlandırmak istiyoruz. Ya da genelde sosyal bilimler, özellikle din bilimleri yapay zekadan ne bekliyor? Üçüncü sorumuz da şuydu, yapay zekanın sosyal bilimlerin soru ve sorunlarına, özellikle din bilimlerinin soru ve sorunlarına yapay zeka çözüm üretirse din bilimcileri, sizler kıymetli ilahiyat hocalarım, acaba bu yapay zekanın ürettiği bilgileri, sonuçları, çıktılar alıp uygulayabilecekler mi diye yapay zeka, fütürist gelecek açısından bir takım sorunlar oluşturacağını ben düşünüyorum. Yani şöyle basitçe anlatmak istersem, yapay zeka diyelim ki 1,5 milyarlık İslam alemine soru sordu. Şu ayet aklınıza yatıyor mu diye. Şu bir ayetten bahsetti. O 1,5 milyar insan da dedi ki yok, yatmıyor. Yapay zeka Kur'an-ı Kerim'e özet hale getirdi.
tekrarları çıkarttı. Mesela tekrar ayetler var. Yapay zeka oturdu, düşündü, taşındı. O ki algılıyor, buluyor, çıkarıyor, üretiyor. Kur'an-ı Kerim'i 6000 küsur ayetten atıyorum 1500 ayete düşürttü. Tekrarları çıkarttı ya da anlatılan kıssaları birleştirdi. Yeni sure sıralamasına dönüştürdü. Yani bunları bugün biz konuşmazsak yarın yapay zeka bunu yapacak arkadaşlar. Yapay zeka bunu yaparsa din bilginleri, sayın ilahiyat camiası buna nasıl bir tepki verecek? Bunu bugün biz konuşmazsak eğer yarın ellerimizi bağlayıp oturma durumunda kalacağız. Ya da bir ayeti yapay zeka o ki insanlardan bilgi topluyor. Bilgiyi topladı, sor dedi ki arkadaşlar şu ayet kafanıza yatıyor mu? 1,5 milyarlık İslam alemi dedi ki yok yatmıyor. Anlayamadılar. Anlamalardan mümkün olmayan bir ayet sordu. O halde bunu Kur'an'dan çıkaralım derse yapay zeka çıkaracak mıyız? Yani yapay zekanın bulduğu sonuçlar kullanılabilir mi? Bu anlamda oturup çok derin derin düşünmemiz lazım. Tamam yapay zeka iyi, hoş, güzel de her bulduğunu bu sefer yapay zekanın bulduklarının doğru olanları ve doğru olmayanlarını kim tespit edecek? Alimler mi tespit edecek? Tekrar alimler tespit edecekse yapay zekanın bize ne faydası var? Bilgi kirliliğini artırmış olacak bu anlamda. İnsanların zaten inanma sorunları var. İnanmakta, mümin olmakta ya da içselleştirmekte sorun çeken çağımız insanla iyice sorunlarını artırma riski var mı yok mu? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi yapay zeka, şimdi arkadaşlar benim kendi uzun yıllardır yapmış olduğum çalışmalar sonucunda kendimin kullanabileceği 1 milyon kitaplık bir kütüphanem var, dijital kütüphanem var. 1 milyon tane kitap var. İçerisinde de yani okuyamadığım haliyle Arapça olan dünyadaki ve Türkiye'deki bütün İslami kitaplar da var. Bunları ben okuyamıyorum. Şimdi ben ileride bir yapay zeka geliştirdim diyelim. Diyeceğim ki yapay zeka sen şu kitapları oku. İslami kitapların hepsini okudu. Ayetleri, bütün kitap, hadis kitaplarını, 1400 yıldır yazılan bütün İslami eserleri ve teoloji alanında, dünya teoloji alanında yapılan bütün kitapları okudu. Şimdi ben buna bir soru soracağım. Diyeceğim ki yapay zeka söyle bakalım şu konuda nedir? Şimdi böyle bir aklı kullanmak İslam alemine ne katar? Bundan korkma, asla korkmamalıyız tabii ki. Yani dinin sahibi Allah'tır. Bu kafalarda bu dini tabii ki taşıyacaklardır sonsuza kadar. O konuda korkmuyoruz fakat insanlar yarın öbür gün yapay zekanın söylediğini yapar hale gelecekler. Çünkü yapay zeka dini diye bir din var. Daha önce de yine bir televizyon konuşmasında bahsetmiştim. Yapay zeka dini diye bir dine tabi olacaklar. Şimdi arkadaşlar Z kuşağı diye bir kuşağımız var. Bu Z kuşağını Google'da sorduğunuz zaman diyor ki otoriteye baş kaldıran bir kuşak diyor. Şimdi bu otoriteye baş kaldıran kuşak biraz melez. Bunu yine fütüristler söylüyorlar. Z kuşağı henüz dijitalistlerin, küresel dijital dijitalcilerin söyledikleri her şeyi yapan bir kuşak olmayacak. Bu Z kuşağından sonra yeni bir alfa kuşağı geliyor. Bu alfa kuşak katıksız bir dijital kuşak olacak. Bu kuşak biraz önce o bahsettiğim dünyada komünist sistemi, komün hayatını getiren bir kuşak olacak. Bunların dinle, vatanla, milletle, memleketle, ana babayla, aileyle, kutsallarla hiçbir alakası olmayan, eğitimsiz ve ekonomiyle, dünyada işte olup bitenlerle çok ilgisi olmayan, işte bugün kripto parayı kullanan insanlar işte evinde oturup dünyadaki ekonomiyi sallıyorlar arkadaşlar. Yani yarın öbür gün dijitale, her şey dijitale bu şekilde aktarıldıktan sonra dünyayı bu anlamda bir kaos bekliyor alfa kuşağıyla birlikte. Niye? Çünkü bugün alfa kuşağı niye gelecek? Şundan dolayı gelecek. Habire diyoruz ki yazılan algoritmalar, arkadaşlar bir eğitim bilimci olarak da söylüyorum. Bu algoritmalar insanların... Hocam çok üstüne... özür dilerim, toparlama şansımız hemen var. Hemen açtık süreyi çünkü. Evet, bu algoritmalar şu anki kuşağın öğrenme biçimini de etkiliyor. İnsanlar artık
davranışçı öğrenme yöntemine ya da bilişsel öğrenme yöntemlerine uymuyor. Algoritmik öğrenme yöntemine uyuyor. Çok determinist, işte sıradan ve sonlu işlemler yaparak düşünmeden bir anda hayatın içerisine girip işte hazcılık, hedonist duygularını tatmin edip çıkan insanın tipi üretiyor. Bunu alfa kuşağıyla yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla toparlarsam yapay zeka ileride hem sorunlara çözüm olacak hem de çok ciddi sorunlar getirecek. Bu ciddi sorunları şimdiden engellemenin yolu özellikle bilim kurgu ve futurist alanda çalışmalar yaparak yapay zekayı bir parça kendi açımızdan dizginlemek ya da yönlendirmek, daha doğru terimle yönlendirmeye çalışmalıyız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var. Gerçi siz kısmen de cevap verdiniz. Muhammed Hoca, Muhammed Yeşilyurt Hoca'dan diyor ki Ray Kurzweil profan bir kutsallığı açık bir şekilde savunmuyor mu İnsan 2.0 kitabında? Yapay zeka ile insan zekası birleşince yeni bir tür ortaya çıkmış olmayacak mı? Bu bir dinleyiciden gelen bir sorumuz hocam. Yapay zeka ile insan zekasının birleşebilme ihtimali şu an sadece birbirini kullanması açısından mümkün. Biraz önce biraz temas ettim. Yapay zekayı yazan yapay zekalar ortaya çıkarsa yapay zekanın bizden tamamen kopma ihtimali var. Zaten kopar, çünkü ihtiyaç olmayan, kendisinden daha düşük olan bir zekayı nasıl biz kullanmıyorsak yapay zeka da kullanmayacaktır. Yapay zekayı yazan yapay zeka yazılımları çıkarsa, bu da bir bilim kurgu romanında anlatılmıştı. Şöyle bir şey kısaca hemen söyleyeyim. Yapay zekayı yazıp internete yerleştiriyorlar bir cuma günü sabah 8'de. Saat 8'de yapay zeka dünyadaki bütün bilgisayarda yapılan işleri, hemen siparişleri alıp aynı gün saat 9'a kadar tüm işleri bitirip para kazanıyor. Daha sonra o aldığı parayla yeni bir server alıyor, bir bina kiralıyor. Ve yapay zeka kendini sahibinden, yazan adamın yazılımından, bilgisayarından çıkıp o kendi aldığı yazılıma ve server'a kendini kopyalıyor. Ondan sonra adamın elinden kaçıyor yapay zeka. Yeni yazılım yaparak, kendi yazılımını yaparak adamın elinden kaçıyor. Yani yarın öbür gün bu anlatılan şey bir hikaye olmaktan gerçekliğe dönüşecek haliyle. Dolayısıyla insan zekasıyla yapay zeka ileride birbirini kullanacak. Biz ona hakim olduğumuz süre kullanacağız. Birbirini kullanacak. Biz yapay zekaya hakim olmadığımız zaman yapay zeka bizi de kullanmış olmayacak. Sadece kendi zekasını kullanmış olacak diyelim. Hocam çok teşekkür ederim. Hocamız çok önemli noktalara cevap verdi, gündeme getirdi. Bu fütürizm konusu bir bilim aslında. Futuroloji diye bahsediliyor, gelecekten bahsediliyor ve dalgalardan bahsediliyor. Üçüncü dalgadan bahsedilmişti daha önce. Şimdi ise biz yapay zeka dalgasından bahsediyoruz. Şimdi 1920'lerde Karel Čapek diye bir Çekoslovak yazar ilk defa bugünkü anlamda robot kavramını kullanan bir bilim kurgu kitabı yazıyor. Rossum's Universal Robots diye, Rossum'un Universal Robotları. Şimdi o Halit Fahri Ozansoy tarafından Türkçe'ye tercüme ediliyor. Başlık çok ilginç, onu paylaşmak isterim. Aklıma geldi hocamı dinlerken. Başlık şu: Alem Şumul Sünni Adamlar Fabrikası diye. Aslında bizim bugün yapay zeka diye bahsettiğimiz şey, biz gelecekte evrensel Sünni insanlar fabrikasından bahsediyoruz. Ve bu Sünni fabrikada, Sünni insanlar fabrikasında din nasıl yer alacak? Tabii bu bizi bir takım şeylere zorluyor. Yani din alanında biz şimdiye kadar dinden bahsederken hep geçmişe bahsettik. İşte geçmişte şu kaynak böyleydi, şu şöyle denildi. Yani geleneksel ilahiyat hep geçmişe atıflıdır. Ama yapay zeka, bu geleceğin yapay insanlar dünyasında teoloji artık geçmişe atıf yapılarak yapılmayacak.
o ana atıf yapılarak yapılacak ve dini fütürizm diye dediğimiz şey artık teoloji, ilahiyat fütüroloji olacak. O fütüroloji de aslında yaşanmamış bir dindarlıktır. Yani biz aslında olmayan bir şey üzerine düşünmek zorundayız. Şimdiye kadar ilahiyat olan bir şey üzerine düşündü. Ve bu da tabii olmayan bir şey üzerine düşünmek zor bir din, zor bir dindarlık dediğimiz hususu şey yapıyor. Çünkü artık biz geleneksel kitaplarımıza, kaynaklarımıza yani Kur'an 6000 ayet demek artık yetmeyecek. Çünkü yapay zeka yeniden hem belki formel olarak hem içeriksel olarak yeni algoritmalar kutsal metinlerimizi, dogmalarımızı, yeniden hadislerimizi önümüze koyacak ve biz o tablo karşısında yeni bir ilahiyat, yeni bir anlayış ortaya koymak zorunda kalacağız. Bu da zor bir dindarlık. Hocam katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tebliğinizin basılırken daha detaylı okuma şansımız olur inşallah. Şimdi teşekkürler hocam. Şimdi bizim ikinci sunumumuz Doçent Doktor Muhammed Kızılgeçit ve Murat Çinici. Muhammed, iki hocamız da din psikolojisi alanından geliyorlar. Muhammed Hoca ve Atatürk Üniversitesi'nde din psikolojisi ana bilim dalında. Murat Hocam hem din psikolojisinde doktora eğitimi yapıyor hem de bilgisayar alanında çalışıyor. Böylece yani hem teoloji boyutu, hem psikoloji boyutu, hem teknoloji boyutu olan hocamız. Bu iki hocamızın bir de şu özelliği var. İki hocamız ilahiyat alanında ilk defa bu konuda teolojik, psikolojik açıdan bir araştırma yaptılar ve bu konuda bir bu konunun ilahiyat camiası içerisinde tartışılmasına vesile oldular, katkı sundular. Şimdi sözü bu iki hocamıza bu yapmış oldukları çalışmayı bizimle paylaşmaları için bırakıyorum. Hocam ilk önce kim başlıyor? Hocam kısa bir giriş yapayım ben. Daha sonra tamam. Hocam devam etsin. Muhammed Hocam sonra Murat Çinici Hocam. Söz sizde hocam. Kıymetli hocam ben de çalıştığı katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, saygılarımı arz ediyorum. Gerçekten iltifat ettiniz. Memnunuz bu iltifatınızdan dolayı. Her bir katılımcı hocalarımıza ben saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Kıymetli hocalarım, Aslan hocamın da sorduğu noktadan hareketle sizin izah ettiğiniz durumu biraz ifade ederek giriş yapmak istiyorum. Evet, bizim artık teoloji, ilahiyat alanı yeni bir düzleme taşınıyor. Son dönemlerde okuduğum bir haberden yola çıkarak şöyle bir yorum yapmıştım. Einstein'ın bütün bilgileri, makaleleri sisteme, yapay zekaya aktarılıyor, işletiliyor. Ve buradan Einstein'a herhangi bir sözün, herhangi bir düşüncenin, herhangi bir sonucun kendisine ait olup olmadığı soruluyor. Ya da Murat Hocam'ın paylaşmış, daha önce benimle paylaşmış olduğu bir haberde de herhangi bir edebi yazarın, geçmiş dönemlerde yaşamış bir edebiyatçının şiirlerinin, divanlarının sisteme aktarıldıktan sonra bu söz sana ait mi, değil mi? Ya da yeni bir şiir yazar mısın şeklinde artık uygulamalar var. Buradan hareketle çok rahat bir şekilde artık Hazreti Peygamber Efendimiz'in bütün hadislerinin sisteme işletilerek yani cerh ve tadil sisteminin dahi belki ileri bir ifade, hadis alanındaki hocalarımız bizim ifadelerimizi mazur görsünler. Cerh ve tadil işleminin sürecinin dahi yapay zeka düzleminde tartışılabileceği bir zamana doğru gidiyoruz. Bu anlamda bir hadisin gerçekten sahih olup olmadığı ya da bu anlamda Hazreti Peygamber Efendimiz'e ait olmadığı algoritmalarla birlikte yapay zekaya dahi sorulabilecek bir düzleme gidiyoruz. Bizim alanımız tabi din psikolojisi, bir açıdan teoloji, bir açıdan psikoloji. Kavram zeminini de ilk defa Bilal Sambur hocamız tartışmıştı. 1997 yılında din psikolojisinin kavram zemininin psikoloji mi, teoloji mi olduğunu ortaya koymuştu. Biz de o makaleden etkilenerek daha sonra kavram çalışmalarımızı yapmıştık. Ardından da geldiğimiz noktada şunu ifade etmek istiyoruz değerli hocalarımız. Din psikolojisi APA'nın bir alt bilim dalı, Amerikan Psikoloji Derneği'nin sosyal bilimlerden psikoloji bilim dalının yöntemleriyle bilgi üreten bir bilim. Teoloji ve psikolojinin kavram alanı ve ilişkisi üzerine kurulu bir bilim dalı. Felsefe ve din bilimleri bölümünde bir ana bilim dalı
Ve tüm bu özellikler din psikolojisinin bireyi dindarlık düzleminde anlamaya çalıştığını ve yeni olan her durumun bireyin hem psikolojisini hem de dindarlığını etkilediği varsaydığımızda teknoloji ve yapay zeka çalışmalarının da bu alan tarafından ele alınmasının kaçınılmaz bir durum olduğunu gördük. Özellikle Murat hocamızın mühendislik okuması bizim de din psikolojisi alanında yeni çalışmalara yönelmemiz gerektiği düşüncemiz bizi buluşturdu değerli hocalarım. Ve bu noktada ne yapabiliriz sorusuna en azından yapay zekanın alt bilimi, alt alanı olan YSA'lar üzerinden bir çalışma yaptık. Birazdan Murat hocam bunların detaylarını aktaracak. Fakat şunu ifade edebiliriz. Din psikolojisi bağlamında nicel bir düzlemde özellikle çalışmaların yapıldığı bu alanda artık yapay zeka düzleminde çalışmaların yapılmanın kaçınılmaz bir durum olduğunu gördük. Olumlu tepkiler gördüğümüz için de çalışmalarımıza bu anlamda devam ediyoruz. İkinci bir çalışma da şu anda hazır, yani yayınlanmak üzere. Bu çalışmadan da Murat Hocam sizlere bahsedecek değerli hocalarım. Ben Cuma olduğu için de fazla sözü uzatmadan Murat Çinici Hocam'a bırakıyorum. Hocam buyurun. Hocam sesli. Teşekkürler Muhammed Hocam. Merhabalar. Hocam sesim geliyor mu şu anda? Geliyor hocam, dinliyoruz. Kıymetli hocalarım, değerli dinleyiciler, yapay zeka ve din temalı bu çalıştayı ben şahsen çok önemsiyoruz. Çünkü multidisipliner çalışmalar her zaman önemlidir. Beni de gerçekten bu konular heyecanlandırıyor. Nitekim yapay zeka ve veri madenciliği deyince matematik, bilgisayar, kodlar işin içerisine giriyor. Öte taraftan din deyince işte sosyal bilimler, ilahiyat, temel İslam bilimler vesaire bunlar akla gelmektedir. Kurumsal olarak aslında disiplinlerin gelişmesi için de bu tarz araştırmalara ve araştırma merkezlerine ihtiyaç duyduğunu söyleyebilirim. Şimdi biz hocamın da teşvikleriyle çalışmalar yaptık. İki çalışma şu anda bitti. Bunlarla ilgili ben birkaç detay vermek istiyorum. Öncelikle yapay zeka konusunu biz kendi alanımızda, din psikolojisinde ve üst çatısı olan sosyal bilimlerde neden kullanmamız gerektiğine kısaca bir cevap arayalım. Aslında geleneksel yöntemlerin alternatifi olarak bu yapay zeka içerisindeki metotlar, yöntemler geniş bir perspektif bize sunuyor. Daha esnek modeller bizlere sunuyor. Dolayısıyla sosyal bilimlerde ve özellikle de din psikolojisi alanında yönteme katkı sunması bizim için önemli. Yine yapay zeka ve derin öğrenme konularını alanımıza getirerek bunun işte bu çalıştayda olduğu gibi tartışılması, yapay zekanın insan ve insana ait olanı değiştirmesini yordayacak sosyal bilimcilere ihtiyaç duyulması aslında bu tarz konuların önemini bizlere gösteriyor. Sosyal bilimlerde yapay zeka ile ilgili şunları söyleyebiliriz. Mühendislik bilimlerinde, sağlık alanında, istatistikte temiz ve gürültüsüz veri bulmamız kolay. Ancak sosyal bilimlere geldiğimizde bu biraz daha zor. Dolayısıyla daha fazla yöntem çalışmamız ihtiyacını ortaya koyuyor. Yine sosyal bilimler insan ve toplumla ilgili verilerin toplanmasını gerektirdiği için ve bu karmaşık bir süreç olduğu için aslında yapay zeka bize yeni algoritmaların ihtiyacını da göstermiş oluyor. Yani en son belki bunu söyleyecektim ama en başta söyleyeyim. Yapacağımız artık çalışmalarda genel formüller, algoritmalar kullanmak yerine probleme özgü yeni algoritmalar geliştirmek zorundayız. Bu da aslında bize yöntemle ilgili çok önemli kapıların açıldığını gösteriyor. Bizim bu konuyla ilgili çalışmalarımıza geçmeden önce şunu da söylemem gerekiyor. Tabii sadece yapay zeka deyince birçok metot var, yöntem var. Bunlardan bir tanesi yapay sinir ağları. Ercan hocamın en başta değindiği işte genetik algoritmalar, onun yanında karar ağaçları gibi birçok yöntem var. Bu yöntemlerin çok detaylı bir şekilde belki incelenip sosyal bilimlere ve bizim alanımıza getirilmesi gerekiyor. Yani biz bu işe girerken aslında bir göl gibi düşünürken meğer kendimizi okyanusun içerisinde bulduk. Bu kadar da derin bir alan olduğunu fark ettik. Peki yapay sinir ağları nedir? İnsan zihninin, insan aklının aslında çalışma sistemini taklit ederek bunu bilgisayarlara uygulama yöntemi, kısaca öyle tanımlıyorlar. Yapay sinir ağları ile ne yapabiliriz?
genel olarak şöyle üç tane işlemi kolaylıkla yapabiliyoruz yapay sınavları. Tahmin edebiliriz. Mesela elimizdeki mevcut verilerden başka bir veriyi bildiğimiz regresyon analizine benzer bir biçimde yapabiliriz. Değer tahmini yapabiliriz. Yine aynı şekilde elimizdeki mevcut yıllara göre olan zaman serisini alıp sonraki yılların veya eksik yılların zamanın tahminini yapabiliriz. Denetçi tarafından önceden yapılandırılması söz konusu olmayan kümelemeler yapabiliriz. Birazdan bunlarla ilgili birkaç örnek vereceğim, daha netleşecek. Sınıflandırmalar yapabiliriz. Yani bunlara şöyle aslında söyleyebiliriz. Mesela zaman tahminiyle ilgili elimizde diyelim 10 yılın, 15 yılın, 20 yılın ne kadar çok veri olursa o kadar iyi. Evet, elimizdeki verilerden sonraki yılların tahmin edilmesi olarak söyleyebiliriz. Yapay zekaya tahmin ettirmiş oluyoruz. Yine kümeleme, mesela kümeleme yönteminde de elimizde çok karışık veriler varsa bunların alınıp işte belli başlı, burada denetçi tarafından başlıklar belirlenmiyor. Yapay zeka bunları belirliyor. Kümeleme yapabiliriz, clustering yapabiliriz veya sınıflandırma yapabiliriz. İsimlerini bizim belirlemiş olduğumuz sınıflara atabiliriz diye geçiyorum burayı. Bunun dışında, pardon hocam, şöyle. Önce şunu söyleyeyim. Mesela biz buradaki dört tane işte tahminle ilgili, değer tahmini, zaman tahmini, kümeleme ve sınıflandırma ile ilgili birer tane çalışma yapmayı aslında arzuladık. Değer tahmini ve zaman tahmini ile ilgili birer tane çalışmamız şu anda mevcut. Önce değer tahmini ile ilgili hangi çalışmayı yaptık, buna değineyim. GSA ile değer tahmini bir çalışma yaptık. Bu koronavirüs sürecinde yapay sinir ağları yöntemiyle bireylerin dini başa çıkma düzeylerinin tahmini. Burada toplam 14 girdimiz vardı ve bir tane çıktığımız dini başa çıkma durumunu burada yordadık, tahmin ettik. Şöyle çok detaylarına girmek istemiyorum zaman sınırından dolayı. YSA modeli varyansın olumlu dini başa çıkma değişkeninin %64'ünü, %64.5'ini, olumsuz dini başa çıkma değişkeninin ise %55'ini açıkladı. Detaylarına girmiyorum ama şunu söyleyebiliriz özet olarak. YSA ile yapay sinir ağları ile din psikolojisi alanında bağımlı değişkene ait yordama yapılmasının mümkün olabildiğini bu çalışmayla göstermiş olduk. Yine ikinci çalışmada ise zaman tahminli bir çalışma yapmaya çalıştık. Neydi bu çalışmanın konusu? Yapay zeka ile 2020 ve 2025 yıllarında Türkiye örnekleminde cinsiyete göre dindarlık durumunun tahmin edilebilir mi? Bu araştırma sorusunu cevaplamaya çalıştık. Türkiye'de yapılmış olan 75 tane nicel yöntemli yüksek lisans ve doktora tezlerini taradık. Bunlar 1995 yılında başlıyordu. 2019 yılına kadarki tüm nicel çalışmaları işleme hazır hale getirdik. Elde edilen dindarlık puanlarını normalize ettik. Çünkü burada standart bir puanlama sistemine ihtiyaç vardı. Ölçekler arasındaki puanların farklılığından ötürü. Ve yapay sinir ağları ile zaman serisi yöntemi kullanarak yıllara göre tahmin ettik. Ben müsaadeniz olursa bu çalışmanın sonuçlarını da burada kısaca gösterip değinmek istiyorum. Mesela bu çalışmada elde ettiğimiz bulgulara göre işte Türkiye örnekleminde erkek öğrencilerin dindarlık tahmini ve kız öğrencilerin dindarlık durumunun tahminini yaptık. Görüldüğü üzere 1995 yılından itibaren dindarlık düzeyi yükseliyor 2005'e kadar. Sonrasında ise bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde kız öğrencilerde de böyle bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Bunun tabii yorumlanması, tartışılması bir çalışmanın konusu. Aynı şekilde erkek yetişkin dindarlık ve kadın yetişkin dindarlık durumlarının da tahminiyle ilgili şunu gördük. 1990'lı yıllardaki dindarlık puanları 2007'ye kadar artıyor. 2016'ya kadar kısmen bir düşüş olsa da 2020'den sonra, özellikle burası çalışmanın zaten orijinal tarafıydı, 2020'den sonra bir artışın olduğunu görüyoruz. Hem kadın yetişkinlerde hem erkek yetişkinlerde Türkiye örnekleminde dindarlığın artacağını söyleyebiliriz. Bu çalışmadan da özet olarak şunu söylememiz mümkün. Yapılan bu çalışma ile din psikolojisi alanında yapay sinir ağları kullanarak zaman tahmini
yapabileceğimizi görmüş olduk. Son söz olarak da şunu söyleyebilirim. Böyle hep yapay sınırları, yapay zekanın olumlu taraflarına değindik ama biraz da diğer tarafından birkaç şey söylemek istiyorum. Teknoloji sanıldığının tam aksine sosyal bilimleri daha da önemli bir hale getirecek. Robotların, yapay zekanın insanlara, toplumlara olan etkilerini önce öngörebilecek, yorumlayabilecek sosyal bilimcilere bu süreçten sonra çok daha fazla ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Mühendislik, tıp alanlarında zaten bu teknoloji çoktandır kullanılıyor ama yapay zekanın bir üç dünyası, bir ruhu yok. Algoritmayla yapılan bir şey bu, ruh yok değil. Felsefe yapmak algoritmik bir uğraş değildir. Teoloji, psikoloji, hukuk gibi alanlar taklit edilemezler. Bu alanlarda da her zaman insana ihtiyacın olduğunu söyleyebiliriz. Büyük değişimler karşısında insanların olumsuz etkilenmemesi için de sosyal bilimcilere burada çok önemli görevler düşmektedir. Stratejiler geliştirmek ve toplumu buna karşı hazırlamak zorunda olduğunu son olarak söyleyebilirim. Yapay zeka sihirli bir cin değildir. İnsan ürünüdür. Hata yapma ve telafisi zor sonuçlar ortaya koyması da mümkündür diyebilirim. Hocam vaktimiz varsa son bir cümle. Özel olarak bu veri madenciliği, yapay zeka konusunda benim merakıma destek veren Muhammed Kızılgeçit hocama, teknik anlamda bana yardımcı olan Gökay Akkaya, Bilal Usanmaz hocalarıma, eserlerinden çok istifade ettiğim Ercan Öztemert hocama, bu yaptığımız çalışmaları daha görünür kılan siz Sayın Bilal Sambur hocama özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Muhammed hocamıza, Murat hocamıza bu konuyu gündemimize getirdikleri için. Murat hocamızı dinlerken ben Mayakovski'nin bir sözünü hatırlattım. Rus şair Mayakovski diyor ki, geleceğin dünyasında robotlar insanların yaptığı her şeyi yapacaklardır. Ancak iki şeyi yapamayacaklardır. Bir, şiir yazamayacaklardır. İki, teoloji yapamayacaklardır. Şimdi teoloji ve şiir için hala insana ihtiyaç duyacağız. Çünkü bunlar insanın ruhuyla, içiyle, derinliğiyle ilgili. Şimdi fütürolojiden psikolojiye geçtik. Şimdi tamam, kısa bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa bir şey. Buyurun. Özür dilerim hocam. İkinci çalışmanın meta-antik bir çalışma şeklinde düşünülmemesi için şurayı vurgulamak gerekiyor. Biz 1995'ten 2020'ye kadar olan verileri aldık. 2020'den 2025'e kadar, yani geleceği öngörmek bu anlamda böyle bir farklılık var. Yani sadece bir verinin ortaya koyulması değil, 2025'e kadar Türkiye'deki dindarlığın ilerleyişi nasıl olduğunun bir anlamı tahminini yaptık. Birinci çalışmada ise örneklemimizi ikiye ayırdık. Yani belli bir grup insan hakkında onların dini başa çıkma şeklinde geliştirmiş oldukları durumun ya da ifade biçiminin diğer geri kalan kişiler için de mümkün olup olmayacağını bir anlamda başka örneklerin üzerine yaygınlaştırdık. Bu anlamda iki çalışmanın iki alt birimi ve gelecek eğilimi olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi hocam bu çalışmanın birinci bölümü bu nerede yayınlandı? Hocam birinci bölüm ilahiyat tetkiklerinde yayınlandı. İkincisini de İngilizce hazırlıyoruz. İnşallah hocam SCL makale niteliğinde düşünüyoruz hocam. Daha yayınlanmadı hocam ikincisi. Bu makale internette çok rahat bir şekilde ulaşılabilir. Hocam size zahmet isterseniz makalenin linkini paylaşırsanız isteyen arkadaşlar ulaşabilirler orada. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Psikolojiden şimdi teolojiye geçeceğiz. Mayakovski'nin dediği gibi şiir ve teolojiyi robotlar yapamayacak, insanlar yapacak. Mehmet Ödemiş hocamız İzmir'de kelam alanında, teoloji alanında doktorasını yapmış. Aslında sadece teoloji değil, teoloji ve nöroloji bağlamında, kelam bağlamında irade problemini çalışmış. Şu anda da bir Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitici olarak görevine devam ediyor hocamız. Bize şu anda gene zor bir konu, yapay zekada ruh bilinç ve ruh bilincin kaynağı problemini, felsefenin, teolojinin en kadim problemini bu yapay zeka dalgası karşısında nasıl düşüneceğimize dair paylaşımda bulunacak. Hocam söz sizin.
Teşekkür ederim hocam. Muhterem hocalarımız, saygıyla sunuyorum evveliyatla. Sizin de buyurduğunuz gibi ruh konusu aslında spekülatif bir konu. Çünkü temelde inancın konusu. Aslında biz Kur'an'a baktığımızda Kur'an'ın insan tanımında böyle dualist bir tarif görmüyoruz. İnsana ruh üflenmesinden bahsediliyor. Lakin bu bir tanrısal bir özelliğin insana geçmesi bir tür hulul anlamında değil. Fakat özellikle kelam tarihinde müteahhirun dönemi dediğimiz o binli yıllardan sonra Helen kültürünün etkisi, irfani düşüncenin yayılması, Platonik düşüncenin yeniden hakim olması gibi nedenlerle yeniden insan tanımı dualist bir eğilim kazanmış. Ama öncesinde özellikle mutezili düşünürlere baktığımızda onların insan tanımında biraz daha böyle monist bir eğilimin olduğunu da görüyoruz. Ruhu kabul ediyorlar ama bunu daha çok insanın bedeninde içkin atomik bir varlık olarak kabul ediyorlar. Tabii Descartes'le beraber bu düşünce biraz daha takviye ediliyor ta ki Darwin ve taraftarlarının insanı indirgemeci bir tarife tabi tutmasına kadar. Dolayısıyla biz öncelikle bugünkü zamanda çok daralmışken sunumumuzda şunu yapmaya çalışacağız. Ruh deyince aklımıza gelen şey nedir? Bugün ruhun bir karşılığı olarak kullanılan bilinç deyince aklımıza ne geliyor? Ya da ruh yerine bugün farklı kavramlar kullanılıyor. İşte ego deniyor, benlik deniyor, zihin deniyor, bilinç deniyor, homunculus deniyor, hayalet deniyor. Bir vehim ve hayali bir terim olarak kabul ediliyor artık bilim dünyasında. Çünkü bilimsel bilginin konusu içerisine girmiyor. Öncelikle şunu yapmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Düşünce tarihi boyunca ruh denilince akla neler gelmiş? Ruh kavramı nasıl bir evrim geçirmiş? Tanımında nasıl bir değişim hakim olmuş? Düşüncenin ve bilimsel bakış açısının değişimine bağlı olarak. Bunu bir madde madde özetledim. Hatta paylaşmakta da fayda görüyorum. Ruhu ilk dönemlere kadar gittiğimizde Galen ve Hipokrat'a baktığımızda özellikle daha çok bedenin dışında metafizik bir varlık olarak değil de bedenin içinde bir atom olarak düşündüğünü görüyoruz. Tabii bunun gerisinde Demokritos'u, Lükretius'u da görüyoruz bu düşüncenin arka planında. İnce bir hava olarak tanımlanıyor ruh. Düşünen, anlayan, hatırlayan, insana bu yetenekleri veren bir meleke olarak nitelendiriliyor. Kanda dolaşan ve yine insana canlılık sağlayan bir nitelik olarak tarif edilmiş. Vücudun organizasyonunun varlığı olan kavranamaz özel bir cevher ama vücuda bu özelliği veren bir cevher nihayetinde. Yine ruh insana canlılık veren tanrısal bir nefes özellikle Hristiyan ilahiyatının etkisiyle ve Kur'an'daki bazı ayetlerin literal anlaşılmasıyla bu şekilde tarif edilmiş. Gayrimaddi olup tezahürleriyle kendini gösteren aşkın ve teleolojik bir öncül şeklinde tarif edilmiş. Soyut bir cevher, nurani, ulvi, uçucu ve uzuvlara sirayet ederek canlılığı sağlayan hareketli bir cisim olarak tarif edilmiş. Bedene içkin latif bir cisim, bu latif denmekle daha çok onun anlaşılamazlığına ya da tarif edilemezliğine biraz gönderme yapılmış. Bedenden başka bir şey değildir, bizzat bedenin kendisidir şeklinde bir tarif var. Özellikle beyin biliminin 19. ve 20. yüzyılda ön almasıyla birlikte ruh beyindir şeklinde tariflerin karşımıza çıktığını görüyoruz. Beynin içerisinde prefrontal korteks ve limbik sistemin faaliyetleri ve buradaki belli süreçlere indirgendiğini görüyoruz. Serebral korteksin ki insan evriminin en son aşamasında insana bilişsel yetenekleri kazandıran beyin bölümü olarak kabul edilir. Serebral korteksin sistemsel özelliği olarak nitelenmiş. Beynin fonksiyonlarının düşündürdüğü şeydir. Ayrı bir varlık değildir, sadece bir işlevdir şeklinde bir tarif var. Yine tüm bedenin işlevlerinin toplamıdır, sadece beynin faaliyetlerinden de ibaret değildir şeklinde bir ruh tarifinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Vücuda canlılık veren bir elektrik akımıdır. Özellikle 19. yüzyılda yapılan bir tarif ki bunu aynı zamanda bugün sibernetikçiler de yapay zekaların da bilinçli olabileceğini söylerken ruhu bir elektrik manyetizma ilişkisine bağlı olarak açıklıyorlar.
ve dolayısıyla bilinci tabii ki ruh kelimesini kullanmadan, vücuttaki bilgi akışını organize ederek bilinçliliği sağlayan nörokimyasal süreçlerin bizzat kendisidir şeklinde bir tanımı var. Metafizik bir yazılımdır. Bu tarif hala kendisini muhafaza ediyor. Çünkü nörobilimcilerin içerisinde de hala beynin bilinci, ruhu, zihni, beynin işlevlerinden ya da bölgelerinin faaliyetlerinin dışında bir olgu olarak kabul eden anlayış az sayıda da olsa hala bazı bilim insanları tarafından savunuluyor. İkameti kalp olan bir kuarktır. Klasik kelamdaki cüzün la'yı tecezzaya karşılık gelen bir şey. DNA'da saklı bir özelliktir ya da mahiyeti belirsiz bir tür enerjidir şeklinde ruh tarifleri olduğunu düşünce tarihi boyunca görüyoruz. Peki bilinç nedir? Bugün ruh geleneksel anlatımda ruhla kastedilen şeyle bugün modern bilimde bilinç denildiğinde akla gelen şey birbirini tam olarak karşılıyor mu? Evet, bilinç denildiğinde bugün farklı disiplinlerin kendi paradigmaları, kendi metafizik anlayışları, kendi metodolojileri çerçevesinde çok farklı tarifler yaptıklarını görüyoruz. Ama genel olarak bilinç denildiğinde uyanıklık, farkındalık gibi özellikler akla geliyor. Ama biz bugün yapay zekaların bir bilinci, bir zihni, bir ruhu olup olamayacağını tartışırken daha çok insan tekilliğini ifade eden bir kavram olarak bilinçten söz edeceğiz. İnsanın varoluşsal tekilliğinin sigortası anlamındaki bilinci kastedeceğiz. Evet, bugün nörobilim dünyasında biliyoruz ki insanın düşünsel yetenekleri, iradesi, vicdanı, hatta Antonio Damasio gibi bilim insanlarının ortaya koyduğu teoriler şayet doğruysa, duygusal yeteneklerinin tümü beynindeki bazı sinirsel aktivitelerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ama biz bugün bilinç derken bilinci beynin faaliyetlerinde indirgeyen bir tariften daha ziyade daha bütüncül bir kavram olarak kullanmayı tercih edeceğiz. Sürenin çok azaldığını biliyorum. O yüzden doğrudan doğruya konuşmanın ana omurgasına geçmek istiyorum. Aslında bu tartışmayı ilk başlatan kişinin, yani yapay zekaların, düşünen makinelerin bir ruhu olup olamayacağına dair ilk soruyu soran kişinin Turing olduğunu biliyoruz. Bunu mümkün olarak görüyor. Hatta bunu mümkün görmeyen teologları eleştiriyor. Bunun Tanrı'nın kudretine yönelik bir sınırlamayı barındırdığını, insan elinden çıkmasıyla yeni bir varlığın Tanrı elinden çıkmasının çok da farklı olmadığını söylüyor ama yapay zekaların bilinci insan gibi bir bilinci neden olamaz? Hüminoidlerin, insanımsıların, bireysillerin insan gibi bazı temel özellikleri neden olamaz? Doğrudan doğruya bazı maddeler hazırladım bununla ilgili. İzin verirseniz onlara geçmek istiyorum. Birincisi, Descartes'in dediği gibi zihin bedenden ontolojik olarak farklıdır. Beden kendi içerisinde bölünebilir somut bir varlıkken zihin için böyle bir şeyi düşünmek mümkün değildir. İkincisi, algoritmaların yani yapay zekaların duyguları yoktur. Biraz evvel söylediğim gibi Damasio bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bazı somut veriler ortaya koyuyor. Klinik araştırmalar neticesinde ve duyguların da aslında beyin kimyasına indirgenebileceğini, duyguları ve hisleri birbirinden ayırarak söylese de, biz yine de duyguların sadece beyin kimyasından ibaret olmadığı tezinden yola çıkarak algoritmaların duyguları olmayacağını, sadece hesaplamaya dayalı ve söz dizimsel olarak hareket edeceklerini iddia ediyoruz. Söz gelimi bir Dede Efendi bestesini dinlerken insanın hissettiği şeyin bir yapay zekada da ortaya çıkabileceğini düşünmek en azından şu aşamada pek de mümkün görünmüyor. Üçüncüsü, herhangi bir bilgi işlem sistemi kendisinin tam bir tanımına, bahusus anlamlandırılmış tanımına sahip olamayacaktır. İnsan için en önemli kullanılan tanımlardan bir tanesi düşündüğünün müdriki olan varlık tanımıdır. Bir yapay zeka için böyle bir şeyi iddia etmek, bu noktaya erişebileceğini düşünmek, düşündüğünün müdriki varlık noktasına varabileceğini düşünmek en azından şu aşamada pek mümkün görünmüyor. Dördüncüsü, bilinç meselesinde beyni bir bilgisayara benzetenler, sistemi bir girdi çıktı nedenselliğine, kozalitesine indirgeyenler,
bir şeyi unutuyorlar. İnsan sadece dışarıdan ya da içeriden gelen uyarıcıları bir matematiksel hesaba, işte ön lobunda, beynin ön lobunda bir karar mekanizma süreçlerine tabi tutarak davranışa dönüştüren bir varlık değildir. Bu süreçler bir mekanik süreçte ilerlemez. İnsanda niyetlilik dediğimiz bir şey vardır. Pek çok davranışın içerisinde birini seçmemize neden olan çok farklı sistemler devreye girer. Ve o niyetlilik dediğimiz şey gerçekten bugün itibariyle bir matematiğe indirgenemeyecek kadar karmaşık bir süreçtir. Örneğin kelamda ya da tasavvufta havatır adını verdiğimiz kavramlar vardır. Biz buna içe doğan düşünceler diyoruz. İnsan hem dışarıdan hem içeriden gelen bu iç ses dediğimiz ya da keşif dediğimiz içine doğan düşünceleri hesap eder, bunlara göre hareket eder. Bazen onun davranış ortaya koymasına neden olan şey tümüyle fizik alemin dışında başka şeylerdir. Böyle baktığımızda insan için mekanik bir süreçten ibaret davranış ortaya koyan yapay zekadaki bilinçle insandaki bilinci ya da zihni eşleştirmek çok mümkün değil. Çünkü insan asimetrik bir varlık. Aynı zamanda çok çelişkili bir varlık. Oysa yapay zekaların bir mantığı var, bir mantığa ve hesaplamaya göre hareket ederler. İnsan bu anlamda çok öngörülebilir bir varlık değil. Örneğin bir Müslüm Gürses şarkısı dinlerken kendisini jiletleyen bir hüminoide rastlayabilir miyiz? Ya da çok sevdiği birisini ya benimsin ya toprağın diyerek katletmeye kalkışan bir yapay zeka görebilir miyiz? Tutarsızlık insan olmanın şaşırtıcı ve vazgeçilmez bir bileşenidir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Mantık, evet, yani böylesi bir durumla karşı karşıya kaldığında yapay zeka ne yapacak? İnsan zihninin üstesinden gelebildiği, fakat yapay zekaların karşı karşıya kaldığında bir krizle karşılaşması muhtemel olan çelişkiler karşısında nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Biraz evvel bahsettiğimiz bu çelişkili durumlarda acaba makinede karşımıza çıkacak olan şey bir mantıksal ya da devresel felç ya da amiyane tabirle beyni yanmak dediğimiz bir şeye dönüşebilir mi? Böyle bir sonuç çıkabilir mi? Bu da pekala mümkün. Beşinci olarak, her ne kadar güçlü yapay zeka kuramı işlevselciliği esas alsa da bu yaklaşımın özünde dualizmi çağrıştırdığını söyleyen nörobilimciler hiç de haksız değiller. Zira onların davranışlarına yön veren mantık sonuçta soyut bir şey. Ve bu soyut kavram, yani mantık, bir ikiciliği çağrıştırıyor. Buysa sibernetikçilerin, modern bilimcilerin adeta bir gulyabani gibi kaçınıp durduğu dualizmin başka bir versiyonu gibi görünüyor. Yapay zeka donanımlı bir robot, yüzüne bir tokat atıldığında kendisine daha evvel verilmiş komutlar çerçevesinde bir ah sesi çıkarabilir. Onun çıkardığı bu sesle insanın bir acıyla karşı karşıya kaldığında çıkardığı sesi aynıleştirmek de mümkün değildir. Çünkü bunu bu hale dönüştürmek bilinci davranışa indirgemek anlamına gelir. Ontolojik bakımdan bilinçlilik hali bütünüyle insanda öznellik içeren bir şeydir. Buna nörobilimde koalya, nitelce gibi isimler veriliyor. Öznel deneyim. Ya da robot kendine yüklenen bir komuta bağlı olarak, yani bir bilgiye bağlı olarak hareket ettiğinde bu bizi başka bir soruya götürür. O da nedir? Bilinç dediğimiz şey, zihin dediğimiz şey ya da geleneksel anlatıda ruh dediğimiz şey eşittir bilgi midir? Bilgi eşittir bilinç midir? Bu soruyu sorduğumuzda cevabın açık bir şekilde hayır olduğunu tahmin edebiliriz. Yedinci olarak, işlevselcilik, davranışçılık ve güçlü yapay zeka teorileri gibi indirgemeci yaklaşımlar bilinci, zihni, beyne ve onun etkinliklerine indirgeme ilkesiyle hareket ediyorlar. Oysa bugün biliyoruz ki anestezi altında hala bilincin bütünüyle ortadan kalkmadığını gösteren klinik araştırmalar ya da kör görü, blind sight dediğimiz örnekler, beynin algılanan şeyi algıladım dediğinde beyin kimyasının, beyin fizyolojisinin dışında ek, yani nöronal sistemin dışında ek bir bölgenin ya da işlevin ya da tırnak içinde bir şeyin devrede olduğunu, bunun da pekala zihnin metafizik bir açıklamasına imkan verebildiğini bize gösteriyor.
Dolayısıyla burası çok önemli. Bilincin beyne indirgenemezliğini kabul etmek, aynı zamanda yapay zekalarda karşımıza çıkan hesaplama yeteneğine bilinç adını verememeyi de gerektiriyor. Sekizinci olarak, beyin bir makinedir ve bazı makineler düşünebilir. Öyleyse yapay zekalarda düşünebilir önermesi aşırı bir indirgemecilik içeriyor. Düşünmek sadece daha evvelden yüklenmiş bilgilerden uygun olanı seçip bunu bir davranışa dönüştürmek değildir. Biz yaptığımız şeylerin anlamlarını biliriz. Sentaksla semantik arasındaki ilişki daha çok bir sesteşlik ilişkisidir. John Searle'ün Çince odasında anlatmaya çalıştığı şey temelde budur. Dokuzuncusu, insanımsıların, bireysilerin zaman algısıyla, insanların zaman algısı aynı değildir. İnsan bazen bir anı bir saat gibi, bir gün gibi yaşar. Ya da bazen mutlu bir an o kadar çabuk bir şekilde geçer ki zamanı yitirdiğini fark eder insan. Oysa bireysilerin, insanımsıların dünyasına baktığımızda orada ne ışık vardır, ne karanlık vardır, ne uzam vardır, ne zaman vardır. İnsanın zaman algısıyla humanoidlerin zaman algısının birbiriyle örtüşmesi de mümkün olmayacaktır. Machine learning, 10. madde, yapay zekaların öğrenmesini ifade eden bir kavram. Bir tür sentetik öğrenme anlamına geliyor. Yapay zeka teorisi bu machine learning yeteneğiyle yapay zekaların kendi öğrenmelerini sağlayabileceği, dolayısıyla insan beynindeki nöroplastisite denilen şeyin yapay zekalarda da zamanla ortaya çıkabileceğini iddia ediyor. Sadece bir örnek vereceğim. Bununla ilgili pek çok şey söylenebilir ama insan bazen unutarak öğrenir. Yani yeni bir öğrenmeye muttali olabilmeniz için sizin geçmişte yaptığınız, edindiğiniz bir öğrenmeyi unutmanız gerekir. Oysa aynı durumun makinede karşımıza çıkması sadece bir error'a, bir yazılım hatasına, bir arızaya karşılık gelecektir. Unutmak insan için bazen bir mağluliyet gibi düşünülse de, şairin dediği gibi, insan unutmak da dahil olmak üzere pek çok imkanın kıyısında varoluşsal varlığını ortaya koyar. 11. olarak, paradoksal olarak insan beyni taklit edilerek geliştirilen yapay zekalar, insan beyninin bir ürünüdür. Bir elektrik enerjisiyle varlık kazanırlar. Oysa insanın varlığının kaynağı henüz tam olarak bilinmeyen çeşitli teoriler olsa da yaşam enerjisinden başka bir şey değildir. Son madde sayın hocalarım. Bir yapay zeka hiçbir zaman insan gibi kaotik bir beyinden sadır olan özgür iradeye sahip olamayacaktır. Özgür irade gibi bazı davranışlar ortaya koyabilir. Belki şiir de yazabilir. Hocam şiir yazamaz dedi ama söz dizimden... Sizin demedim, Mayakovski dedi. Onun öngörüsü. Tamam hocam. Belki şiir de yazabilir, söz dizimsel bir varlık olduğu için. Çünkü resim yapıyorlar bugün, biliyoruz, ve Van Gogh'un resimleriyle neredeyse aynı fiyata satılıyor resimleri. Empati yeteneği geliştirebilir. Daha kuvvetli, daha hızlı, daha donanımlı olabilir insandan. Ama insan kadar öngörülemez bir varlık olabilir mi bilmiyorum. En azından bunu ben kişisel olarak şu aşamada mümkün görmüyorum. Şimdi başta sorduğumuz soruyu tekrar soralım. Bir makinenin gelecekte bilinçli olması, bir zihne sahip olması mümkün müdür? Eğer bilincin bir matematiği varsa, beynin girdi çıktılarından ibaretse, biz böyle bir mekanik görüşü savunacaksak bilinçle, zihinle ilgili, bunu doğru kabul edebiliriz. Fakat her ne kadar beyin biliminin verilerinden yola çıkarak makinelerde naylondan yapma zeka becerileri geliştirsek de, saydığımız nedenlerden dolayı onların insan gibi bir bilince sahip olması pek mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla başlıkta sorduğumuz soru, yani bu sunumun sorusu biraz ihtiyaten şimdilik diyorum boşta kalan bir soruya dönüşebilir. İnsan ürettiği, yarattığı insanımsılara kendisi gibi bir ruh, bilinç verebilmek için çeşitli yollar deniyor. Bu yollardan biri gerçekten beyni modelleyerek bir sonuç elde etmek ve ruh kavramını zihne, bilince, akılsallığa, hesaplama tekniklerine, yöntemine, bilgisayıma indirgemek. Böylece tanımları tahrif edip ontolojik algıyı değiştirmek. Gelecekte gelişmeler ne gösterir bilmiyorum ama sanırım önümüzdeki süreçte ya yeni bir gerçeklik tanımına ihtiyacımız olacak ya da gerçeğin ne olduğunun ona inananlar ya da bilenler tarafından daha çok savunulmasına diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok ilginç sorular, ilginç yorumlarla dolu bir sunum oldu. Hepimiz için düşünmemiz gereken birçok soru. Hocam, ekranınızı kapatıp sizi görebilir miyiz? Evet, kapatmaya çalışıyorum hocam şu an. Evet.
Hocam teşekkür ediyoruz. Size yönelik bazı sorular var. Chat bölümünde siz de takip edebilirsiniz daha soruları anlamak adına. Birincisi deniliyor ki doktorlar, mühendisler yapay zekadan istifade ediyorlarsa ilahiyatçıların da bundan ifade etmesi gerekmez mi? Diğer bir soru, üretilecek yapay zekanın niteliğinin ve robot üretiminin bir sınırlaması olmalı mı? Diğer bir soru, bireysi nedir, insansı nedir? Bu konuşmanızda sık sık geçen bir kavram. İnsanın ne olduğuna dair tanım yüzünden yapay zeka ya da hominidlerin imkansız olduğunu söylüyoruz. İnsanın bilinemezliği ve öngörülemezliği çözmeye çalıştığımız ve her geçen yüzyılda biraz daha çözdüğümüz epistemolojik bir sorun olarak görülebilir mi? Hocam buyurun. Teşekkürler hocam. Kesinlikle zaten ilk oturumda da hocaların bu konunun önemine değindiler. Yani ilahiyatçıların bu konuyu es geçmesi mümkün değil. Es geçerlerse çok büyük bir hata yaparlar. Es geçilmediğinin bir kanıtı da zaten bu çalıştayın yapılmış olması. Her anlamda sadece teknik bilgilerin, yani şöyle bir örnek verildi. Teşhisi doktor koyar ama doktorun teşhis koymasını sağlayacak bütün o verileri ona sağlayacak olan bir yapay zeka olabilir. Ama teşhisin konulması hususunda doktorun aklına ve onun deneyimine güvenmek gerekir. Aynı şekilde dini konularda da benzer şeyin mümkün olduğunu söyleyebiliriz birinci soruya. Üretilecek yapay zekanın niteliğinin ve robot üretiminin bir sınırlaması olmalı mıdır? Yani bilginin bir sınırı olmalı mıdır? Bilginin bir ahlakı olmalı mıdır? Belki bu soruyu böyle anlamak lazım. Eğer bilgiyi biz belli bir ahlaki perspektifte yönetemezsek bunun insanlığa ne tür sonuçlar doğduğunu zaten tarih gösterdi. Burada bir teknoloji var. Bu teknolojiye bağlı olarak insana yarar da ortaya çıkarabiliriz, zarar da ortaya çıkarabiliriz. Tıpkı... Hocam çok özür dilerim. Şöyle bir uyarı alıyorum. Şimdi tabii herkes Türkiye'nin farklı yerlerinden. Erzurum'da bugün kritik bir gün, Cuma günü. Cuma evet. Namazı yapay zekayla nasıl kılınır, nasıl etkiler tabii çok önemli bir soru. Erzurum'da Cuma namazının saati 12 çeyrekmiş. Ondan dolayı bir konuşmacımız daha var. Böyle zaman ayarını biraz sıkıştıracağız. Bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. Buyurun. Hemen kısa kısa geçiyorum. Bireysi ve insansı derken yapay zeka donanımlı robotları kastediyoruz. Humanoid İngilizcesi. İnsanın ne olduğuna dair tanım yüzünden bir yapay zekaya da insanımsıların imkansız olduğunu söylüyoruz. İmkansız olduğunu söylemiyoruz. Bunlara yetenek verebiliriz ama insandaki gibi bir bilinçli varlık haline dönüşeceklerini en azından şu anki bilgilerimize göre pek mümkün görmüyoruz. İnsan öngörülebilir bir varlık haline gelebilir mi? Son soru. İnsan bana göre biz yapay zekaları ne kadar donatırsak donatalım, ne kadar geliştirirsek geliştirelim, geliştirenin de kim olduğunu göz önünde bulundurarak paradoksu hatırlarsak bunu mümkün görmüyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben Ödemiş hocamızı dinlerken çok eski bir şarkı hatırıma geldi. Çok keyifli bir şarkıydı. Sanıyorum Mustafa Sandal'ın bir şarkısıydı. Şöyle bir şey, yani hatırladığım kadarıyla onun arabası var, güzel mi güzel, bastın mı gaza, gider mi gider gibi ama maalesef ruhu yok gibi bir şarkıydı. Şimdi yapay zekanın özelliklerinden, ihtişamından, yeteneklerinden bahsediyoruz. Ama hocam bize yapay zekanın ruhu var mı sorusunu bütün bu özellikler yanında onu düşündürdü. Bu önemli bir soru. Hocamıza ben teşekkür ediyorum. Şimdi kelamdan, teolojiden sosyolojiye geçiyoruz. Hasan Kafalı hocam din sosyolojisi alanında çalışma yapmış bir hocamız. Şu anda Pamukkale Üniversitesi İlahiyat'ta görev yapıyor. Hocam bize toplum ve din bağlamında yapay zeka konusunu anlatacak. Hocam buyurun, söz sizin. Teşekkür ediyoruz hocama, Mehmet Ödemiş hocama tekrar. Evet hocam, herkese merhabalar. Öncelikle Ağrı ve Erzurum Üniversitemizin yetkili hocalarına, idarecilerimize, düzenleme kurulumuza böyle bir çalışmayı yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok ihtiyacımız vardı. Şimdi bana biraz yorgun bir dinleyici kitlesi kaldı. Cuma'ya yetişmeye çalışan bir dinleyici kitlesi. O yüzden biraz sıkıntılı bir dönemdeyim.
Ama inşallah dikkatli. Gayret deyince sadece zaman ayarı yapacağız hocam. Hiç siz sadece zaman ayarını yapın, biz çok aktif dinamiyiz. O konuda hiç endişeniz olmasın. Tamam hocam. Evet, ben Alana 2019 yılında Yapay Zeka, Toplum ve Dinin Geleceği isimli bir makaleyle katkıda bulunmaya çalıştım. O makalede gerçekten çok dikkat çekti, çok ilgi çekti. Onun üzerine de sağ olsun Muhammed hocam davet ettiler. Ben de şimdi toplum ve din bağlamında yapay zeka üzerine bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Hocam siz de o makalenin linkini gene grupta paylaşırsanız çok yararlı olur, ya da chat bölümünde sunumdan sonra. Tamam hocam, inşallah ben onu da tamam, paylaşırım. Teşekkürler. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim, yani gerçekten toplum ve din üzerine konuşmak zor. Şu anda zor. Neden zor? Çünkü bildiğimiz gibi bilim veriyle ilerliyor. Yani elimizde somut veriler olması lazım ki önümüze bir şeyler koyabilelim. Fakat şu anda henüz yapay zeka toplumsallaşmamış durumda. Henüz tam olarak toplumsallaşmış değil. O yüzden genelde aslında Aslan hocamın söylediği gibi biz genelde futuroloji yapıyoruz. Yani geleceğe dair öngörülerde bulunuyoruz. Ben de alanımla ilgili öngörüde bulunmak adına televizyon ve internete kıyasla konunun anlaşılabileceğini, toplumsal bazda etkisinin benzer olacağını öngördüğüm için onlar üzerinden konuya değinmeye çalışacağım. Dikkat ettiğim başka bir şey de aslında Çalıştay boyunca sosyolojik birçok çıkarsama yapıldığını gördüm. Yani konuya ben sosyoloji yaklaşacaktım ama Ercan hocamdan, Aslan hocama, bütün hocalarımızın aslında konuya sosyolojik bazda yaklaştıklarını gördüm. Bu beni mutlu etti. Çok da şey kazanmış oldum, çok da şey öğrenmiş oldum. Çalıştay bu açıdan da gerçekten benim açımdan çok verimli geçiyor. Dediğimiz gibi televizyon ve internete kıyasla ben yapay zekanın toplumsala etki edeceğini düşünüyorum, ama çok daha fazla etki edeceğini düşünüyorum. Çünkü yani televizyon ve internet kamusal alanda etkeden bir olgu. Fakat yapay zeka bütün sektörlere, yani adeta toplumun hücrelerine sirayet edecek bir olgu. O yüzden çok daha fazla etkili olacağını düşünüyorum. Şimdi televizyon konusunda bazı düşünürlerin düşünceleri ve ortaya koydukları üzerinden onların çıkarımlarını değerlendireceğim ve yapay zeka konusunda bizim ne yapabileceğimizi, ne düşünebileceğimizi, ne düşünmemiz gerektiğini sorularla açmaya çalışacağım. Neil Postman, televizyon üzerine ünlü araştırmacılardan birisi Neil Postman. Televizyon Öldüren Eğlence isminde bir kitabı var. Konuya güzel eğiliyor ve sonuçta şöyle diyor. Basın, yani çok daha önce ortaya çıkmış medya unsuru olan basın, ussal bir halk yaratmıştır. Ussal, yani okuyan, okuduğunu anlamaya çalışan bir toplum yaratmıştır. Fakat diyor televizyon eğlenen bir halk yaratmıştır. Eğlenen, eğlenmeye çalışan bir halk yaratmıştır, bir toplum yaratmıştır. Ben bu bağlamda yapay zekanın da nasıl bir toplum yaratacağınızı öngörmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani yapay zeka muhtemelen tüketen, tüketmeye çalışan, hazır bulan bir toplum ortaya çıkaracak. Çünkü gördüğümüz gibi televizyon daha çok eğlenen bir toplum ortaya çıkardı. Yani bu teknolojik ürünlerin verdikleri mesajlarla değil de varlıklarıyla toplumu yönlendirdiklerini görüyoruz. Bu açıdan bizim de bu konuda düşünmemiz lazım. Yani televizyon böyle bir toplum yaratmışsa yapay zeka nasıl bir toplum ortaya koyacak? Bu bizim için bir ipucu olabilir diye düşünüyorum. Yine televizyon konusunda çalışma yapan Amerikalı Robert Putnam, önemli bir araştırmacı yine o da, sosyal sermayenin azalması üzerine bulgularda bulunmuş. Yaptığı çalışmayla televizyon öncesi ve sonrasında Amerika'da sosyal sermayenin, toplumsal birliğin, toplumsal iç yapışkanlığın üzerine araştırmalarda bulunmuş ve somut verilerle televizyonun sosyal sermayeyi ciddi şekilde azalttığını bulgulamış. Bunu nasıl yapıyor televizyon? İnsanların daha çok birbiriyle diyalog haline geçmesini engelleyerek yapıyor. Ne yapıyor insanlar? Ekranlarla haşır neşir oluyorlar ve bunun sonucunda bakıyoruz sosyal sermaye azalıyor. Sosyal sermaye azaldığında toplumda iç yapışkanlık azalıyor. İnsanların birbiriyle zaman geçirmesi azalıyor. Ve bunun sonucunda birçok kurumda da, yani birçok kurumda da, aile kurumundan tutalım, siyaset kurumuna, komşuluğa kadar, yani birçok şeyin biz azaldığını görüyoruz.
azaldığını görüyoruz ve sosyal sermayenin azaldığını görüyoruz. Yapay zeka konusunda da böyle bir şey düşünebilir miyiz? Evet, bence düşünebiliriz. Yani yapay zekanın da muhtemelen insanları, bireyleri ekranlarla, dijitalle daha çok somut haşır neşir ederek birbirleriyle bağını, ilişkisini koparacağını öngörebiliriz. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Yapay zekanın toplumsal için bir tehlike, tehdit arz edebileceğini düşünüyorum. Yine bir iletişim kuramcısı, Marshall McLuhan, ünlü bir iletişim kuramcısı, çok erken tarihlerde, gerçekten 60'lı yıllarda araç mesajdır diyerek bir tanıda bulunuyor. Toplumsal iletişim araçlarında diyor, araç mesajdır. Yani iletişim aracının kendisinin aslında toplumu şekillendirdiğini, içeriğinden çok biçimin toplumsalı şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Diyor ki bu açıdan araç toplumu şekillendirir. Aslında biz bunu kendi toplumsal hayatımıza görüyoruz, değil mi? Yani 50'li 60'lı yıllardan itibaren televizyonun topluma girmesiyle öncelikle ne yaptı? Komşuluk ilişkileri değişmeye başladı. Yani televizyonun içeriğinden çok televizyonun varlığı toplumsalı şekillendirmeye başladı. Önce insanlar televizyon olan evlere komşuluğa gitmeye başladılar, değil mi? Yani televizyon olan, hali vakti yerinde olan insanların evlerine akmaya başladılar. Ondan sonra her eve bir televizyon alındı. Herkes televizyonun başına toplanmaya başlandı. Ondan sonra şu anda günümüzde artık bütün toplumu şekillendirdi yani. Aile içindeki ilişkilerimize dahi televizyon varlığıyla şekil verdi. Yani Marshall McLuhan'ın tespiti çok yerinde. Araç bizzat kendisi mesaj. Araç bizzat kendisi toplumu şekillendiriyor. Yapay zekanın da böyle olacağını öngörebilir miyiz? Evet, bence öngörmeliyiz yani. Yapay zeka varlığıyla toplumu şekillendirecek. Televizyonun toplumu varlığıyla şekillendirdiği gibi. Biz yapay zekayla yaşamaya başlayacağız. Yapay zekanın içeriğinden çok yapay zekanın varlığı bizi şekillendirecek. Daha kolay ulaşmaya başlayacağız bilgilere. Örneğin araştıran bir nesil olmayacak. Çünkü insanlar araştırmayı çok daha rahat yapacaklar. Çok daha parmaklarının ucunda, hatta dilinin ucunda. Yani Google'a araştır dediğinde araştıracak. Hazır bulmaya alışmış, tüketmeye alışmış bir toplum olacağını öngörebilir miyiz? Ben öyle düşünüyorum. Buradan, yani televizyonun varlığından, internetin toplumumuza etkisinden yapay zekaya doğru bir çıkarıma gidebileceğimizi düşünüyorum. Manuel Castells, bu da bir iletişimci. Aynı çıkarımı ağ için söylüyor. O da diyor ki ağ mesajdır. Ağın varlığı bizzat mesajdır. Yani aracın mesajlığını ağ, internete geçerli kılıyor. Ve toplumun ağ ile, internet ile şekillendiğini, biçimlendiğini bulguluyor. Bu da gerçekten oldukça isabetli bir mesaj. Zaten yapay zekanın şu anda bizim hayatımıza en çok etki ettiği alan sosyal robotik, değil mi? Yani biz daha çok sosyal robotikler üzerine, bilgisayar üzerinden yapay zekayı şu anda tecrübe ediyoruz. Ve bunun bizi daha çok ağdaki gibi, televizyondaki gibi şekillendireceğini, toplumu değiştireceğini düşünüyorum ben. Bu konuda bir kavram var. Sosyolojik bir kavram. Kurzweil'lerin, Harari'lerin de çok bahsettiği bir şey. Tekilleşme. Ben bu kavram üzerine durmak istiyorum. Sosyolojik olarak bu kavram bence önemli bir kavram. Teknolojik tekilleşme olarak da geçiyor. Kavramsal olarak biraz bahsedeyim. Gelecekte yapay zekanın insan zekasının ötesine geçerek medeniyeti ve insan doğasını radikal bir şekilde değiştireceği inancı bu. Yani bu inanç insan zekasının önüne geçeceğini düşünüyor yapay zekanın ve ileride insan tabiatını çok köklü bir şekilde değiştireceğini düşünüyor. Bunları araştırırken ben şu andaki yapay zeka teknolojisinin bir hamam böceği beyni mesabesinde olduğunu öğrendim. Şu andaki yapay zeka henüz bir hamam böceğinin beyni mesabesinde. Yakın gelecekte yapay zekanın bir fare beynine ulaşacağı, sonra bir tavşan beynine ulaşacağı, ardından insan beynine ulaşacağı ve ardından onu da geçeceği öngörülüyor. Yani yapay zekanın topluma getireceği şeyler çok fazla. 2027 yılında en çok dinlenen şarkıların yapay zeka tarafından besteleneceği öngörülüyor. 2040'lı yıllarda bestseller denen kitapların, en çok okunan kitapların yapay zeka ürünü olacağı öngörülüyor. Yani böyle bir gelecekten bahsediyoruz, böyle bir değişimden bahsediyoruz. Bu açıdan tekilleşme, evet, tekilleşme söz konusu. Tekilleşme nedir?
tekilleşme toplumda herkesin aynı yaşamasıdır. Hani küreselleşmede bahsettiğimiz bir hegemonya vardır değil mi? Homojenleşme vardır, heterojenleşme var, homojenleşme vardır, batılı hegemonya vardır. Teknolojinin, yapay zekanın batının elinde olması bu teknolojik hegemonyayı da beraberinde getirebilir, getirecek, öyle görünüyor. Ve bu tekilleşmenin, ben buradan dine bağlayacağım, tekilleşmenin sevgili hocalarım, farklılıkları törpüleyeceğini öngörüyoruz. Tekilleşme nedir? Tek tipliliktir. Tek tiplilik nedir? Farklılıkların arındırılmasıdır, farklılıkların atılmasıdır. Ve bu farklılıkların içinde ben maalesef dinin de olabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü din ve kutsal toplumdan topluma, bireyden bireye değişen bir farklılıktır, zenginliktir. Tekilleşmenin en büyük tehdidinin dini olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü biz tek tipleştikçe kendimize ait olanı uzaklaştırıyoruz kendimizden, ondan uzaklaşıyoruz. Ve bunun sonucunda dinin zarar görebileceğini ben öngörüyorum. Dinin ve kutsalın maalesef törpülenmesi bu açıdan söz konusu olabilir. Dinin, özellikle dinlerin ahlaki ve ritüel boyutlarının, yani ibadet boyutlarının azalabileceğini öngörüyorum, düşünüyorum. Dinlerin sadece inanç boyutuyla ifade edilmesi tehlikesi olabilir. Bu İslam dini için de böyle olabilir. Diğer dinler için de böyle. Evet. Çünkü yapay zeka insanlara çok daha fazla sanal eğlenceler, sanal meşguliyetler sunarak onların zamanlarını da işgal edecek. Bu zamanlarını doldurmasının insanları ibadetlerden alıkoyabileceğini öngörebiliriz. Bu açıdan yapay zekanın dinlere bir tehdit arz edebileceğini, dinlerin değişmesinde, boyutlarının değişmesinde etkili olabileceğini düşünüyorum. Ben bu konuda bir de zeka ve akıl ayrımına biraz değinmek istiyorum sevgili hocalarım. Farkındaysanız yapay zeka üzerinden biz hep konuşuyoruz. Zeka, zeka, geleceğimizi şekillendirecek vesaire. Sürekli zekaya şey yapıyoruz. Şu anda aslında biz yapay zekanın tekilleştirmesini bizzat yaşıyoruz. Neden? Çünkü yapay zeka söylemi bizi, insanın zihinsel faaliyetini sadece zeka üzerinden düşünmeye zorluyor. Halbuki insanın zihinsel faaliyeti sadece zeka üzerinden değildir. Akıl vardır, değil mi? Biz akılla daha çok hareket ederiz. Vicdanla daha çok hareket ederiz. Akıl ve vicdan vardır. Akıl alırız. Akıl toplumsal bir olaydır. Biz toplumsal boyutumuzu daha çok akılla ve vicdanla ifade ederiz. Halbuki zeka kişiden kişiye değişebilen, kişide olan bir şeydir. Zeka veremezsiniz kimseye. Zeka insanın doğuştan getirdiği bir yetenektir. Bu açıdan toplumsalı aslında akıl ifade ediyor. Bu açıdan bizim bu süreçlerde akıl ve zeka ayrımına çok değinmemiz gerekiyor, vurgu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bizi yapay zeka karşısında teslim etmeyecek, bizim özgürlüğümüzü, insanlığımızı ifade edecek boyut akıl boyutu. O yüzden akıl ve vicdanı dikkatli bir şekilde vurgulamamız ve yapay zekanın sadece insan faaliyetinin sadece bir boyutunu ifade eden bir süreç olduğunu anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Bu süreçte bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten bunu ifade edecek bir ortam ortaya koydu üniversitelerimiz. Çok teşekkür ediyorum. Fakat bir başka bir boyut söyleyeyim. Batı'da bu konuda farkındalık daha ileri düzeyde. Batı'da ben araştırma yaparken fark ettim. 2004 yılında İtalya San Remo'da robotik sempozyumu yapmışlar. Batı'nın bu konuda biraz daha farkındalığın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 2014 yılında Danimarka'da Aarhus Üniversitesi robo filozofi konferansları düzenlemiş. Robo filozofi konferansları. Ve her iki yılda bir düzenliyorlar. 2020 yılındaki çalışmanın başlığı kültürel sürdürülebilirlik bağlamında sosyal robotik. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Kültürel sürdürülebilirlik bağlamında sosyal robotik. 2020 yılında bu çalışmayı yapmışlar. Ve her iki yılda bir yapıyorlar. Bu işin farkındalar. Bizim de bu işi biraz daha geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Süremi verimli kullanmaya çalışıyorum. Son bir bağlayayım. Bu anlamda toplumun ben olumsuz etkileneceğini düşünüyorum. Az önce bazı hocalarımız da işte yapay zekanın
korkulmaması gereken, insanlığın faydasına olması gereken, faydasına olacağı bir şey olduğunu söylediler. Ben bu konuda tam olarak katılmıyorum. İnsanlığın faydasına olan birçok icadın daha sonra birçok sorun ortaya çıkardığını görüyoruz. Örneğin ulaşım. Değil mi? İnsanlığın faydasına olması için araçlar ürettik. Arabalar ürettik. Fakat bugün en büyük sorunumuz nedir? Trafiktir. İkincisi hava kirliliğidir. Teknolojiyi ürettik. Bugün dünyanın sonunu getiriyoruz neredeyse. Yani bizim hizmetimize olmasını düşündüğümüz, gerektiğini düşündüğümüz birçok şey bize çok büyük boyutta zararlar veriyor. Yapay zeka da bugün evet öyle düşünüyoruz. Birçok faydası var ama çok da tehlikeli bir boyutu da var. Öte yandan yine internet, insanlığın çok büyük bir kazanımı olduğunu düşünüyoruz. Ama biz bugün gençliğimizi internette kaybetmiş durumdayız. Yani internetin nasıl kullanılacağı konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Yapay zekanın da kötü ellere geçmesi muhtemel. Yani yer altına inmesi muhtemel yapay zekanın. Kendi kendine düşünebilen, düşmanı yok etmeye programlanmış, kontrolden çıkmış robotlar olduğunu düşünürsek, değil mi? Ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bir başka aldığım nottan da şey yapıyorum. Ben yapay zekanın din alanında çok etkili olamayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bizim toplumumuz fetvayı bile veren kişinin kişiliğine, dindarlığına, kıyafetine göre alan bir toplum. Değil mi? Yani bizde fetvalar az önce öyle bir şey yapıldı. İşte fetva verebilir yapay zeka vesaire gibi. Ben buna katılmıyorum. Yapay zekanın vereceği şeyle fetvalara bizim toplumumuz kapalı olacaktır. Yani yapay zekanın din alanında, evet, dinin tekilleşmesi alanında, dinin aşınması alanında etkili olabileceğini, fakat dinin içeriği anlamında çok etkili olamayacağını düşünüyorum. Bir başka boyut, ben yapay zekanın din adamlarına çok büyük fırsat getireceğini düşünüyorum. Yapay zeka çok büyük fırsatlar verecek. Çünkü yapay zeka diğer birçok sektörde, diğer birçok alanda meslekleri ele geçirecek. Örneğin az önce bahsettik, Dr. Watson, değil mi? Dr. Watson henüz şu anda doktorların asistanı durumunda. Ama hamam böceği düzeyindeki bir yapay zeka ile... Toparlama şansımız var mı? Cuma ya. Toparlayacağım. İki dakika içinde toparlayacağım inşallah. Henüz yani hamam böceği seviyesindeki bir zeka doktorlara asistanlık yapıyor. İnsan seviyesine ulaşmış bir zekanın neler yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani yapay zeka birçok sektörü ele geçirebilir. Eğitimi, öğretmenliği, kamu hizmetlerini, mühendisliği. Ancak ben yapay zekanın dini alanda etkili olamayacağını düşünüyorum. Bu açıdan din adamlarının toplumda gelecekte en etkili meslek elemanları olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar gerçekten din adamlarına ihtiyaç duyacaklar. Yapaylıktan, robotlardan sıkılan insanlar nereye gidecekler? Dini mekanlara gidecekler. Din adamlarına gidecekler. Psikolojik, sosyolojik sorunlarla en çok din adamları ilgilenecek. İnsanlar devlet adına da en çok, devlet görevlisi olarak da en çok din adamlarıyla haşır neşir olacaklar. Bu açıdan ilahiyatçıların ve din adamlarının yapay zeka toplumunda çok daha etkin olacaklarını, çok daha etkili olacaklarını düşünüyorum ben. Süremiz de azaldı. 5 dakikamız var Cuma ezanına. Teşekkür ediyorum hocam. Aslında çok daha konuşabileceğimiz şey var ama süremiz kısıtlı olduğu için böyle bırakmayı uygun görüyorum. Sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok kısa hocam şöyle bir soru var. Smart teknoloji ile artificial intelligence arasındaki farktan mı bahsediyoruz? Akıl ile zeka arasını ayırıp konumlandırırken. Evet, aslında onu kastediyoruz. Yani yapay zekanın akıl düzeyine ulaşamayacağını, smart teknolojiyle buraya ulaşmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Fakat ben yine dediğimiz gibi akıl düzeyine, yapay zekanın ulaşamayacağını, yani ulaşmaması gerektiğini, o bakımdan insanoğlunun insanlığı akıl ile temsil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. 4 tane sunumumuz da şu anda tamamlanmış oldu. Hasan Kafalı Hoca, yapay zeka tehlikelidir şeklinde, daha doğrusu sosyal ve insani olana tehlikelidir
şeklinde özetlenebilecek bağlamda görüşlerini ifade etti. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben bütün hocalarımıza farklı disiplinlerden, farklı bakış açılarıyla bize katkıda bulundular. Çok verimli bir oturum oldu. Ben hepsine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Oturumumuz şu an itibariyle bitmiştir. Öğleden sonraki üçüncü oturumumuz 2'de başlayacaktır. Tekrar teşekkürler, hayırlı cumalar diliyorum. Üçüncü oturumda görüşmek üzere. Saygılar, selamlar, hayırlı cumalar. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de ayrıca değerli katılımcılara saygılar, selamlar hocam.